Right off the bat, Surgical Goblin proved his skill with a tricked-out version of Hog Lightning. Pulling off favorable matchups against Loe's Three Musketeers deck, Surgical Goblin won the series. Day 2 saw Danny making a statement that he was not to be trifled with, winning every game in the top 16, going 8-0. Danny used a variety of decks on their climb, but a slimmed-down, double minion version of Lavaloon is what sealed his victory in the finals. Adam rose to prominence as a world-renowned best trifecta player. Now Adam uses spellbait decks with a high-tempo aggressive playstyle. Using Rocket and a nearly unbreakable defense, Adam secured his win over Greg Empire's Lavaloon deck. Donkey Kong took the win on day 4, using Three Musketeers to take the win against Sammy44 and their own Three Musketeers deck. Donkey Kong's use of Battle Ram to block lightning and his Minor Knight tank duo allowed Three Musketeers to deal insane damage. Day 5 saw Nem Sensei, one of the most prolific live event players, take the win. After making it into the final bracket multiple times, Nem Sensei's giant graveyard deck overcame Ken's Golem Three Musketeer Heavy Hitter deck. Suarez's combination of Golem Beatdown and Tornado could not be stopped. Falcon and his Lavaloon deck fell short to Suarez in two decisive games. Day 7 saw the release of Night Witch, and while players scrambled to use her, Royal remained steadfast, playing Hog Executioner in the finals. Voxely, who was using a Night Witch, was no match and fell to Royal. After falling heartbreakingly short in previous tournaments, Baron narrowly secured the win on day 8 against Alex. Using a well-rounded Hog Lightning deck, Baron overcame everything in his path. We'll be right back.
İyi akşamlar hanımlar beyler. Supercell organizasyonunda gerçekleştirilen Clash Royale, Crown, Championship, Global serisinin ikinci haftasıyla birlikteyiz. Ben Oyun Gemisi YouTube kanalından Erkan Çetintaş. Ben ise Rosetman kanalından Ömer Sundur. Arkadaşlar geçen haftaki canlı yayınımızda Avrupa bölgesinden elemeler gerçekleştirildik ve bu hafta en iyi 8 oyuncuyu belirledik arkadaşlar. Avrupa bölgesinin en iyi 8 oyuncuları bugün sizlerle birlikte savaşlar gerçekleştirecek. Gerçekten çok güçlü savaşlar gerçekleştirecek. Ve bunu da random bir şekilde rastgele eşleşerek yapacaklar. Puanlama sistemi üzerinden hareket edilecek. Yani savaşı kazanan puanı kazanır arkadaşlar, anlayacağınız. Şöyle bir şey de gerçekleşecek arkadaşlar. Bu savaşlar çok güçlü geçecek. Bunun sebebi ise ödül havuzundan kaynaklı. Çünkü çok büyük ödüller var. Yani miktarlar bayağı fazla. Birinci 15 bin dolar ödül kazanacak, ikinci 10 bin dolar ödül kazanacak, üçüncü 6 bin dolar, dördüncü 5 bin dolar, beşinci ve altıncı 4'er bin dolar, yedinci ve sekizinci ise 3'er bin dolar ödül kazanacaklar. Yani toplamda... Toplamdaysa 50 bin dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Devasa bir ödül. Bayağı gerçekten büyük. Çok bayağı, büyük. Bayağı büyük. Yani bu paraya bayağı zorlu savaşlar yapılacağını ben şahsen düşünüyorum. Hani çok zorlu ve rekabetli maçlar bizleri bekliyor. Gerçekten çok güçlü savaşlar olduğundan dolayı rakiplerin kullanacakları taktikler, akıllarında tutması gereken kart sayıları ve hamleler bilmem sahneler müthiş derecesinde yüksek olacak. Yani bugünkü izleyeceğiniz aslında Clash Royale savaşlarında alabileceğiniz çok büyük taktikler olacak. Yani dört gözle izleyebileceğinizi söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok verim alabileceğiniz savaşlar gerçekleştireceğiz. Ve geçen haftada çok güzel savaşlar geçti arkadaşlar. Geçen haftaki savaşlara bir ufak değinmek istiyoruz. Çünkü geçen haftaki savaşlar kale alınacak ve gerçekten dikkat alınabilecek savaşlardı. Çünkü orada Avrupa'nın en iyi 8 oyuncusunu buraya kadar taşıdık. İkinci haftaya kadar taşıdık ve süper savaşlar gerçekleşti. Vallahi savaşlar çok zorluydu fakat ben şunu fark ettim. Rakipler destelerini çok sık değiştirmedi savaşlar boyunca. Hep böyle taktikleri sabitti. Fakat şuna rağmen maçlar yine çok zorlu geçti. Yani rakibin kartlarını bilmesine rağmen savaşlar yine çok zorlu şekilde geçti. Kesinlikle katılıyorum sana. Belirli desteler vardı belki de ama oyunculuk buradaki destelerin öne taşımasına sebep oldu. Hani şu deste bu destenin counter'ı deyip de hani bu desteyle imkansız kazanamazsın dediğin savaşları oyunculuğunu ortaya koyarak öne taşıyıp ve o maçı kazanan savaşlar da gerçekleşti. Geçen haftaki maçların birkaç tane isimlerinden az sonra sizlere bahsedeceğiz arkadaşlar. Bundan öncesinde daha çok kullanılan kartlar oldu, az kullanılan kartlar oldu, çok gördüğümüz kartlar oldu. Doğru. Ve işin enteresan tarafı hiç görmediğimiz kartlar oldu. Doğru, yani savaş boyunca hiç çıkmayan bazı kartlar da vardı. Kesinlikle. Yani mesela fırını ben savaşlarda hiç görmedim. Fırın kartı hiç görmedim. Fakat şuna rağmen şövalye kartını neredeyse bütün savaşlarda gördük. Kesinlikle. Değil mi? Hatta şöyle bir şey de söyleyebiliriz bunun içinde. Buz golemi biliyorsunuz ender bir kart ve çok güçlü. Yani çok işe yarayan bir karttı. İlk çıktığı zamanlar hemen hemen her destede kullanılıyordu. Tank birimi olarak, işte yön değiştirme birimi olarak sürekli olarak kullanılan bir karttı. Ya, benim de zaten sevdiğim ve yani favori kartlarımdan bir tanesidir. Fakat şu son dönemde tamamen yok olmuş durumda ki ben yayında bahsetmiştim hani buz golemini hiç görmedik diye. Sonraki maç bir kere bir denk geldi. Sadece sonraki maçta bir kere görebildim diye eğer yanlış bilmiyorsam. Doğru. Bir kere görebildim. Çoğu buz golemi yerine şövalye kartını kullanmayı tercih etmeye başladı. Doğru. O buz golemini gördüğümüz destede Beri'nin destesiydi. Binici ile kullanıyordu. Doğru. Yani şu bildiğimiz binici destesi var ya, buz golemini öne koyarsın, arkasından biniciyi gönderirsin ve kuleye bir şekilde varır. Evet. Bizim aslında Clash Royale oyuncularımızın da şurada bir şeyi fark ettiler. Ya iki iksirlik buz golemini veriyorsun. Ama bir iksir daha fazladan verip hem de vuran hem de yüksek tank özelliği olan bir birimi kullanmak daha mantıklı geldi. Ya gerçekten de öyleydi. Şöyle bir şey var, yani şövalye hani çok böyle seri vuran bir birim aslına bakarsak. Doğru. Çok seri vuruyor. Maliyet yönünden çok makul ve canı çok yüksek.
Yani 4 tane barbarı tek bir şövalyeyi rahatlıkla durdurabiliyorsun. Dev durdurabiliyorsun, biniciyi durdurabiliyorsun, madenciyi durdurabiliyorsun. Yani durduramayacağın kart yok. Yani. Bütün her karta bir cevabı var, evet. Şövalyenin gerçekten. De, şöyle bir şey var, çoğu rakip şövalyeyi yani pek bakmıyorlar. Fakat şövalye vardığı zaman çok sağlam ve seri şekilde vurduğundan tek başına bir saldırı yönü de var aslında. Doğru. Yani saldırılarda da şövalyeyi çok rahat şekilde kullanabiliyoruz. Savunmalarda da kullanabiliyoruz. Ben son dönemlerde çoğu desenler kullanıyorum. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeceğim Ömer sana. Mesela geçen haftaki savaşları baz alarak ben evet. ilerliyorum şu anda. Mesela şövalyeyi çok gördük. Evet. Bunun dışında atak birimi olarak da domuz binicisini çok fazla gördük. Evet. Ya domuz binicisi yerine mesela atak birimi olarak kullanılabilecek daha çok kart var. Dev var, golem var, işte lavtası var, balon var vesaire ne bileyim. Hani koçbaşı var, bilmem hani bir sürü atak birimi kartı var. Doğru. Ama domuz binicisi sanki bu saydığım diğer kartlardan ve saymadığım diğer atak birimlerinden bir adım daha önde. Yani domuz binicisi daha çok tercih edildi. Ya niye? Çünkü çoğu seri destelerle maç yapmak istiyor ve bahsettiğimiz kartta çok seri ve çok seri saldırılarda sonuç elde edilebilen bir kart. Yani ben de şövalye, binici gibi mini kartlarla saldırıya çıkmanın daha mantıklı olduğunu şahsen düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum sana. Bir de domuz binicisi destelerinin 3.3 iksir bedelinin üzerinde olmadığını evet. fark ediliyor şu anda. Evet. Mesela kullanılan destelerde genelde 3.3 iksir bedelinden fazla olduğu zaman bu desteye baktığınız zaman oyuncular der ki ya bu destede bir fazlalık var. Bunu birazcık daha küçültüp domuz binicisi desteleri de mesela evet. çok hızlı döndüğünden çok evet. küçük iksir maliyetli birimlerini kullanılıyor. Domuz binicisi destesi. Şey var bir tane hem saldırıya çıkıp hem de savunmaları gerektiğinden yani daha fazla mesela doğru. 4.0'a çıkamıyorlar. Çünkü destelerin çok daha seri ve süratli dönmesi gerekiyor. Kesinlikle. Birkaç tane böyle sadece içerisinde domuz binicisi olan devli birkaç tane deste var. Fakat çok da fazla metada olduğunu söyleyemem. Yani 3 iksir ve 3 iksirin altında olanlar da daha çok kullanıldığını söyleyebilirim. Şu anda oyuncuları görüyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafta size göre Berin var arkadaşlar. Berin binici buz golemi destesi kullanan arkadaşımız. Geçen evet. haftaki izleyicimiz, geçen haftaki canlı yayınımızı izleyen arkadaşlar varsa ve gerçekten güçlü bir oyuncuydu. Yani ve fakat şu anda sağ tarafta gördüğümüz Royal. Evet. Yani ben şu an maçı merak ediyorum. Benim merak ettiğim şu konu var. Bir önceki maçlarındaki destelerini değiştirdiler mi? Bence o destelerde gerçekten güçlülerdi. Çünkü iki tarafta şu anda domuz binicisi destesi kullanacak. Eğer değiştirmedilerse bu haftada gene aynı şekilde Berin'de, Royal'de domuz binicisi destesi kullanacak. Görsel gerçekten çok güzel. Çok, çok rahat şahane. Bir şekilde oturdular ve savaşlarına başlayacaklar şu anda. Valla şu an çok şeker bir sahne var. Zaten rahat pozisyonda maçlarını yapmaya başlayacaklar. Ben merak ediyorum destelerini şu an. Sabırsızlıkla bekliyorum Erkan. Bu savaşta şu anda Ömer ödüllerin vermiş olduğu heyecan, ödüllerin vermiş olduğu hırsa da gerçekten çok hırslı ve güçlü geçecek. Şu anda iki tarafta zaten destelerini ya ayarlıyorlar ya da destelerini kontrol ediyorlar. Son kez kontrol edecekler ve az sonra savaşa başlayacaklar. Çok kıran kırana bir savaş geçecekler. Ben gerçekten şu anda çok heyecanlıyım. Valla hani nasıl diyeyim şimdi biraz da stres de vardır. Kesinlikle hem Royal'de hem Berin'de stres olduğunu zannediyorum. Fakat maç başlamak üzere derken evet, maç şu an başladı. Startını verdiler Ömer şu anda. Şu an İkisi de birbirine bol şans diledi arkadaşlar. Ve start verildi maçta. Zannedersen Suarez ile Berin pardon. Az önce bir yanlış bir orada olmuş olabilir. Bir yanlışlık olmuş doğru. olabilir arkadaşlar. Suarez kusura bakmayın. Berin. Suarez ile Berin'in maçını şu an seyrediyoruz. Sanırım Berin'in destesini değiştirmemiş. Değil mi? Evet. Berin gene buz golemi ve domuz bilgisi destesini kullanıyor. Suarez'de golem destesi var. Geçen hafta iki maç atmıştı ve ikisini de yenmişti Suarez. Şu an farkındaysan soldan da ve sağdan da bir saldırı geliyor. Berin şu an sağdaki saldırıyı
bir tomrukla karşıladı fakat soldan Pekka şu an geliyor ve Dartbol yine ters taraftan gelecek farkındaysan. Çünkü bir kare diğer tarafa gönderildi. Geçen hafta görmediğimiz kartlardan bir tanesi Dart Goblin'di. Koçbaşı ve Pekka. Gerçekten çok ilginç bir DS'si var. Derin'in çok zor. Zamanlar şu anda Derin'i bekliyor. Okule'yi kaybetmiş öyle. Olabilir. Muhtemelen Okule'yi kaybetti diye düşünüyorum. Tomruk da yanı tarafa. Son çarelerini oynuyor şu anda ama Pekka vuracak. Pekka'nın daha bayağı bir canı olduğunu görüyorum. Ve Kule'yi alacak. Birinci saldırıya düştü. Çok muazzam bir saldırıydı. Burada Derin'in sanki diğer taraftan saldırı yapması birazcık onu zarara soktu çünkü sağ doğru. Taraftan da Goblin çetesi geldi. Doğru. Bir fakat, de onu savunmak zorunda kaldı. Doğru bir de yani sol taraftaki Şövalyesi ve Cellat'ı biraz ziyan oldu diyebilirim. Saldırı birden bahsediyorum şu an. Cellat'ı evet Dart Goblin'i aldı. Dart Goblin orada ciddi bir hasar verdi Cellat'a. Şu an çok sağlam bir saldırı geliyor şu an. Evet Buz Golem'i geride kaldı. Korkmaşıyla kandırdı. Cellat'ı. Korkmaşıyla kandırdı. Sağ tarafın canı 908'e dek çekti. Berin. Cellat orada hibe oldu gibi bir şey oldu ama gerçekten orada kendi görevini yaptı. Koçbaşını da engelledi. Pekka'ya da vurdu. Şunu fark ettim sanki Dark Goblin'e beni sırt taraftan gönderiyor. Ve yanlış bir sonluktan bahsediyoruz şu an. Güzel bir yıldırım. Kesinlikle öyle. Ve Dark Goblin de gene ana kuleye iyi vurdu. Ama sağ taraftaki Pekka ilerleyemez gibi gözüküyor ve ilerleyemedi zaten. Sanki sağ tarafı kaybetti gibi bir tane daha vuruş ve sağ tarafı 116 civarında kaldı. Tomruk tek başına oraya almış Cellat ama Cellat aldı. Çok iyi kuleyi aldı. Şekilde. Cellat'ın bu oyunu çok seviyorum. Zaten arka tarafa da hasar vermesi muhteşem derecesinde elle kullanıyor yapıyor Cellat'ın. Şu an Suarez saldırıya geçti ve direktmen merkeze saldıracakken bir karşı kasırga ve Dark Obi'ni şu an Tomruk'ta karşıladı fakat Berin'in merkezi şu an bayağı bir can kaybetmiş durumda. Şu an Suarez'in sol tarafında hiç bir hasar yokken Yüzü geldi ve bir defa vurabildi sahibi. Zaten Buz Gömen'in de patlayan bir verdiği zarar var. Şahane bir kasırga, güzel bir yıldırım. Evet, Suarez'in yıldırımı var. Tahminimce bu yıldırımı 2-3 el daha çevirdiği takdirde 2 el çevirdiği takdirde kuleye düşürebilir. Fakat İki ellikte savunması gerekir kulesini. Valla şu an Suarez avantajlı görünüyor fakat yeni belli olmaz. Çünkü Cellat'ı atacak. Cellat'ın üzerine yıldırım atmak çok mantıklı. Suarez yine saldırıya geçti. Evet. Bir yıldırım geldi. Koçbaşı yıldırım. Aynen öyle. Yıldırım Cellat'a küçük bir hasar bırakabilir ama gene barbar bir tane ellem etti, kulem etti vurdu. Evet. Şu an Suarez yıldırım ve zaten çarpması da var. Berin'in şu an çok zor bir durumda olduğunu söyleyebilirim sana. Gerçekten çok çok zor durumda. Ama domuz bilgisi destesi bazen tehlikeli, bazen çok büyük ataklar yapabiliyor. Domuz bilgisi tehlikeli bir karşı çünkü. Şunu fark ettim bilmiyorum. Tam Cellat'ı yıldırım vurmasın diye biraz sola doğru gönderdi Suarez. Koçbaşı şu an gidiyor ve Cellat öldü. Çarpma gönderdi kuleye. Şeyi fark etti mi Ömer? Mesela burada Pekka'ya atmak yerine yıldırımı da kullanabilirdi. Fakat doğru. Pekka'ya atmayı tercih etti Suarez. Çünkü hani muhtemel bir saldırıyı ta en başından yanıtlamak istediğini düşünüyorum ben. Evet, gördüğün gibi yıldırım şu an görmedi. Rastgele Tomruk. Rastgele Tomruk kazandırmadı. Birinci şu an Pekka'yı kandırdı. Bine kadar düştü orası fakat Suarez'in bir yıldırım saldırısıyla zannedersem maç birazdan sona erecek. Tetiği gönderdi. Fakat Berin'in vuramadı. Yıldırım çok zor. Büyük zaten ihtimalle Berin ise bir yıldırımla maçı aldı. Gerçekten Berin şahane maçtı. Destesini iyi değerlendirdi. Doğru. Fakat Suarez'in destesi de yani çok sık gördüğümüz bir deste olduğunu söyleyemeyiz. Suarez aslında destesi full atak, sadece atak. Savunma birimi sadece ve sadece kasırga ve Berin'in destesinden bahsediyorum. Evet. Domuz binisi atağı yapıp sadece ve sadece cellat ve kasırga ile savunmaya yönelik bir deste. Evet. Suarez'in elinde de yıldırım var. Otomatikmen cellatı elediği için de rahat bir şekilde ilerleyebildi. Zaten son 4 tane veyahut da 3 tane de yıldırım atarak kuleyi devirdi ve 3 taç aldı. Bu çok önemli bravo. Bir şey. Yani hanesine 3 puan yazıldı.
Çok şahane bir şey. Ya hani Suarez'in destesi genelde çok sık görmediğimiz bir deste. Hani ben de şu an maç süresine baktım desteye ve bayağı şaşırdım. Böyle yıldırımdan ziyade çarpma fark etmişsen bir önceki yayınlarda çarpmayı doğru dürüst görmedik bile. Kesinlikle. Bir dönem bayağı popülerdi fakat Suarez hem çarpma hem yıldırımla vura vura maçı bitirdi diyebilirim. Ve Pekka'yı da, büyük Pekka'yı da ne zamandır görmüyoruz. Ben çok uzun zamandan beri görmedim. Yani rakibin birincisi neredeyse kuleye sadece birer kez vurabildi. Öbür kuleye almasının sebebi de zaten Suarez'in diğer kuleye güçlü bir atakta gitmesinden kaynaklı olarak geldi. Evet. Ama iki tarafta gerçekten yönüydü. Burada sanki Suarez birazcık şaşırtmaca yapmış gibi geldi bana. Şu an Suarez'e Beren'in maçının tekrarını seyrediyoruz. Sol taraftan bir saldırısı vardı fakat... Suarez burada bir şaşırtmacı deste kullanmış. Çünkü evet. Bazı desteler artık böyle metaya oturmuş ve meta desteleri kullanıldığından dolayı hani metadaki destelere ne şekilde cevap verileceği az çok artık ezberlenmiş ve biliniyor. Şimdi meta dışında bir deste geldiği zaman birazcık böyle hani şaşırıyorsun. Acaba böyle miydi? Hani böyle mi yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Birkaç kere deneme yaptıktan sonra gerçek savunmasını yapabiliyorsun. O birkaç kereden sonra zaten kuleni kaybediyorsun. Yani bir de şey şansı da yoktu. Şimdi Suarez'in destesinde hem Dart Goblin var hem Pekka var. Bunlar metada var olmayan kartlar. Tahmini çok zor. Çarpma da mesela şu an çok metada değil. Yani deste 8 kartın neredeyse 4'ü metada olmayan kartlardı. Kesinlikle katıldım. Bayağı şaşırdı diyebilirim Beren. Evet, rövanşı başladı Ömer. Suarez ve Beren. Bakalım Beren destesini değiştirecek mi? Şu an gördüğüm kadarıyla Suarez ve Beren de desteleri değiştirmiş. Kesinlikle. İkisi de desteği değiştirmiş. İkisi de birbirine ters köşe yapmaya çalışmış. Yukarıdan bir tane zehir ve iskelet geldi. Bu mezarlık destesini az çok anımsatıyor gibi. Doğru. Şu an kartları bekliyor ama şu an sakin bekliyorlar. Yalnız Beren birazcık şu an sert geliyor gibi gözüküyor. Çok silahları sert. Çünkü var. Gece cadısı kullanıyor Ömer. Suarez. Suarez'leri var, Beren'leri var. Ve cadı şu an kuleye vardı. Harika. Şu an sağdan Beren muazzam bir saldırı yaptı. Ve neredeyse bir 700-800 civarında bir rakip kuleye hasar verdi. Sağdan şu an sadece okçular geliyor savunması şekilde. Okçulara cevap vermemesinin sebebi iksir olarak zaten şu anda önde. Doğru. İki iksir öndeydi ve iksir toplayıcısı koydu. Ama tabii ki Suarez senin iksir toplayıcına izin vermeyeceğim deyip mantıklı. Zehir attı. Mantıklı. Bence yani, de mantıklı bir hareket. Mantıklı çünkü rakibin toplayıcılarını yok etmezseniz eğer sonraki saldırılarda mümkün diye yanıtlayamıyorsunuz. Suarez şu an sağdan bir şövalye gönderdi savunma babında. Beren'in silah şövalyeleri ise bölünmüş fazetti ve sağdan koçbaşı geliyor. Şu an gece cadısıyla koçbaşını kantırıyor. Koçbaşı şu an sağdan vuramadı. Fakat geriden silahşör şu an çalışıyor. Bu arada arkada madenci çalışıyor Ömer. Evet, şu an yeni fark ettim ben de bu karambolde görememişim. Barbar'ın bir tanesi vuruyor ve sağ tarafı silahşör kilitlendi oraya ve silahşör orayı aldı. Gerçekten iyi bir saldırı yaptı Beren. Zaten geçen haftaki bölümünde de Beren aynı şekilde 3 silahşör destesini kullanmıştı sanırım. Şövalye ve mezarlık gibi muazzam bir saldırı var şu an ve madenci gönderdi savunmak için. Evet, Suarez gerçek saldırısını yaptı ama şu anda tutmadı. Yani mezarlığa madeni göndermesi normalde bir çaresizlik aslında. Çünkü kesinlikle. Kartı yok, değil mi? Kesinlikle katılırım çünkü mezarlık savunulacak kart madeni değil. Soldan bayağı sağlam bir saldırı bekliyor. Sanki bize. Yalnız Zellat orada çok iyi çalıştı. Zellat çok güzel çalıştı diyebilirim. Süper çalıştı orada. Ve şu an mezarlık geliyor, bakalım ne yapacak. Çok sert geliyor Suarez. Yine madeni gönderdi, bakalım çare mi? Bu arada şu an Cellat diyor ama maçın bitmesine çok az bir süre kaldı. Zaten neredeyse full canı var. Beren'in sol kulesinin de saldırı başarısız oldu. Tomruk'la karşıladı. Az önce sağ taraftan bir tane silahşör kendini resmen unutturdu Ömer. Evet. Ana kuleye vermiş olduğu hasara şu an görebiliyorsun. Hemen hemen yarıya kadar indirdi. Neredesin bir tane silahşör kendini unutturdu orada. Ve şu an maçın galibi Beren. Evet, şu anda berabereler. Az önce Suarez galip gelmişti 3 taç alarak. Şimdi Beren 1 taç alarak beraberliği getirdi arkadaşlar.
çok güzel bir savaş geçti. İkisi şahane de destelerini değiştirdiler. İki tarafta gerçekten çok hırslı bir şekilde oynadılar. Hata veyahut da başka bir şey olduğunu görmedim ben. Yani belki siz oradan izlerken daha net, rahat bir şekilde görüyor olabilirsiniz. Burada canlı yayında olduğumuz anda oluyor. Belki arada bazı kaçırdığımız şeyler oluyor olabilir ama ben hata görmedim. Ben güzel de yani, oynadılar. Fakat hani maç süresince ben de full seyrettiğim hani rakip de top belli koymasına müsaade etmemesine rağmen bayağı seri şekilde destesini döndürdü. Bence ben bir yanlış göremedim fakat sanırım destenin talihsizliği diyebiliriz buna. Kesinlikle. Çünkü rakibin birinin koç başını durdurmaya öyle muazzam bir kartı yoktu. Çünkü ilk 3 silahşörü var. Evet. İksir toplayıcısı var. Evet. Ve Suarez'in elinde sadece bir tane zehir var. Evet. Ya bu zehri ya toplayıcı yok edecek ya silahşörü. Şimdi toplayıcı yok etmese bu sefer silahşörler daha seri dönecek. Bu sefer zehir yetmeyecek. Doğru. Doğru. Kesinlikle. Ama elinde Suarez'in aslında güçlü bir silah vardı da Berin burada kendi destesini çok iyi tanıdığından dolayı çok iyi hamleler yaptı. Evet. Cellat ve kasırgası vardı aslında Suarez'in ama Berin Cellat'ın çıktığı tarafın hemen ters tarafından atağa geçti. Doğru. Hemen hücum etti. Hiç saniye beklemedi. Direkt ben hücum etti ve bu hücum da ona kazandırdı. Aslında burada çok büyük bir unsur var kuleye almasında. Arka tarafa çok güzel bir madenci sakladı. Saklı yani, madenci. Bildiğin orada madenci saklandı ve bayağı vurdu orada. 500-600 hasardan fazla verdi. Ben yayını seyrederken yayın süresince madenciyi görmedim. Yani evet. Madenci nasıl gitti oraya hakikaten şaştım kaldım yani. Silahşörü gidiyor, koçbaşı gidiyor ve madenci gidiyor. Zaten madenci ve koçbaşından çıkan barbarlar silahşöre tank oldu. Zaten son bölüme kadar bakarsanız çok az bir canlı barbar vardı. Zaten o barbarlar da Koçbaşı'ndan çıkan barbarlar da Suarez'in savunmaya gönderdiği kartları yok etti. Yok ettikten sonra ise madenci vardı. Madenci de yok olduktan sonra silahşörü kartıyla zaten komple kuleyi temizledi. Bir önceki maça göre birazcık daha böyle sanki güçlü bir maç geçti gibi gözüküyor. Çünkü doğru. Bir önceki bölümde Suarez Pekkala destesiyle Berin'e zor anlar yaşattı. Bayağı zor yani, anlar yaşattı ki neredeyse yarı candan fazlaki bir Pekka'ya tomruk göndermeye meşguliyetinde bulundu. Yalnız şurada vardı. Suarez'in mezarlık saldırılarında Berin'in madenci göndermesi de biraz çaresizlikti. Fakat doğru. Yine de şansa diyelim aslında bakarsan bu saldırıları rahatlıkla karşılayabildi. Bir önceki bölümde de mesela yine aynı şekilde arkadaşlar Berin domuz binicisini atağını çaresizce gönderdi. Evet. Yani gönderiyor aslında. Fakat karşı tarafın ya Pekka ya da goblin çetesi çıkartacağının ihtimali var. Tomruğu atsa goblin çetesini çıkartmasa bu sefer farklı bir durum yaşayacak. Yani çok çaresizlik içerisinde kaldı geçen doğru. Bölüm. Doğru. Şimdi son maçı yani rövanş maçını seyrediyoruz. Desteler değişmiş mi? Suarez yine birinci maçta geri dönmüş. Fakat Berin en son maçta destesiyle devam ettiğini görüyorum şu an. Yine toplayıcı geldi. Suarez'den bir yıldırım geldi Berin'den. Fakat Suarez'in bu yıldırımına karşılık Berin hala bir iktir önde diyebilirim. Çünkü yıldırım doğru. Geldikten sonra toplayıcı bir tane iktir verebiliyor. Yani tam karşılasın diye roket göndermesi lazım. Bir madenci saldırısı var sol taraftan. Suarez'in Suarez'de yapılan Goblin'in birisi vardı kuleye fakat çok da bir ciddi hasar veremedi. Hatta sağ daha fazla vurmuş. Yani sol tarafa madenci göndermesine evet, rağmen yanlış gönderilen iskeletten kaynaklı olarak şu anda darbe yiyor. Güzel bir çarpma geldi ve barbarın bir tanesi kuleye vardı ve yanındaki çöp birimler daha doğrusu çok iyi. Zayıf birimler bayağı oldu zaten yine çaresizce göndermiştim. Çaresizce göndermiştim madenci. Çıkarttı orada. Ve şu an zannediyorum ki sağa doğru güzel bir yıldırım gelecek çünkü zarar görülen tarafa koyulan toplayıcının genel talihidir bu yıldırım görmek. Koçbaşıyla hiç beklemeden bir saldırı yaptı şu an. Bir çarpma geldi. Koçbaşının etkisini kaybetti orada doğru. Çünkü iskeletler de orada bir koçbaşı daha geliyor yaptı. Şu an. Ters atak yaptı hemen Suarez. Muhtemelen şu an geliyor evet. Beklendireyim ben şu an ama. Evet şu an ikisi de ana birimlerini evet. Çıkartmadılar. Yani evet. Berin 3 silahşörü, Suarez de Pekka'yı çıkarttı daha önce hiç. Şu an sadece minik saldırılar yapıyoruz.
birbirlerini şu anda yokluyorlar gibi gözüküyor Ömer. Evet. Ana saldırılarını, güçlü saldırılarını daha henüz yapmadılar ama yapacaklar. Sanırım 1 dakika geçtikten sonra... 2x'e geçtikten sonra başladı. İkisi de ona güveniyor bence. Şu an Beren'den bir toplayıcı görüyorum. Hem sağ hem sol ciddi zarar görmüş durumda. Şu an Beren'i bence zor zamanlar bekliyor. Kesinlikle. Gerçi Suarez'in de Pekka'sı var. İki silahçının geldiği tarafa Pekka'yı koyabilir ki onu da yaptı ki şu anda. Ki sevdiği şekilde yaptı şu an. Sağ tarafı da neyle savunacak? Korkmuşu geliyor şu an. Yine son maçtaki saldırıyı görüyorum şu an. Çete geliyor diğer taraftan. Arka ve tarafta yine Madenci saklandı. Çok iyi vurdu. Dark Goblin'i şu an gafil alan diyebilirim. Pekka'yı karşılık kart ediyor. Yavru ejder. Pekka orada eridi. Aynen şu an bir saldırı bir karşı saldırı daha görüyorum. Sanırım Madenci derken şu an hemen Madenci geldi. Yere basan kartı koşbaşı vuracak gibi gözüküyor. Ve vurdu. Ve çok az yere kaldı derken. Buraya kaybedecek zaten 13 saniye kaldı. Bravo. Suarez. Maalesef Suarez savunmaktan atağa kalkamadı. Son saniye savunma. Bitti. Savunmaktan atağa kalkamadı. Bravo. Yani Beren'in aslında burada saldırı otağı çok iyiydi. Doğru. Yani döngüsünü çok iyi bir şekilde çevirip aslında Suarez'e fırsat verdi. Doğru. Yani, Suarez sadece savundu mu son maçta? Yani bana sorarsan bu bir yanlış çünkü sürekli savunuyorsun. Ve rakip de hep saldırı kartı gönderiyor. Senin gönderdiğin kartlar rakibin saldırı kartlarının altında zaten ziyan olduğundan. Doğru, kesinlikle. Sen karşılık veremediğinden yani karşılık vermekten saldırıya çıkamadığından maçı kaybediyorsun. Bana sorarsan hani o demin dediğim gibi bedenini zor zamanlar bekliyor derken doğruydu aslında. Fakat Suarez savunmaktan bir türlü saldırıya çıkamadığından maçı kaybetti. Aslında ilk baştan itibaren, maçın başlangıcından itibaren 3 silahşörü Beren değerlendirseymiş daha farklı, hızlı bir şekilde sonuç alabilirmiş ama demek ki güçlü bir atağını 2x'e girdikten sonra sakladı ve başarılı bir hamle yaptı burada. Doğru. Aslında bu da bir stratejidir. Yani ana silahını 2x'e girdikten sonra ki zaten 3 silahşörü destelirdi arkadaşlar, ya elinizde iksir toplayıcısı olması gerekiyor. İyi bir şekilde döndürebilmeniz ve güçlü bir atakla gidebilmeniz için ya da 2x'e girmeniz gerekiyor. Beren iksir toplayıcısını koydu fakat Suarez hiçbir şekilde fırsat vermedi. Burada Beren 1 puanı aldı arkadaşlar. Şu anda liderlik tablosunu şu anda görebiliyorsunuz. Beren güçlü savaşı sayesinde evet. Ömer bravo. Burada 1 puanı kazandı. Sonraki sırada Tani var. Fakat şu an gördüğümüz puan değil, mağlubiyet ve galibiyet sayılarından bahsediyoruz. Doğru. En iyi 3 maç sistemi olduğu için arkadaşlar, mesela buradaki en iyi 3 maç sisteminde Beren ve Suarez karşılaştı. Beren'in kazanması halinde hanesine 1 galibiyet yazılıyor. Ve finale doğru gittiğimizde de oradaki en çok galibiyeti olan kişi de büyük ödülü kazanacak. Yani. O yüzden çok hırslı, çok güçlü maçlar geçecek arkadaşlar. Ya az önce izlediğimiz maçları belki böyle normal ya, bir şekilde izliyor olabiliriz. Seyretmesi zevkli tabii ki. Fakat kesinlikle. Hani o maçın başında var olmak hakikaten bence büyük mesele. Bir de yani şey düşünün hani maçtasınız ve bütün dünya sizleri seyrediyor. Kesinlikle de o var. O heyecan da var. Stres var. Bir de sonundaysa bir maddiyat var. Bir ödülden bahsediyoruz. Çok stresli olsa gerek. O tabletin başında, telefonun başında, o tabletin başında o ödülle alakalı olarak savaştığınızı bir kere hayal ederseniz oradaki maçın ne kadar stresli ve heyecanlı geçtiğini gerçekten hayal anlayabilirsiniz ki zaten oyuncular hani oyunculukları gerçekten çok güçlü oyuncular. Yani oyunculuklarıyla alakalı hiçbir şey söyleyemeyiz. Fakat burada dediğim gibi gerçek kazananın bence şu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Meta destelerine verilebilecek cevapları zaten az çok tüm oyuncular biliyor. Oyunculuğun ağır bastığı tarafta farklı desteler geldiğinde mesela Beren'in şu anda yaptığı gibi arkadaşlar Beren farklı bir desteye karşılık cevap verdi. Meta'da olan bir deste değildi Suarez'in destesi ama iyi analiz etti, iyi fark etti ve savunmasını gerçekleştirdi. Suarez'in destesini parçaladı. Yani hangi taraftan atak yapacağını bir türlü Suarez'e müsaade etmedi. Sürekli olarak atak yaptı. Doğru ya ve bir de şöyle bir şey var hani ben Beren'in yerinde şahsen var olsam hani maç yapsam hem sağa hem sola neredeyse yarı yarıya vurulmuş. Kesinlikle. Yarı yarıya zarar görmüşüm.
ve maç sonlara doğru gidiyor. Benim biraz moralmen zayıflardım diye düşünüyorum. Fakat Berin sadece son doğru. derece profesyonel şekilde canlı yayındayken, bütün dünyanın kendisini seyrediyorken bu maçı çevirmesi bence büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Çok soğukkanlı davrandı. Çok soğukkanlı, evet. Yani ben bu kadar sakin var varamadım çünkü ben şu an maçı seyretmeme rağmen ben burada panik oldum. Çünkü kulenin iki kulenin canı da 1500'den aşağıya düşmüş. Doğru. Karşı tarafa vuramamışsın ta doğru düzgün. Yani. Karşı taraf hani ufak ufak gelip vuruyor sürekli olarak. Yani otomatikmen karşı tarafın yıldırımı da var. Moraliniz bozulur. 3 kere yıldırımı çevirse veya 4 kere yıldırımı çevirse gene kulenizi kaybediyorsunuz. İlk maçta olduğu gibi. Ama Berin burada taktiğini gerçekten güçlü kullandı. Doğru. Yıldırımını tamamen iksir toplayıcısına kullanmasını yönlendirdi ve 3 silahları burada mesela çok iyi değerlendirdi. Aslında burada Suarez ikinci bir atak, yani ilk saldırısında çok güçlü geldi. 400'e kadar indirdi kendi kulesini. Yani Suarez'in kulesi, sağ kulesi 400 küsürlere kadar düştü ilk atağında Berin'in. Orada evet. mesela Suarez farklı bir taktik kullanıp yıldırımı iksir toplayıcısına değil de 3 silahçıların üzerine atmış olsaydı belki daha farklı bir sonuç da alabilirdi. Ama 2x'teydi. Şöyle bir şey var burada, yani fark ettin mi? Hani son maçta da vardı bu. Mesela sağdan PK geldi. Fakat Berin soldan saldırdı. Soldan bütün gücüyle, bütün kartlarıyla saldırdı. Bundan bir önceki maçta da yine sağdan cellat geliyordu, farkındaysan değil mi? Doğru. Sağdan cellat gelmişti. Bu sefer yine soldan Berin bütün gücüyle saldırdı. Zaten kendisine de bu saldırılar kazandırdı diyebiliyorum. 3 silahçıların zaten en büyük kullanılma sebeplerinden, faydalarından birisi de bu. Derken ikinci savaş da şu anda geliyor. Çift yönlü savaş saldırı yapabiliyorsun 3 silahçıları. Doğru. Yani bu atağı da Berin çok iyi bir şekilde kullandı. Şu anda ikinci savaşımız karşınızda arkadaşlar. Royal. Bir tarafta Royal. Royal. Diğer tarafta benim favorilerimden bir tanesi Surgical Goblin. İki tarafta gerçekten güçlü arkadaşlar. Surgical Goblin bir önceki destesini ben size hemen söyleyeceğim. Cellat, Valkür ve Binici'yi kullanıyordu bir önceki haftada. Royal ise Binici destesi kullanıyordu arkadaşlar. Bu iki rakipte Binici destesi kullanılıyor. Bakalım bu hafta destelerini değiştirmişler mi Ömer? Bana sorarsan Surgical değiştirmemiştir. Bir de şöyle bir şey var hani. Surgical Goblin destesi hakikaten hani güçlü metada deste değildi. Fakat ben yayından sonra baktım. Surgical Goblin destesi TV Royale'de falan görülmeye başlandı. Çok kullanan var. Genelde böyle şövalye kartı vardı Varkür yerine. Şu anki destesini bilmiyorum fakat bir önceki destesi Cellat Varkür, Binici Kasırga, Yıldırım, Tomruk ve İskeletten var oluyor. Varkür yerine. Şu an ikisi de bekliyor Ömer. Şu an bekleşiyor var çünkü dediğimiz gibi değeri çok büyük, muazzam bir turnuvadan bahsediyorum. Bir çarpma geldi şu an. Surgical Goblin, Royal'in sağ kulesine ejderha geldi. Surgical Goblin sanki destesini değiştirmiş Ömer. Doğru, Surgical Goblin şu an gönderdi. Cellat'a o soldan zıt taraftan bir saldırı ve gelece cadısı var. Royal destesini değiştirmiş ve cadı şu an bildiğin gibi bayağı popüler. Ben de kullanıyorum. Acaba Surgical Goblin 3 silahşör destesi mi kullanıyor? Yoksa bir önceki seferindeki Suarez'in kullandığı desteğe benzer bir Pekka destesi mi olacak? Çarpması da var. Yine çarpma geldi. Diğer kartlarını daha henüz çıkartmadı. Oo, mezarlık geldi. Çok şahane şu an. Royal'den Royal. Ansızın bir mezarlık geldi. Harika bir çarpma. Fakat Goblin'ler şu an hala çok az canlı olmasına rağmen yaşıyordu. Bir hasar yaşıyordu. Veremedi. Evet. Ama denedi en azından. Sanki bir karşı saldırı gelecek gibi. Cellat da güzel bir savunma oldu. Evet, tam beklediğim çok yıldırım. Çok güzel bir yıldırım geldi. Tam beklediğim şekilde geldi ya. Çok güzel bir yıldırım geldi ve kuleye hem yıldırım vurdu hem ejderha vurdu. 800 çok iyi civarında indirdi. Muazzam bir hasar verdi. Sadece savunarak şu an. Kesinlikle. Çünkü daha Surgical Goblin doğru dürüst saldırıya bile çıkmadı. Evet, Royal evet. devi bıraktı. Dev ve mezarlığı kullanıyor. Surgical ise sağdan büyük Petka'yı gönderdi. Doğru. Gece canısı. Ben Royal'in destesi hakkında tahminlerim var fakat şu an yanılgıya düşmek istemiyorum. Goblin geliyor şu an. Surgical Goblin'in arkadaki gece cadısını bir şekilde indirmesi gerekiyor derken çok güzel bir zehir geldi orada. Dark Goblin'i eledi. Dark evet. Goblin'in aslında orada işi çok büyük derken ama mezarlık çok güçlü bir atak olduğunu söyleyemem ama
iksir olarak da. Oo çok güzel. Cellat şu an neredeyse yok oldu. Evet, Cellat şu an yok oldu. İki tane ejderha geliyor hemen. O abi şu an çok kötü. Şu an çok kötü. Kasım onları durdurur mu? Royal şu an çok kötü halde diye düşünüyorum. Gerçekten çok iyi Royal geldi gene. Surgical Goblin. Ve kuleyi aldı. Çok fena yakaladı şu an. Bir canı kaldı fakat. Son 10 saniye kala Surgical Goblin o kuleyi bir şekilde aldı. Bir şekilde çünkü burada görünmez bir kahraman var Dark Goblin'i. Geriden muazzam bunu fark etmişsen. Royal'in savunmasında cellat düştüğü an yıldırım gelmeden yok oldu. Çünkü gerideki Dark Goblin'i çok seri şekilde vuruyordu. Dark Goblin'e ilk atağında aslında zehir attı. Fakat Surgical Goblin'in DC'si sanki Royal'in DC'sine göre birazcık daha hızlı döndürebildiği için iksir bedeli herhalde daha düşük olduğu evet. için Dart Goblin'i ikinciyi hemen yetiştirdi. Evet. Mezarlığı savundu. Tekrardan atağa kalktı. Bu sefer elinde iki tane de ejderha vardı. Yalnız ben şunu hani çözemedim. Hani Surgical Goblin'in saldırısı neydi? Ejderhaydı çünkü, sanki. Hayır, çünkü sürekli savundu. Hani sürekli savunma yaparak yavru ejder göndererek savundu. Bir de Royal'in şöyle bir yanlışı var. Hani sağdan birim geldiğini bile bile hala sağdan gönderdiği Doğru. için kartlar sağ tarafa yığıldı. Sonrasındaysa direkt ben bunları cellatla karşılarım. Fakat cellatla yıldırıma öldüğü için kesinlikle öyle. Zaten orada kaybetti. Evet. Zaten burada kaybetti diyebilirim. O doğru zaman dürüst savunamadı. Şu an maçın tekrarını görüntülüyoruz. Ölümcül darbe evet, burası. Tam şu an iki ejderha evet. burada çok büyük iş gerçekleştirmiş. Şu an Dark Goblin'i de gelmiş ve neredeyse savuna savuna maçı yenmiş ya. Hani zaman, ben diyorum yani ya, saldırı en büyük savunmadır. Buradaysa savunma aslında biraz en büyük saldırı oldu gibi bir şey oldu Surgical Goblin yönünden. Burada mesela Royal sadece kasırga ve cellata güvendi. Evet. Geçen sefer de söylediğimiz gibi kasırga ve cellatta cellat öldüğü zaman savunman komple çöküyor. Evet. Yani çok basit bir şekilde counterlayabileceğin belki de ejderha kartını kuleye verdi. Zaten ilk saldırısında 800'den fazla hasar verdi senin evet. söylediğin üzere. Evet. Hem cellatı aldı, savunmasını yıktı Royal'in. Hem de kuleye hasar verdi. Çok sağlam bir şekilde burada. Bu çok önemli bir şey. Bence bir de rakibi de hani çoğu şeyi geçiyorum. Bir de rakibi de zarara sokuyorsun. Kesinlikle doğru. Yani ben bir şey daha fark ettim. Surgical Goblin geçen hafta cellat kasırga destesi kullanıyordu arkadaşlar. Yani cellat kasırga destesini bence Surgical Goblin çok iyi ezberlemiş. Ve dediğim gibi cellatı orada ekarte ettiğinde karşı tarafın savunmasının tamamen çökeceğinin bilincindeydi. Fark ettiğiniz üzere oraya kasırga attı ama kasırgadan bitimine yaklaşırken hemen şeye attı. Goblin çetesine attı. Evet. Ejderhaları kilitlenmişken kulede Goblin çetesinin mızraklı goblinleri de oraya 3-5 darbe vurarak oraya aldı. Cellat'a attı ama Cellat'ı gene orada eritti. Zaten son 10 saniye kalmıştı. Zaten son saniyede fark etmişsene Dark Goblin'e yıldırım bile gelmeden Cellat'a yıldırım bile gelmeden Dark Goblin'in sayesinde Doğru. hemen yok oldu hatta. Gerçekten söylediğim gibi gizli evet. kahraman. Yani küçücük gizli kahraman orada duruyor. Çok kimse ciddi görmüyor. Vuruyor. Bir de menzili çok büyük olduğundan görmüyorsun bile yani. Çok da seri vuruyor bir de. Çok seri. İksiri vuruyor. De maliyetli. Menzili çok yüksek. Hani, İkisi de düşük. Rakipte tomruk kartı var Yok. Olmadığından çok ciddi zarar gördü bu saldırıdan. Gizli kahramanlarımız o zaman bu maçı alan kişileri, şeyleri, kartları bize kalırsa yani bana kalırsa gizli daha doğrusu Yıldırım ve Dart Goblin'di. Dart Goblin. Yıldırım'ı çok başarılı bir şekilde kullandı. Atak yapmadı ya düzgün. Savuna maç kazandı ya. Çok güzel bir şeymiş bence. Hiçbir atak yapmadan bir yani, kuleyi çok rahat yayından, bir şekilde aldı. Yayından sonra Surgical Goblin DC'ye bakmak istiyorum. Ben de aynı şekilde bakıyorum. Pekka. Ya Pekka'yı şu an ikinci kez gördük Ömer. Evet. Pekka şu an bayağı kullanılıyor. Çünkü rakipler Golem kullanıyor. Golem ve dev gibi ağır kartları kullana millet sıkıldığından artık Pekka'yı kullanıyor. Yine Surgical Goblin ve Royal'in rövanş maçını izliyoruz. Destileri merak ediyorum. Destiler değişmiş. Bana sorarsan eğer Royal desteği değiştirmiştir. Surgical Goblin destesi benzer kalmıştır diye düşünüyorum. Hani değişmemiştir. Çünkü Surgical Goblin verimli bir şekilde geri dönüşüm aldı. Surgical şu an şu ana kadar aynı gidiyor. Evet. Surgical şu an desteği değişmemiş gibi. Royal destesinin içerisinde ejderha yoktu. Desteği değiştirmişe benziyor. Toplayıcı görüyoruz toplayıcı şu an almış. Royal'den.
Bakalım yıldırımı buraya mı kullanacak? Yıldırımı buraya kullandı. Güzel bir yıldırım. Hem sağ kuleye de ciddi şekilde vurdu. Zaten yandan çıkan Goblin çetesinin den çıkan birimler birazcık vurmuştu. Bir de yıldırım geldi. Evet golem geldi. Arkadan. Evet, golem dedim, golem geldi. Muhtemelen şu an Circle Goblin'den varsa eğer tek kızı geçebileceğiniz. Evet şu an sırıtarak diğer taraftan tekkaya gönderiyor. Şimdi golemin arkasına elit barbarları mı yoksa oduncu mu diyecektim ki gece cadısını tercih etmiş. Muazzam. Ve Dark Goblin'in gizli kahramanı. Gördüğünüz gibi şu an gerilerden baksana abi şuna. Muazzam vuruyor. Çok güzel çalıştı arkadan. Muazzam çalışıyor. Golem kulenin yanında patladı ama Ömer bu önemli bir unsur. Güzel bir çalışma. Ve arkadan gece cadısı Tekka'yı öldürdü. Yine. Ve Dark Goblin'i hala çalışıyor. Bu desenin içerisinde Royal'in kullanmış olduğu desenin içerisinde kesinlikle ve kesinlikle ya tomruk ya da çarpma olması gerekiyor. Muhtemelen çarpma var. Belki de kullandı. Ben görmedim. Ama Dart Goblin'i durdurabilecek bir karta, Dart Goblin'e bir çare bulması gerekiyor şu anda Royal'in. Yalnız şöyle bir şey var. Hani Dart Goblin'in geride sürekli çalışmasına rağmen yine Royal sağlam bir şekilde vurdu diğer tarafa. Farkındaysan ve şu an farkındaysan Surgical Goblin yön değiştiriyor ve cadı gönderiyor. Varını yoğunu koydu oraya. Barbarlar şu an geride. Cadı vuruyor ve Dark Goblin'i yine vuruyor. Yanlış mıydı Dark Goblin'in göndermesi? Yani bu şekilde göndermesi. Biraz Royal yanlış çünkü direkt dibine çekti Dark Goblin'i. Kasırgayı attıktan sonra dibine geldi. İşte şu an geliyor. Yine yavru ejderha. Evet. Yıldırım mı geliyor? Benim ejderha orada çok güzel bir şekilde tankladı o kadar birimi. Güzel bir toplayıcı. Evet Yıldırım. Dark Goblin ölecek mi? Hayır ölmedi. Öldürmeden harika. Yaşıyor. Kalbimizde yaşıyor Dark Goblin'i. Bak abi görüyor vurdu. Musun nasıl çalışıyor yerlerden? Ve vurdu. Yaratalar şu an çalışıyor. Ve Dark Goblin'i yavru ejderha vurmaya başladı. Güzel harika bir yıldırımdı. Harika bir yıldırımdı. Efsane bir yıldırım attı. Fark etmiş olduğunuz üzere. Şu an çok darlıyor. Surgical Goblin Royal'in golem atmasına bir türlü müsaade etmedi ama çok darladı. Sonuna attı golemi ama son 10 saniye kaldı. Bir son kulesini muhabbet kaldı. Evet, ana kuleyi uyandırdı şu anda. Ve desteği göndermeye çalışıyor muhtemelen. Ve son yıldırımını da attıktan sonra maçı aldı. Surgical Goblin yine burada gerçekten çok güzel bir hamle yaparak Royal'in o golemi göndermesine bir türlü müsaade etmeden evet. Küçük birimleri sürekli olarak gönderdi. Sürekli olarak gönderdi ve Royal golemi bir kere gönderebildi. Daha da gönderemedi. Evet. Yani küçük birimleri savunmaktan bir türlü atağa kalkamadı daha doğrusu. Evet zaten farkındaysan hani sürekli barı dolduran kart gönderdi. Doğru. Hani hiç kart nasıl diyeyim saldırıya çıkmasına müsaade etmedi. Ve bence o Dark Goblin'den sonra gönderilen yavru ejdere gönderilen yıldırım her şeyin sonuydu bence. Kesinlikle. Çünkü savunma biriminin de eritti orada. Evet yani. Atağa da kalkamadı. Yavru ejderha yıldırıma ölmeyen bir birim. Ve bir yıldırım geldi. Şoklanan yavru ejderha anında yok oldu orada. Ben bile şaşırdım kaldım o duruma ya. Royal burada çok sinirlenmiştir. Atağa kalkamadı ya. Ya bir türlü o golemi atamadı ya. Zaten bir de şu var. Son gönderilen, merkeze gönderilen çarpma zaten bir mesajdı. Bayağı moralini bozduğunu söyleyebilirim onun. Orada belki de desteği döndürmeye çalışıyor olabilirdi ama belli de olmadı belki. Yani çok rahat. Çünkü elinde Pekka var yani goleme karşı ama yine gidip kulenin yanında patlaması da yine iyi bir hasar verdi. Fakat doğru. Surgical Goblin akıllıca bir hamle yaparak orada golemi göndermesine bir türlü müsaade etmedi ve kazandı maçı. Gerçekten tebrik ediyorum. Surgical Goblin iyi oyunculardan bir tanesi. Onun maçlarını izlerken keyif alıyorum ben. Ben de hani ben dedim yani çok şaşırdım kaldım. Bir de şöyle bir şey var. Farkındaysan yön değiştirdi. Çünkü zarar gördüğü yerin zıttına giderek doğru. Dediğin gibi o darlama muhabbetini yaptı ve şu an rövanş maçını izliyoruz. Destiyar sanki değişmiş. En iyi pardon. Hamle. Şu an tekrar maçını seyrediyormuşuz. Sanırım bahsettiğim yıldırım tam olarak buydu. Evet. 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 Koçbaşı'nın kartını koymuşlar. Koçbaşı'nın vuruş anını gösterdi ortada. Evet. Koçbaşı çok vurdu. Güzel bir saldırı odağıydı ya. Koçbaşı da vurdu orada. Dediğim gibi o gönderilen yıldırım maçın kırılma anlarından bir tanesiydi. Yıldırımı iki bölümdür çok iyi kullandı. Geçen hafta da Surgical Goblin biniciyi çok iyi kullandı. Bu hafta yıldırımı çok iyi kullandı. Gerçekten ben Surgical Goblin'i izlerken ondan bir şeyler alabiliyorum yani. Güzel evet. Bir şeyler veriyor çünkü oyunculuğu gerçekten
çok üst düzey. Yani zaten üst ya şu anda 8 kişi içerisindeki herkes çok iyi oynuyor. Avrupa'nın en iyi 8 oyuncusunun maçlarını şu anda izliyorsunuz arkadaşlar ama tabii oyunculuk bu. Yani bir tane birinci kesinlikle seçilecek. Yani bir tarafın doğru, kesinlikle yenmesi gerekiyor. O yüzden ben böyle söylüyorum. Ama Surgical Goblin'in işte hani o yıldırımı bu kadar iyi kullanması beni cezbediyor. Zaten şöyle bir şey var. Güzel hamleleri hep seviyorum. Yıldırım, roket, zehir tarzındaki büyüleri yani büyülerden faydalanırken rakibi zarara sokmak lazım. Kesinlikle. Zarara sokmazsanız eğer sıkıntı yaşarsanız şu an Beryl'in yerini koruyor ve Surgical Goblins'e yine birinci sayılıyor. Yani şu an iki tane birincimiz var. Surgical Goblin daha diğer maçlar sonuçları gelmedi. Doğru. Alt tarafta kırmızı işaretlenen bölümlerde de kaybedenler mağlubiyet bölümüne bir olarak geldi. Orada Suarez ve Beryl'di galiba. Evet. İkisi de bir mağlubiyet aldı. Yok, Suarez ve şimdi Surgical Goblin'in evet, maç attığı kişi mağlubiyet bölümüne de bir hanesi yazıldı arkadaşlar. Puanlama sistemi bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Her hafta pazar günü akşam saat 6'da biz yine burada buradayız, olacağız. Bunun hatırlatmasını sizlere yapayım. Tekrardan maçla ilgili küçük bir özet geçmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir... Bunlar bizim arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz yeni kartlar. Yani şimdi zaten bu sabahleyin sosyal medyadan duyuruldu. Mega Şövalye. Çok değişik bir efsanevi kart. Valla muazzam. Zaten legendary bir karttan bahsediyor ve destansı kart diye top kartı yani top arabasından bahsediyoruz. Şu Clash of Clans'a gelen aynen karttan öyle, bahsediyoruz. Aynen öyle. Yeni nadir bir kart var. Şu an Flying Machine diye geçiyor. Tam şu an bunların Türkçesini bilmiyoruz. Tahmini şekilde söylüyoruz. Uçan bir makineden bahsediyoruz ve uçan fıçı. Doğru. Yani diye bir kart var şu an. Ben merak ediyorum. Şu an bunların derimiz gibi Türkçelerini tam şekilde bilmiyoruz. Fakat yakın zamanda sunacaklardır. Sunacaklar diye düşünüyorum. İki tane fark ettin mi Ömer? Ben Clash Royale'in kendi resmi paylaşımlarından gördüğüm kadarıyla da söyleyeyim. Evet. Ya resimden anladığım kadarıyla ikisi de havaya bakan. Evet. Savunma birimi gibi duruyor. Evet. Top işlerin rengini devin arkasını devi sanki birazcık daha güçlendirecek gibi kart. Şövalye gene bir tank. Mega Şövalye pardon düzeltiyorum. Mega Şövalye Legendary yani efsanevi bir kart. Efsanevi. Tank birimlerini birazcık daha yükseltmişler ve tank birimlerini savunabilecek kartlar da çıkartmışlar gibi. Tabii ki bunlar bizim benim daha doğrusu sadece ön tahminlerimiz. Tabii o kartlar gelecek. Tabii. Oynanışlarına bakacağız, oynayacağız. Nedir, ne değildir tam anlamıyla test edeceğiz, savaşacağız, birbirimizi atacağız. Ondan sonra sizlere net bir şekilde bilgisini vereceğiz. Yani zamanına göre tabii ki çünkü bir de 4 tane karttan bahsediyoruz. Bir tane kart geldiği zaman tüm dengeler değişiyor. Ve muhtemelen yakında bunlara da hani yeni bir birkaç yeni versiyonlar yapılıyor. Fakat 4 kart bütün dengeleri değiştirmeye benziyor. Ben Mega Şövalye'yi sabahleyin gördüm bayağı şaşırdım kaldım ya. Gerçekten benim de en çok merak ettiğim yani, kartlardan bir tanesi o Mega Şövalye. Mega Şövalye. Onun da büyük bir ihtimal mücadelesini çıkartırlar ve mücadelesiyle birlikte sunarlar. Ve gerçekten de keyifli olur, eğlenceli olur. Bu arada daha yarasaları çıkartmadılar Ömer. Zaman yakında vermediler geldi. Daha henüz. Yakında yazıyor ama belki de zaman vermedi. Belki biz şu anda canlı yayındayken o zamanı vermiş olabilirler de. Bilmiyoruz daha tam olarak ama yarasalar da çıkacak. Yani toplamda şu anda bizi bekleyen 5 tane yeni kart var. Evet ya yarasalar geldi aslında. Cadı ile beraber geldi fakat sadece yarasa gelmedi. Zaten o da bir 14-15 güne yayınlanır diye düşünüyoruz. Zaten sıradan bir kart değil mi? Doğru. Toplanması da bulması da kolay ve basit çok bir karttan basit bir bahsediyoruz. Fakat efsane bir kartlar ne yazık ki bu kadar basit şekilde bulunmuyor. Kesinlikle. Çok yıpranıyoruz. Efsane kartları bulmak için gerçekten çok çaba gösteriyoruz. Tatlı çabalar bunlar zaten. Evet. Sandıklar açıyoruz, oyunlar oynuyoruz, eğlencelerini yapıyoruz. Yani bir şekilde o efsanevi kart çıkartıyoruz ama benim içerisinde en çok merak ettiğim Mega Şövalye. Evet. Yani zaten o, şekli de çok acayip yani gerçekten, ya. Gerçekten. Kara Prens'in sanki birazcık böyle birazcık değiştirilmiş versiyonu. Elindeki evet, o tuttuğu şeyin ismini bilmiyorum ama tokmak diyeceğim ben ona. Yaya o tokmağa kalmış. Benziyor. He. Yaya kalmış. Onun yaya hali. Atını kaybetmiş Kara Şövalye gibi. Fakat çok tatlı duruyor. Kesinlikle haklısın. Şimdi gene yeni kartların tanıtımını sizlere yaptıktan sonra bilen arkadaşlar kesinlikle vardır. Bilmeyen arkadaşlar için
söyleyebiliriz. Clash Royale kendi sayfasında zaten bunları yayınladı. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bir önceki gene Surgical Goblin'in ataklarından bir kaldığımız yerden devam edelim istiyorum evet. ben. Çünkü oradan almamız gereken güçlü taktikler, güçlü kombolar vardı. Oyunculuk bilgisi vardı. Yani bu oyunculuk bilgileri aslında çok güçlü bilgiler. Tek bir hareket bilene bazen çok maçın komple dengesini değiştirebiliyor. Ve Surgical Goblin bunu iki maçta çok iyi yaptı. Geçen hafta da çok iyi yaptı. Ya bir tane şöyle bir şey var. Hani taktikselden ziyade yerinde ve zamanında yapabilmek kartlar. Bu arada kartlar, evet. yeni savaş başladı arkadaşlar. Mavi köşede Adam. Şu an bekliyoruz. Adam'ın destesine şimdi bakacağım arkadaşlar sizlere söylüyorum. Ben buraya not aldım. Nemsensei. Senin favorin. Evet. Nemsensei geldi. Çok şekilmiş ama ya Nemsensei. Bakalım ne şekilde geliyor. Nemsensei kırmızı köşede. Oo. Ve gözlüğüyle birlikte bize bir işaret yaptı. Hakikaten bayağı şekil geldi. Gerçekten bu işareti de hak ediyor. Çünkü gerçekten çok güçlü bir oyuncu Nemsensei. Çok şahane yani. Oyunculuğunu çok seviyorum Nemsensei. Önceki canlı yayında biliyorum. Çok şahane maçlar yapmıştı. Çok şahane deselerle beraber. Ben kendisini bayağı beğeniyorum. Tıpkı senin gibi. Favorilerimden bir tanesi. Zaten bayağı şekil geldi. Evet, bir tane hamlesi beni Nemsensei'nin oyunculuğunun sevmeme sebep oldu. O golem saldırısı ve 3 silahşör. Ben halen dün gibi hatırlıyorum arkadaşlar. Rakip golem arkası 3 silahşör yapmıştı. Fakat Nemsensei orada öyle bir hareket yaptı ki 3 taç aldı karşıdan. Evet. Yani 10 saniye daha geç kalmış olsaydı veyahut da 5 saniye daha Nemsensei 3 taç yiyecekti ama orada çok akıllıca bir hamle yaparak 3 taç kazandı. Şu an Nemsensei ve Adam'ın maçını seyrediyoruz. Şu an sadece Nemsensei var. Stüdyoda yani. Evet, oturma planları falan çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. Şu an bekliyorum Nemsensei... hala Adam derken sağdan Celal geliyor, soldan da Cadı geliyor şu an. Ha bakalım sonraki hamleler ne? Bir Celal daha gördük Nemsensei şu an. Destesini değiştirmiş bu arada Ömer. Soldan bir saldırı var farkındaysan ve Cadı'ya karşı cadı, rakibin cadısı nerede hiç vuramadı bile. Bakıyoruz şu an saldırı takası yönünden. Evet, bu aynen dediğin gibi Ömer. Nemsensei şu an önde. Hasar takasında aynen. Nemsensei bir adım daha önde. Nemsensei geçen haftaki destesini değiştirmiş. Ben geçen haftaki destesini bekliyordum, umut ediyordum çünkü çok güzel oynuyordu desteyle. Evet, boşa gönderdiği bir tomruk var. Çünkü boşa göndermesinin sebebi şu, desteği şimdi zaten karda hem de destesi dönmüyordu. Şu an mantıklı hamleler yapan kazanacak. Adam sağ taraftan, Nemsensei ise bizim izlediğimiz yöne doğru söylüyorum arkadaşlar, sol taraftan saldırı yapıyor. Çok var. Güzel bir yıldırım gene var. Yıldırım fakat geldi. Şöyle bir durum da var, soldan bir boşa gönderilmiş zannedilen bir buz ruhu var. Fakat o buz ruhu boşa değil aslında çünkü solda gitti ve bir tane vurdu. Yani şu an takas yönünden Nemsensei çok daha önde. Şöyle bir sıkıntı var şu an, saldırılara zıt yönden olduğundan kim savunacak merak ediyorum. Bana sorarsan Nemsensei pek savunmayacak diye düşünüyorum. Adam'ın elinde yıldırım var evet. Ömer. Nemsensei'nin de tek savunma birimi, tek savunma odağı sanki kasırga cellat. Şu an gördün mü bilmiyorum fakat madenci ile beraber muazzam bir saldırı oldu. Gönderilen tomruk pek bir iş yapmadı ve cellat öldü şu an. Evet, Adam cellat çok öldü. İyi bir şekilde Buduğu şu anda geliyor ve ilerliyor. Cadı. Gece cadısı. Neredeyse ölü sayıdır. Şu an soldan bir saldırı var. Madeni saldırısı yine. Zehir geldi. Hem vurdu soldan hem de saldırdı ve rastgele gönderilen bir tomruk. İş yapmadı ve Mertesi ana kuleyi uyandı. Nemsensei harika bir savunma yaptı. Fakat çünkü fark etti. Orada yıldırımla sürekli olarak kendi cellatı ölüyordu. Doğru. Ve kulesi de hasar yiyordu. Şu anda yapması gereken tek şey ortaya çekmek olacak. Evet, şu an ne yapacak bilmiyorum. Güzel bir yıldırım gelir diye düşünüyorum. Fakat yıldırım biraz boşa gitti çünkü cellata vurmadı. Evet, cellata vurmadı. 34 canı kaldı ve son tomruğu atarak tomruğu atarken de güldü ona. Bravo. Zaten Adam da maçı bıraktı sonlara doğru. Bravo. Aslında Adam çok güzel oynadı burada. Doğru. Gerçekten çok çok güzel oynadı ama tabii ki karşısındaki Nemsensei. Doğru. Bir önceki haftada D
dev mezarlık ve elektro büyücü tarzında bir destesi vardı arkadaşlar. Desteği değiştirmiş. Desteği bu hafta değiştirmiş fakat bu desteğiyle de iyi oynadı. Yani ya madeni saldırısı. İkisi de farklı yönlerden atak yaptı. Evet. Adam sağ taraftan, Nemsense sol taraftan saldırı yaptı. İkisi de hem birbirlerini savundular hem de atak yaptılar ama tabii ki binici çok nadiren gidip vurdu ama orada mezarlık şey zehir ve madenci birazcık daha fazla iş yaptığı gibi gözüküyor. Ya bir de şöyle ki bir durum gözüküyor var. Gözüküyor değil öyle oldu. Şöyle bir durum var, biraz Nemsense'yi şansıydı. Çünkü Nemsense'nin gönderdiği, daha doğrusu Nemsense'ye gönderilen yıldırımlarda Nemsense'nin cellatı bundan bir zarar görmedi. Bu yüzden rakip biraz zarara girdi. Bu yüzden de savunamadı diye düşünüyorum ben. O zaman Adam'ın burada feili söz konusu. Evet, birkaç yerde yanlışı vardı çünkü yıldırımla cellatı öldüremedi. Erken attı yıldırımı, o yüzden cellata denk gelmedi. Şu an en iyi an. Maç tekrarını seyrediyoruz. Bak şurada bir buz ruhu vardı, gördüysen. Varamadan yok oldu. Zaten Nemsense burada buz ruhunun küçük küçük vuruşlarıyla da evet. Kule 3 kere 4 kere vurmasıyla da yaklaşık bir 300-400'e yakın bir hasar verdi. Doğru. Yani 2 tane 3 tane zehir attığını hesaplarsanız oradan da yine aynı şekilde 750-800 vurduğunu düşünürsek 1200-1300'e yakın hasar ve son olarak da madenciyle de her gitmesinde 4 kere vurmuş olsa 5 kere vurmuş olsa zaten kulenin canını otomatikman aldı. Öbür taraftan savunmasını da bence çok iyi yaptı. Doğru ya, bir de yani şöyle bir durum var çünkü buz ruhu çok süratli bir birim. Doğru. Farkındaysan eğer savunma tomruklarında buz ruhu zaten zıplamış oluyor. Kesinlikle. Çoktan işten geçmiş oluyor diyebilirim. Şu an rövanşı izliyoruz. Rövanşta yine bakın başlangıçta bir buz ruhu vardı. Başlangıçtaki buz ruhu bayağı zarar verdi diyebilirim. Nemsense yine buz ruhlarını kullanıyor şu anda. Vay be. Evet, bu sefer Adam DS'sini değiştirmiş. Nemsense yine DS'sini değiştirmiş. İkisi de DS'sini değiştirmiş daha doğrusu arkadaşlar. Şu an bakıyoruz bakalım. Zehire doğru. Evet, gece cadısı bayağı çok vurdu, güçlü bayağı, bir şekilde bayağı vurdu oraya ve daha, kuleyi düşürdü. Daha maçın başındayız. Bravo. İlk atağında Nemsense evet. Geldi ve Adam'ın sol kulesini zorla elinden aldı diyebilir miyiz? Daha karşıya buna? Dokunamadı bile. Daha karşıya dokunamadı bile. Adam bir taş bile gönderemeden. Bravo ya. Zaten Nemsense geçen haftaki bölümümüzde de mezarlığı çok iyi kullanıyordu. Bu hafta da aynı şekilde mezarlığı çok iyi kullandı. Gece cadısını da çok güçlü kullandı orada. Adam'ın bence en arkadan göndermiş olduğu atıcı birazcık etkisiz kaldı. Doğru ya, bir de şöyle bir durum var. Biraz da moral yönünden zayıflamıştır diye düşünüyorum. Fakat toplayabilir çünkü daha şu an maçın başındayız. Doğru, kesinlikle haklısın. Şu an daha doppel canlı bir cadı geliyor oradan. Yalnız sağ taraftan. Adam sürekli soldan bir saldırı bekliyoruz ve mezarlık saldırısı. Çok güçlü bir saldırı ama geldi. Hangi tarafa şekilde bakacak? Çünkü sağ tarafta evet buz golemi şu an bir sağ tarafta. Bir kasırga gönderiyor. Ve bayağı vurdu diğer tarafa, yani hiçe sayamayacağım şekilde bayağı vurdu. 1500-1600 civarında bir zarar verdi oraya. Bravo. Az önce söylediğin gibi Ömer, maç daha bitmedi. Maç halen devam ediyor. Maç daha yeni başladı. Ve son 10 saniye kalabilene çok şey değişebilir. Müthiş bir hamle yaptı. Müthiş bir hamleden bahsediyoruz. Ve zehir attı. Yarasaları öldürmesi için zehir attı oraya. Nemsense çok iyi bir hamleyle aynı hasar takasında hemen. Aynı diyemem ama mezar benim sağdan gelecek. Bekliyoruz şu an. Soldan evet, yine sol taraftan geldi ve savunmadan daha çok saldırı yönünden saldırıyor. Doğru şu an. Hiç savunmuyor şu an Nemsense. Bakalım ilk kim alacak, çok merak ediyorum. Bir zehir geldi. Mükemmel bir zehirdi bence. Bence Nemsense yine burada çok akıllıca bir hareket yaptı Ömer. Ama farkındaysan şu an maçı kaybediyor. Evet. Maç henüz bitmemiş. Muazzamdı. Muazzamdı. Evet, Nemsense 3 taç aldı. Muazzamdı. Gene geçen hafta da böyle akıllıca bir hareket yaptı. Yani orada aslında savunmak yerine kalktı, saldırı yaptı, atak doğru yaptı. Yani herkesin o anda orada ya savunacak şu anda. Çünkü sana doğru gelen bir atıcı ve ejderha var ve mezarlık geliyor. Mezarlık ama çok daha mühim. Burada sahneyi çok iyi takip bu etti Nemsense. Mezarlık çok daha mühim. Çünkü rakibin gönderdiği mezarlığa zehir göndererek kartları, yani gelen bitirdi. Çöp birimleri, yani çok seri vuran ve sayısı
çok var olan çöp birimlerini zehirle temizledi. Bu muazzam bir şeydi. Kesinlikle katılıyorum sana. Nemsen Sevgen'e güzel bir oyunculuk tablosu bize sundu. Bayağı riskli ama. Bayağı riskli. Zaten bir kuleye aldığı için birazcık rahatlığı vardı. Evet. Çünkü saniyeyi de takip ettiğini düşünüyorum. Çünkü yani çok güçlü bir birimle, yani iksir fazlalığıyla ona doğru giderken, Nemsense'ye doğru giderken zerre savunmadı. Son evet. saniyeyi takip edip buz golemini koydu ve mezarlığı bıraktı. Çok rahat bir şekilde kuleye aldı. Karşı taraf da zaten full atağa gitti, 3 taça gitti. Çünkü tek çaresi oydu. Çünkü ikinci kulesini de kaybetmişti. Evet. Ve orada da Nemsense 3 taçı gene çok rahat bir şekilde aldı. Geçen hafta da hatırlıyorum Ömer. Nemsense gene 3 taç alan nadir oyunculardan bir tanesiydi. Doğru. Yani bu ya bu saldırılarda mezarlığı ben yani hem yani rakipte de Nemsense'lere mezarlık kartı vardı işte. Mezarlığı işte Nemsense'in başarısı aslında biraz zehirden. Çünkü zehir kartı bütün birimleri yok etti. Doğru. Ve saldırısı da yok oldu diyebilirim Adam'ın. Aslında orada mesela Adam Nemsense'ye mezarlık attığında Adam burada gece cadısını bıraktı. Evet. Ve Nemsense orada zehir attı. Attığı zehir mezarlığı durdurabilecek gece cadısının yarasalarını çok hızlı bir şekilde erittiği için evet. orada zaten gece cadısı çok ufak vurduğu için de orada zaten bir başarı elde etti. Burada şu anda en iyi anı görüyorsunuz arkadaşlar. Doğru. Bak tam bak şu zehirde bahsediyorum. Bir de kasırga var orada. Evet, kasırgayı attıktan sonra okeyleşti. Bravo. Gerçekten iyi oynadı. Gerçekten bravo yani. Havalı geldi ve havalı geldiği kadar da iyi bir şekilde sonuç aldı ve hanesine 1 puan yazdırdı. Şekil geldi. Şekil geldi ama orada. Doğru bir şeyler yani. Yaptı orada. Seni yeneceğim diye geldi ve yendi. Bravo. Ama güzel oynadı. Hakkını bravo. Vermek lazım. İki desteğiyle de gerçekten çok çok güzel oynadı. Ben Nemsense'nin de oyunculuğunu gerçekten çok beğeniyorum. Mezarlığı çok iyi kullandı. Yani oradaki son saniye, geçen haftada bak mesela gene aynı şeyi söylüyorum ama geçen haftakinsinde de mezarlığı son 5 saniye kala, zaten video, hani maçın başında bahsetmiştim, son 5 saniye kala akıllıca bir hamle yapıp 3 taca gitti demiştim. Burada da aynı şekilde akıllıca bir hamle yapıp gene 3 taca gitti. Yani savunmayı doğru. bıraktı orada. Savunsa belki de kaybederdi. Şu anda liderlik tablosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Beryn ve Nemsense, Surgical Goblin 3'e birer puan hanelerine yazdılar arkadaşlar. En altta 6 ve 6'da görmüş olduğunuz 3 tane 6'da Edim, Royal ve Suarez mağlubiyette yenilenler kulübünde sağ tarafta birer puan da onlara yazıldı. Bu puanlama söylediğim gibi hafta hafta bu şekilde maçlar en iyi 3 maç sisteminde yapılarak hanelerine yazılacaklar. Ve en sonunda da birinci devasa ödülü kazanacak. Burada savaşan herkes, yeni gelen arkadaşlar için tekrar söyleyeyim. Buradaki bu 8 kişi Avrupa bölgesinin en iyi 8 oyuncusudur arkadaşlar. Çok büyük turnuvalar sonucunda ön elemeler yapılarak buraya kadar geldi. Yani sıradan oyuncular değil, söylediğim gibi Avrupa bölgesinin en iyi 8 oyuncusunun maçlarını şu anda izliyoruz. Ve en iyi 8'in de en iyisini seçmek için şu anda savaşlar devam ediyor. Çok güçlü savaşlar geçiyor. Yine çok Nemsense üzerinden evet. devam etmek istiyorum. Şimdi izleyiciler diyecek ki arkadaş sen çok sevdin galiba. Ne kadar sevdim bu adamı yani. Gerçekten. Çocuğu. Ya bazı dediğim gibi mesela Surgical Goblin'in çılgın deseleri muazzam yani, ya. Yıldırımı mesela o kadar hani iyi bir şekilde kullanması onun oyunculuğunu sevmeme sebep oldu. Yani bunu sadece ben kendi açımdan değil, siz de oradan bakarak da bunu biliyorsunuzdur. Nemsense'nin de işte son saniyelerde yaptığı bu güzel atakları benim onun oyunculuğunu sevmeme sebep oldu. Pekka gördük biz iki kere. Fark ettin yani, Ömer bu geçtiğimiz Pekka savaşlarda. Pekka ve Dark Goblin'i. Dark Goblin'i çok iyi Dark kullandı. Dark Goblin'i çok gördük. Surgical Goblin. Başka görmediğimiz kartlar burada. Aslında şey vardı. Nasıl diyeyim hani bir önceki yayında buz golemi... ni de çok sık görmeye başladık. Bir de mezarlıkla beraber normalde şövalye demiştik. Neredeyse şu an şövalye görmedik. Değil evet, mi? Nemsense de buz golemi kullanıyordu bu evet. arada. Evet. Bir tane daha maçımız şu anda başladı. Dani ve rakibi bekliyoruz. Dani ile maç yapacak. Mavi köşede Dani.
ve Donkey Kong. Donkey Kong. Dani ve Donkey Kong maçlarını seyredeceğiz şu an. Sol mavi köşede Dani, kırmızı köşede ise Donkey Kong var. Bir önceki hafta Dani lav tazısı ve balon kullanmıştı. Burada iyi sonuçlar aldı. İyi sonuçlar aldığı için zaten şu anda bizlerle birlikte burada savaşıyor. Donkey Kong da golem nesnesi kullanıyorlar. Evet, geçen haftadan bahsediyorum. Şunu fark ettin mi? Hep şaşırıyoruz değil mi? Evet. Hep böyle şaşırıyoruz. Hani şu desteği kullanmış diyeceğim fakat hep rakipler desteleri değiştiriyor. Doğru. Hep değiştiriyorlar ya. Ben hani neredeyse şimdi de tuttuk bana bak yayının başında dedim ki şövalye çok kullanılıyor. Şövalyeyi neredeyse görmedik bile. Kesinlikle. Silahşöyü neredeyse görmedik bile. Nasıl diyeyim? Dev gördük. Sonra söyleyeyim buz golemi fakat yine fırın göremedik. Evet, fırını görürsek eğer şu an cehennem kulesi hiç göremedik Ömer bu arada. Cehennem kulesi hiç göremedik. Tesla zaten hiç bomba kulesi. Zaten normalde yok. Bu ve buz ruhu görüyoruz şu an. Buz ruhu. Ve toplayıcı çok görüyoruz. Zehir çok görüyoruz. Yine cellat çok yoğun şekilde kullanıyor. Evet, güzel roket. Bir roket var. Çok iyi bir roket geldi. Hem savunma hem saldırı yaptı şu anda Donkey Kong. Ve şu an Donkey'nin toplayıcısı hala duruyor ve cadıyı çok görüyoruz. Neredeyse evet. Bütün maçlarda cadıyı gördük diyebiliriz. Şu anda gecece... X'i kullanıyor. Çok güzel bir hamle. X'iyle bakalım neler yapabilecek. Kuleye kilitlenebilecek mi diyecektim ama orada arada bir tane golem var. Golemler evet. İmkansız geçemez. Bakalım Dani'nin elinde cehennem kulesi var mı? Daha yani şimdi konusunu sürüyoruz. Kasırga lazım. Fakat ters bir kasırga geldi. Kasırgalar şu an şaştı herhalde. Evet. Ejderha bir tane vuracak gibi gözüküyor. Vurabilecek mi? Hayır vuramadı. Bravo. Birbirlerini erittiler orada. Şu an Dunker'den galiba bir toplayıcı gelecek. Zaten kuleye vuramadı. Evet bir toplayıcı daha koydu. Hemen arkası olaraktan bir tane şu anda X'e gelebilir diyecektim ki ve geldi şu anda. Ani bir atak olabilir. Golem'i bırakmasına yani müsaade etmeden evet, diyecektim ki golem geldi. Golem bırakmasın gayet doğal çünkü toplayıcılar duruyor geride. İki tane vardı bir tanesi daha yeni kırıldı. Evet golem burada X'e geçiş vermiyor. Evet burada Dani'nin yapacağı hamle çok önemli çünkü cellatı çok iyi kullanması gerekiyor. Müthiş derecesinde kullanması gerekiyor. Sanırım şu an bir kasırga gelecek. Donkey tarafından ama. Evet ama... Roket geldi! İnanamıyorum ya. Çok iyi bir roket İnanamıyorum. Geldi. İnanamıyorum. Harika bir roketti ya. Ve gece cadısı gidip vuracak mı? Hayır vurmadı. Harika bir roketti ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dani kasırgayı biraz geç kullandı ve golem kulenin yanında patladı. Evet. Ya bu aslında golemin zaten özel etkinliği... Yön değiştirdi şu an evet. Evet. Çok mantıklı bir hareket gerçekten. Fakat yön değişti fakat Donkey Kong'un gerisinde toplayıcılar durduğundan golemi rahatlıkla çevirmesi gayet doğal. Golem gelmesine rağmen şu an barı dolmuş vaziyette. Sanırım çünkü bu saatten sonra Dani'nin işi çok zor ve güzel bir roket geldi. Donkey Kong'un, bence şu anda Donkey Kong'un kafası rahat. Çünkü şu anda Dani'nin tek atak birimi X'i. Başka doğru. Hiçbir şekilde ileriye gidemiyor şu anda. Doğru. Kuleye iki bir golem daha. Bir golem daha geldi. Ve şu an yaratılar diğer tarafı kemiriyorlar farkındayız lan. Evet X'i düştü. Golem daha diğer golem gibi patladı. Maçı bundan sonra bırakmak da haklı bence Dani maçı bırakması gayet doğal. Maçın başında zaten söylemiştik. Eğer toplayıcıları yok edemezseniz sonuçlar bu şekilde oluyor. Ve boşa giden bir roketi gördük. Bu arada şey de çıktı. Okçular da çıktı. Evet. Okçuları son ana kadar görmedim ben. Maçın başından bu yana yani yayının başından bu yana roket yoktu. Ve şu an roketi gördük. Dani'nin buradaki sadece X'ye saldırısı... Yani çok geride kaldı goleme karşı. Yani çok büyük bir tank birimi yani tak diye ortaya bırakıyor. Dani orada tamamen etkisiz bir şekilde bekliyor. Hiçbir şey yapamıyor. Bence yalnız yanlış deste, yanlış zaman. Çünkü yay destelerinde mutlaka cehennem roket, yıldırım bir şey olması ve lazım. Dediğin gibi felaket tarzı birimden olması lazım ki yüksek canlı, kolay kolay yıkılmayan birimleri nasıl yok edeceksin? Doğru dürüst birin yoktu. Bence Dani'nin destesinde biraz sıkıntı vardı. Aslında geçen haftaya göre baktığımız zaman Donkey Kong gene golem destesi kullanıyordu. Aslında Dani bunu gerçekten biliyordu. Yani biliyor gibiydi sanki ama gene özellikle gitti X'i aldı. Belki de orada bir şaşırtmacı yapıp çünkü X'i destesi arkadaşlar tank birimi golem dışındaki başka ve hatta
hızlı DS'lere karşı müthiş derecesinde iş yapıyor. Gerçekten çok çok iyi bir şekilde iş yapıyor. Bunu göz önünde bulundurdu ama birazcık sert kayaya çarptı. Doğru. Sert taşa çarptı. Sert taş, evet. Goleme taş çarptı. Yani golem zaten taş oldu. Ve orada da geri tepti. Yani çok rahat bir maç geçirdi Donkey Kong. Bana kalırsa. Çok zaten, rahat bir maç geçirdi. Zaten ben yani maçı seyrederken gördüm. Donkey kartı bırakıyordu. 8 iksiri vermesine rağmen gerisinde toplayıcılar olduğundan bir 8 daha doluyordu. Kesinlikle. Hani zaten farkındaysan son zamanlara doğru soldaki golem ölmeden zıttan bir golem daha geldi. Evet, revanşı başladı Ömer şu anda. Bakalım Dani şu an desteği değişmiş mi? Yavru ejder görüyorum. Sanırım desteği değiştirmiş. Evet, bu arada Donkey de desteği değişmiş. Şövalye. Evet, gördük. Görüyoruz. Bu arada ejderhayı çok fazlasıyla görüyoruz Ömer. Fark evet. Ediyorsun değil mi? Ve yine cadı. Gene gece cadısı. Muazzam bir kart ya. Zaten yeni geldi ama ben çok kullanıyorum. Çok iş yapıyor. Evet, tam orası yıldırımlık alev toplu. Ultra Shore geliyorum şu an. Bakalım kasırga ve hepsini çekti. Harika. Buz golemi. Bir iyileştirme gelebilir mi Ömer? Eğer iyileştirme an, gelirse. Hayır, farkındaysan şu an bir sıkıntı yaşandı orada. Çünkü buz golemi patladığında verdiği zararı üst silah şöyle vermedi çünkü silah şöyle köprünün diğer tarafında kaldı. Doğru, geçemedi köprünün bu tarafına. Ejderha hikayenin haline bıraktı. Donkey Kong galiba kendi destesine güvendiği için aslında ona bir müdahale etmesi gerekirdi. Ejderha kendi haline bırakabilecek bir birim değil. Tek başına bıraktığınız zaman bu şekilde 700'e yakın hasar vuruyor. Di şu an zaten Dani'ye ciddi şekilde vurmuş. Zaten sol tarafında 694 canı kaldı. Evet, toplayıcısıyla devam etmek istedi. Evet. Dunga'da şu an bir yıldırım veya roket veya değişik bir büyü varsa bunu kullanacak diye düşünüyorum sol taraftan. Mezarlık geliyor sol taraftan. Çete var. Muhtemelen çeteye bir cevabı var mı? Evet. Çeteye evet. De bir cevabı var. Şövalye. Bekliyorum şu an cadı kuleye varmak üzere yarasalar birkaç tane. Evet, Dani orada bir tane de kasırga attı ve kasırga gerçekten fakat çok şöyle, boşa gitti o kasırga. Şöyle bir sıkıntı var. Toplayıcılar hala duruyor. Deminki maçtan ders yapma anlamış Dani, olacak yapma ki. Yapma Dani. Yine mi yıldırım? Yine mi roket almadın elinde? Yine mi yok abi elinde? Ben bunu merak ediyorum. Yine yıldırım. Yine roket almadı. Evet. Zehiri 2x'e girdi herhalde. Şu anda. Hayda derken. Geliyor. Şu an Dani geliyor. Harika. Dani geliyor şu anda. Kuleye. Yavru evler öldü. Cadı da öldü. Diğer taraftan ciddi şekilde hasar aldı. Dani hala mezarlık göndermekte devam ediyor. Sağdan da cadı gidiyor fakat o hala soldan saldırıya devam ediyor. Şimdi burayı savunmanın evet, oraya vurdu. Koş getirmedi vurdu. Diyor çok fakat çok bir şey diyemiyorum şu an çünkü maç neredeyse sonuçlandı diyebilirim. Evet, Donkey Kong çok güçlü bir şekilde geliyor artık bunu imkansız duramaz. 4 tane roket atsa duramaz şu anda gelişini. Bıraktı maçı 3'te kaldı. Yine bıraktı. Bir şey fark ettin mi Ömer? Ben şunu çok net bir şekilde fark ettim. Artık metada bu çok fazlasıyla görüyorum. Cellat kasırga savunmaya alınıyor. Atak birimi ne olursa olsun değişmez. Yükleniyor. Yani iki kartı sadece savunma olarak alıyor. Hangi deste gelirse gelsin. Cellat kasırga. Evet. Domuz binisi at, cellat kasırga. Golem at, cellat kasırga. Ne gelirse Dev at, gelsin. Cellat kasırga. Çünkü cellat kasırgayla lav tazısı. Balon bile çok rahat şekilde kaldırılabiliyor. Çok yani rahat bir şekilde. Aslında 3 silahlara karşı da avantajı var cellat kasırganın. Fakat burada Dani yanlış kullandı. Hem de iksir toplayıcılara çok müsaade evet. Etti. Yani iksir toplayıcısını devirebilecek bir iksir şeyi vardı. Zehri vardı, onu da iksir toplayıcısına değil de mezarlığınız desteklemek amaçlı kullandı. Bence orada büyük bir hata yaptı çünkü ya. Üç silah süre kesinlikle iksir toplayıcısı bırakmayacaksın. Bence yani iksir toplayıcısı bırakırsan... Bence burada Dani büyük bir yanlış yaptı çünkü zehir kartını toplayıcıya da silah süre de kullanabilirsin. Fakat ne silah süre kullandı ne toplayıcıya kullandı. İşte mezarlığını destekledi. Saldırısını desteklemek için kullandığı için... Bu da onu 3'te saldırdı. Gönderdiği, rakibin gönderdiği birimlerin neredeyse hiçbirini yok edemedi. Zaten son durumları gördüğün şekilde neredeyse her yer kart doldu. Doğru. Ve karşılayamadı. Gayet yani, doğal bence yani. Buna şaşırmamak gerekiyor bence. Kesinlikle ve kesinlikle. Aslında
oyunculuk hani burada önemli diyoruz ya, işte bu anlık kararlarda çok iyi değerlendirme yapıp çok iyi yönlendirmeniz lazım. Yani Donkey Kong'un orada iki tane babalar gibi iksir toplayıcısı duruyor. Yani iki iksir toplayıcısı Donkey Kong'a çalışıyor. Üç silahşör gibi müthiş tehlikeli bir kartı var ve elinde sadece bir tane zehirim var. Bunların hiçbirine müdahale edemezsen otomatikmen zaten kulen düşer. Yani tek sadece cellat ve kasırgaya güvenerek maça girerseniz böyle olur. Sonuç böyle ya. Bir de hani şeydir, rakip toplayıcı koyduğunda direktmen hani barı boşaldığı için direkt bir saldırıya çıkma muhabbeti var. Bunu da başaramadı. Doğru. Yani ne saldırabildi, ne savunabildi, ne zehri düzgün yere kullanabildi. Ben yani Dani'nin birinci maçtaki yaptığı yanlışları sürdürdüğünü düşünüyorum şahsen. Hatta yanlışları katmerlendirdi. Bu yüzden çok çabucak maçı bıraktı. Acaba hani şimdi biraz da Dani'nin gözünden bakalım olaya. Donkey Kong çok güzel savaştı, çok güzel ataklar bulundu ama şimdi burada Dani mesela karşı desteği gördü ve kendi destesini başka bir şekilde sunup direktmen almayı mı hedefledi acaba? Yani o yüzden mi gitti zehri kendi atağına destekli olarak kullandı? Yani yalnız bakın şöyle bir şey de vardı. Strateji olabilir. Hani soldaki ama yanlış tabii ki. Soldaki yaptığı saldırıda yine zehri kendini desteklemek muhabbetiyle faydalanabilirsin. Fakat sağda hemen bir tane toplayıcı duruyor. Evet. Yani o çembere, o zehrin çemberine toplayıcıyı da rahatlıkla koyabilirdi aslında. Yani ben bunu merak ediyorum. Niye koymadı? Ya abi iki çünkü tane iksir toplayıcı çalışıyor. Tam merkezde toplayıcı duruyor. Hem saldırıya çıkıp hem de toplayıcı da yıkabilirdi. Orada da bir fail olmuş gibi gözüküyor o zaman. Evet. Yani müthiş derecede bir fail. Yani bu failler zaten kaybettiriyor. Ben faillerin erbabıyım, bana sorun. Ben çok iyi bilirim faillerin erbaplığını. Orada da mesela Dali gene Ömer'in değindiği konu gibi mezarlık saldırısını madem ama o öbür sol tarafa doğru belki şövalye, gerçi şövalye zehir atmak da olmaz ki. Ya çünkü mini bir birim değil. Biri hani zehirin de çemberi çok büyük bir büyü. Hani bayağı büyük. O çembere neredeyse çoğu şeyi sığdırabilirsin. Fakat Dani niyeyse bunları yapmadı ya. Ben kendisine bir şahsen bir anlam veremedim yani. Gerçekten doğru söylüyorsun. İki savaşta da bence Donkey Kong çok başarılı bir şekilde. İlk say destesi bassızlıktı, kabul ediyorum. Doğru. Sert taşa çarptı dedik. Golem'i bir türlü geçemedi ilk sayı. Ki gene yıldırım. Yine toplayıcılar. Gene yıldırım, gene roket tarzı. Yine toplayıcılar. Alev topu tarzı bir şey almamış. Bu arada görmediğimiz kartlardan bir tanesi de alev topuydu. Evet. O da hiç şu ana kadar görmedik. İkinci savaşında gene Donkey Kong. Çünkü gerek kalmadı. Doğru. Gene aynı şekilde iksir toplayıcısında bir çözüm bulamadı. Vallahi Donkey Kong rahat. Çok kral, çok rahat bir maç geçirdi orada. İksir toplayıcısını koydu, atağa kalktı. İksir toplayıcısını koydu, atağa kalktı ve başarıyı da getirdi. Artık öyle bir hale geldik ki iksir toplayıcısının arkasındaki gücü önüne alarak en sonunda da 8-9, yani 4, bir sürü birim gönder. Yani elinde 4 tane roket olsa gene o birimleri durduramazdı. O üç taştan kurtulamazdı. Doğru. Çok güçlü bir şekilde oldu. Güçlü savaşlarda. Doğru. Gerçekten çok net savaşlardı. Kısa bir araya gireceğiz arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra tekrardan buradayız. Burada birlikte olacağız sizlerle. Çok güçlü maçlar, çok eğlenceli maçlar. Çok çok güzel taktiksel maçlarla birlikte olacağız. Kesinlikle kaçırmayın, kesinlikle burada olmaya devam edin. Görüşeceğiz. Thank you.
before we stabbed you in the back. You dang log! Back in my day, wood didn't put up a fight. When you chopped it, it said thank you. Then you chop it again for talking back. Back in my day, we didn't have these fancy pants arenas. Heck, we didn't even have pants! We've only been fighting in the arena for a year. That's like 60 in goblin years! What the heck is that? You don't scare me! I'll show you how we handled this back in my day! Tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Hokus pokus yaptım. Ömer buradan gitti ve yerine Doğan isimli kardeşimiz geldi. Doğan da bizim Türk oyuncularımızdan, iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Kendi kalanları Türkiye sıralamasında olan bir arkadaşımız. Şimdi Doğan'la alakalı olaraktan birkaç bilgi alacağız. O da bizle birlikte maçları izledi arkadaşlar. Ve o maçları birlikte değerlendireceğiz. Şimdi Doğan'cığım hoş geldin evet, öncelikle. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ediyorum kardeşim. Sen nasılsın? Allah razı olsun abi, çok şükür. Teşekkürler. Şimdi biz burada çok güzel maçlar gerçekleştirdik. Kesinlikle abi. Surgical Goblin. Evet abi. Yakından takip ettiğim bir. Müthiş derecesinde iyi bir oyuncu. Kesinlikle. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Kullandığı destesi, kendi destesi de çok güçlü. Çok. Sence Surgical Goblin'in maçlarında böyle gördüğün artılar, eksiler, ya şu hamlesi süperdi falan filan diyebileceğim, ya yani kötüydü diyeceğim. Surgical Goblin'i ilk maçlarında zaten binici destesi genelde kullandı. Binici destesine attığı tomruklar bayağı iş yaptı. İkinci de bu hafta ben aslında onu biniciyle bekliyordum. Binici cellat, Valkür komşusu bekliyordum ama bizi şaşırttı. Surgical Goblin Royal'le karşılaştı. Royal de çok iyi bir oyuncu Surgical'a göre. Ama benim bu turnuvada şeyim Surgical Goblin'dir, hani onu tutuyorum aslında abi. Çok beğeniyorum onun savaşlarını. Oyunculukları çok gerçekten çok güçlü oyuncularımız var. Surgical Goblin bu savaşta zaten Royal'in üstte yaptığı ataklarda hani kalesinin önünde biriken ejderhalar sonucunda işte tek seferde kalesine gitti. Orada zaten Goblinler gelince işin içine kalesi de şeye odaklandı, ejderhalara odaklandı. Doğru. Böyle olunca ilk kaleyi alması içten bile olmadı. Biraz basit bir maç oldu aslında o. İkinci savaşta da aslında ikisinde de bu aralar ejderha kartı çok şey arkadaşlar. Siz de destelerinizde düşünebilirsiniz. Çok alternatif olarak kullanılıyor. Bir de gece cadısı var. Meşhur gece cadısı. Hepimizin çektiği, nerf beklediğimiz bir karttır gece cadısı da. İşte ejderhalar yine burada sahnedeydi. Surgical Goblin def pekasını işte Royal'in golemini almakta zorlanmadı. İşte Royal o maçta hatta bir gülücük bile attı Surgical Goblin. Golemini görünce. Aynen doğru. Hani bende def pekka var, sen nasıl geçeceksin? 8 iksir sonuçta bir golem, onda 7 iksirle ben sana her halükarda zaten karşılık verebilirim gibi düşündü. Doğru da bir hamle yaptı, doğru da bir hareket yaptı orada çünkü. Kesinlikle hani alacağım zaten belliydi gibi, kendinden doğru. Emindi abi orada. O savaş da işte güzel geçti, beklediğim gibiydi. Zaten ben Surgical'dan 2-0 bekliyordum, beklediğim gibi geçti. Surgical Goblin'in kendi destelerini gerçekten güçlü bir şekilde kullandığını söyleyebiliriz. Çok, zaten etkili kullanıyor kartları. Burada da görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar, ejderha Doğan'ın da söylediği gibi çok fazlasıyla kullanılıyor. Yani ejderha şu anda müthiş derecesinde metada olan bir kart. Yani sebepleri çok açık ve net bir şekilde belli. Birincisi hava kartı. İkincisi alan hasarlı vuruyor. Evet. Üçüncüsü tank özelliği yüksek. Dördüncüsü iksir maliyeti gerçekten makul. İksir, aynen. Makul bir iksir maliyeti var. Ve her desteğe entegre edilebiliyor. Uyuyor. Aslında bundan öncesinde Mega Dalkavuk birazcık daha böyle popülerdi, baskındı. Aynen. Fakat sanki Mega Dalkavuk'un papucunu birazcık dama atmış gibi oldu. Ejderha'nın bu son çeyrek dediğim, yani son dönemler dediğim daha doğrusu. Çünkü gerçekten ejderha müthiş derecesinde iş yapıyor. İkinci savaşla alakalı, bu arada arkadaşlar Doğan not aldı, not üzerinden şu anda konuşmaya devam ediyoruz. İkinci savaşın alakalı olarak... Surgical Goblin zaten ikinci savaşta çok büyük hasarlar verdi
evet. Royale. Zaten en sonunda ana kulesi Royal'in çok az kalmıştı. Onu da Yıldırım Koçbaşı'yla oyalayıp bir şekilde zaten aldı. Doğru. Alması işlemli olmuş. Peki, çok şekilli bir şekilde girdi bir tanesi. Nemsensei. O zaten benim adamım, senin de bir numaralı yani, adamın. Böyle girdi, böyle gözlükleri falan taktı. Böyle çok güzel bir şekilde giriş yaptı. Ondan sonra da gerçekten giriş yaptığı kadar da başarılı bir şekilde oyununu çıkarttı ve sundu. Aynen. Yani iki maçını da çok rahat bir şekilde aldı Doğan. Aynen. Nemsensei zaten destesini çok güzel kullanan bir oyuncu. Kasırgayla da zaten hani Adam'ın binicisini alıp ana kuleye son zamanlarda çok meşhur kasırgayla goblin fıçısını ya da binici ya da balonu alıp ana kuleyi uyandırıyor oyuncular. O Doğru. da bunu çok güzel gerçekleştirdi. Kasırgayı kullanmak da zaten kolay bir kart değildir. Bunlar zaten dünyanın en iyi oyuncuları. O da bu şekilde yaptı. Binicisini ana kuleye yönlendirdi. Ana kuleye de uyanınca zaten 1-0 zaten öndemiş gibi 3 taraftan da belli saldırıyor. Belli bir zamandan sonra aslında uyandırdı. Maçın başlangıcından itibaren evet. değildi. Belli bir zamandan sonra uyandırdı ama gene de i̇şe başarılı yaradı. Bir şekilde Kesinlikle uyandırdı işe ve yaradı. Başarılı bir şekilde ilerledi. Ben Nemsensei'nin evet. Mezarlık kartını kullanmasını izlerken keyif alıyorum. Kesinlikle. İkinci maçında muazzam kullanıyor. Yani son 15 saniye kala Nemsensei'nin yaptığı hamleler geçen hafta da aynı muhabbette oldu. Bu hafta da aynı şekilde oldu. Son 15 saniye kala çok başarılı bir şekilde durmadan ataklar üstüne hızlı bir düşünce içerisine girip hızlı bir şekilde yönlendirme yapıp ve gerçekleştirdi. Şu anda Nemsensei işte karşınızda mavi köşede. Okey. Gene okey işaretini yapıyor ve gözlükleri de kulağında, gözünde. Gözlükleri kulağında. Güzel cümle. Evet, karşısında kırmızı köşede de Suarez var. Çok güçlü iki rakip. Suarez ve Nemsensei ikisini de gerçekten çok merak ediyorum. Yani siz hangi tarafı tutuyorsunuz veya hangi oyuncunun oyunculuğunu seviyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten ikisi de çok güçlü. Oyuncular birbirlerine karşı çok büyük işler çıkartabileceğini söyleyebilirim. Evet, çok rahat bir şekilde gene bir oturma pozisyonu alıp kendi tablet ve telefonlarını alarak destelerini tekrardan kontrol ediyorlar. Ve start vermek üzere bekliyorlar şu anda. Birbirlerine bir kere selamlaştılar. Evet, Nemsensei şu anda. Suarez burada. Buradaki arkadaş Suarez, diğeri ise Nemsensei. İkisi de gerçekten çok güçlü oyuncular. Vallahi maçları izlerken arkadaşlar ben çok keyif alıyorum. Umarım siz de orada keyif alıyorsunuzdur. Keyif aldığınızı da ümit ediyorum. Çünkü bu böyle maçlar genelde çok fazla yansıtılıp da böyle sunulabilecek bir şey. Orada müthiş bir atak kartı görüyorum. Gene Nemsensei dev destesi kullanıyor. Ve işin tuhaf tarafı Nemsensei kendi destesinin içerisine bu sefer kıvılcım almış. Çılgın adam Nemsensei. Gerçekten var ya, hiç beklemedi. Suarez ikisi toplayışını koyar koymaz direktmen devi gönderip ve üzerine saldırı atağına geçti. Evet, şu anda Suarez duruma bakılırsa 1-0 önde gibi gösteriyor. Çünkü elinde iksir toplayıcısı var. İksir toplayıcısının gücünü şu anda arkasına almış olmalı. Bu arada yanıma tekrardan Ömer geldi. Ben geldim. Hoş geldin. Merhabalar. Evet, Nemsensei yine çılgınlık yapıyor şu abi, anda. Abi ben böyle bir şey görmedim çünkü metada olmayan inanılmaz bir kart. Sparky yani kıvılcım kartı şu an yüklü şekilde geliyor. Ve gördüğüm kadarıyla Suarez'de çarpma var. Bakalım ne yapacak, merak ediyorum. Suarez ikinci iksir toplayıcısını koydu. Bu çok tehlikeli. Ama Nemsensei sağdan çok iyi geliyor şu anda. Yavru ejderle vurdu. Kıvılcım vuracak mı oraya? Sanki vuracak gibi. Ve vurdu. Ve vurdu kıvılcım. Çok geç gelen bir çarpma gördüm şu an. Ve sanki üst sıra şurada alacak mı? Alamadı. Ama elinde çok alev topu var. Çok az kalmıştı. Sanki şu an Koçbaşı geliyor gibi ama. Nemsensei'nin elinde alev topu var. Yapması gereken tek şey sadece. Alev topu. İyileştirme. İnanamıyorum ya şu an. İyileştirme geldi. Harika ya şu an. O kule düşer mi Ömer sence? Bence şu an düşmeyecek gibi ama. Fakat silahşör sabitlenmiş kuleye çoktan. Evet, iskeletler orada çok güzel iş yaptı. Silahşörü öldürdü. Şöyle bir sıkıntı var işte. Suarez toplayıcıları çok şahane kullanıyor ve hala öyle toplayıcı koymaya devam ediyor. 2x'e girdi bu arada.
Evet, şu an bana sorarsan Suarez biraz daha önde gibi. Evet, Nemsense şu anda savunma modunda gibi sanki gözüküyor Ömer. Evet, fakat şunu da fark etmek lazım, şunu da görmek lazım. Suarez'de sadece çarpma var ve çok mükemmel. Çok iyi bir hamle. Birden müthiş bir hamle. Sir, şu an bakıyorum, 8 değil de 9, 6, 3 iksir yani toplayıcıdan yaptığı karı götürdü diyebilirim. Şu anda Suarez tamamen şey, Nemsense'yi tamamen savunma çünkü modunda. Çünkü farkında ki büyüsü yok elinde. Değil mi? Evet, onu fark etti. Evet, fark etti bunu. Büyü yok tamamen elinde. Tamamen savunma modunda şu anda. Şu an 20 saniye kaldı. 17. Dediğim şekilde büyü yok. Suarez için bu şahane bir şey. Bunu fark etmiş olması çok iyi. Zaten diyor ki ben buradan gidemiyorum. Zıttan şu an kart bırakıyor boş boş ama zaten onlar kuleye varana kadar maç sona elmiş olacak. İlk kez ve şaşırdığım şekilde kıvılcım kazandı. Kıvılcım kazandı. Gerçekten çok enteresan. Gerçekten çok çünkü enteresan. Çünkü Suarez zannedersem çok şaşırdı. Evet. Bu kartı görmesine çok şaşırdı. Kendi bile bilemiyordur böyle bir şeyin var olacağını. Ben bile şaşırdım ya. Kıvılcımın olması ayrı der. O kıvılcımın gidip o kuleye vurması çok ayrı bir şey. Tam baş belası. Zaten sağ tarafa vurduğunda çarpma geç geldi. Farkındaysan evet. Eğer o zannetti ki hem silah şöyle hem çarpmayı bir anda çevirebilirim. Toplayıcıların bilir ama toplayıcılar sanıldığı şekilde o kadar yani o kadar kar ettirmiyor. Yani çok şaşım kaldım. Mesela burada Nemsense karşı tarafın destesini bir kere hamle yaptıktan sonra tamamen analiz edip içerisinde büyü olmadığını fark edip orayı savunmaya yatması bile ne bence başarılı bir hamleydi. Evet. Çünkü savunmaya attı yani. Direktmen savunmaya attı. Yani hiç diğer tarafa hiç bakmadı bile ne. Zaten 200 küsür Şan Kulesi'nin direktmen savunmaya girdi. Zaten çarpmayla o kuleyi temizleyebilmesi için 4 kez çarpma atması lazımdı. Fakat çarpmaları da o şekilde boşa gönderirse zaten çarpmayı boşa gönderirse zıttan gelen bir kıvılcım var. Tam bir baş belası. Yani ben hani maça girsem bu şekilde ciddi bir turnuvaya girsem ve karşımda kıvılcım görsem ve bende sağlam bir büyü olmazsa hakikaten sinir krizlerine girerim. Yine sakindi bence. Bence Nemsense yine güzel hamlelerle yine bizi cezbetti. Gerçekten şaşırttı yine bizi ya. Cezbetti orada. Kıvılcım kullandı Ömer. Ve kazandı. Ve gerçekten de kazandı. Hakikaten çok şaşırdım ya. İkinci hamlesindeydi galiba, yanlış olmasın. İkinci hamlesinde o kıvılcım gitti o kuleye vurdu. Vurdu da yani ben çok şaşırdım. Ve o kuleye aldı. Nemsense gerçekten çok güçlü bir oyuncu gibi hissiyatlar veriyor bana. Yaptığı hamleler gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Suarez kesinlikle boş bir oyuncu değil. Suarez müthiş bir oyuncu. Kıvılcım çünkü mesela en son aldığı hamleye bakarsak eğer arkadaşlar orada dev, ejderha ve kıvılcımı kullandı. Karadan gelene götürür, havadan gelene götürür. Dev zaten önde tanklıyor. Başarılı bir hamle. Yani elinde büyü olmaması çok iyi bir avantajdı Nemsense'nin açısından baktığımız için. Şu anda revanş başladı Ömer. Şu an merak ediyorum. Şu an bir de gördüğünüz gibi sanırım şu an siz de desteleri yayında görebiliyorsunuz. Evet, sol tarafta desteler gözüküyor. Ve cadılar ve aynalar görüyorum ben. Çok şaşıracağı benziyoruz. Suarez iksir toplayıcısını çok kullandığı için iksir toplayıcısının zararlı bir şey olduğunu bildiği için direktmen zehir attı Ömer. Fark ettim evet. Orada. Hiç müsaade etmedi. Fakat şöyle bir şansı da vardı. Nemsense toplayıcıyı koyduktan sonra, zarar gördükten sonra bir toplayıcı daha yansıtabilirdi aslında. Farkındaysan bunu yapmadı neyse. Evet, oradan Ömer, Nemsense'nin kulesi çok büyük hasar alıyor şu anda. Evet, şu an fark ettim ben de. Yarasalar çok güzel çalıştı orada fakat ama çok büyük hasar aldı. Niye? Niye diye soracak olursan eğer, o gerideki bir tane okçu. Okçu da vurdu, doğru. Hepsini zaten o vurdu. Doğru. Çünkü cadının çıkardığı yarasalar sayesinde mezarlık o kadar da şahane bir iş yapmadı diyebilirim. Şu an Nemsense'yi bir toplayıcı daha koydu. Bence Suarez buna da izin vermez. Müsaade etmeyecek fakat bana sorarsan eğer muhtemelen bundan sonra toplayıcı yansıtacak. Az önceki hamlede de mesela Nemsense'nin sağ taraftan atıcı ve ejderhası gitti. Onların ikisini de orada cellat da aldı. Oradan evet. Da bir iksir zararına girdi zaten ve zehri de attı zaten Nemsense. İksir toplayıcısına müsaade etmiyor. Suarez çok kullanıyor. Biliyor yani iksir evet. Toplayıcısının zararlı bir şey olduğunu. Şu an bakıyoruz. Roket! Mükemmel bence, bir roket. Bence tam gitmedi değil, çünkü cellat orada. Fail oldu.
yaşıyor halen ve ejderhası da gitti. Evet. Ya burada aslında fakat yıldırım da kullanılabilir. Böyle bir şey var hani ben de tahminim çerçevesinde dedim yani mükemmel bir roketti. Yani bu kadar sekeceğini bilmiyordum. Çünkü neredeyse gönderilen yerler bir tam o kulenin dibinde durması lazımdı. Şaşırdım ben de. Aslında Nem Sensei var ya burada tamamen şov amaçlı bir desteği almış gibi gözüküyor. Çünkü içerisinde sadece atak birim olarak bir roketi var. Aynen öyle. Ve aynası da var. Görmediğimiz kartlardan bir tanesi de bu. İşte iksir toplayıcısını aynalayıp sadece roketle de ilerleyebilir. Çünkü şu anda yeni yeni meta'ya girebilecek şöyle bir deste var. Şöyle bir sıkıntı var. Farkındaysan abi. Bana sonradan Nem Sensei'nin şu an projesi cadıyı yansıtmak. Fakat cellat buna müsaade etmiyor. Evet. Şu anda atıcıyı yansıttı. Ama çok geriden yansıttı. Niye böyle bir şey yaptı acaba? Herhalde bir bildiği vardır. Şimdi izleyeceğiz bakalım hamlesini. Yukarıya da ejderhaya koydu ama... Bak bak zıttan şu an geliyor. Söylediğim gibi cellat kasırga şu anda hemen hemen çoğu kombo'yu durduruyor. Cellat kasırgayı durdurmak için yıldırıma ihtiyaç var. Yalnız abi sıkıntı şu işte hani çok tank birim var Suarez'de. Şövalyesi olsun, cellatı olsun. Suarez zaten şu an vurdu. Rahat bir savaş geçiriyor diyebilirim şu anda. Fakat her şey bitmiş değil şu an. Fakat zaten biz de yere bakıyor. Çünkü Nem Sensei'nin kombosunu... Sağ tarafı gördüm. Nem Sensei'nin kombosunu şu anda sadece cellat ve kasırgayla çok rahat bir şekilde durduruyor derken sağ taraftan çok iyi vurdu gene Nem Sensei. Çift atıcı geliyor şu an. Fakat değil o tarafı düşüyor. Atıcılar da zaten burana kadar maç sona ermiş olacak. Güzel bir zehirdi. Gerçekten bazen bir kartın eksikliğini destenin içerisinde muhteşem derecesinde hissedebiliyorsunuz. Yani mesela burada şu anda Nem Sensei'nin elinde roket değil de eğer yıldırım olmuş olsaydı Ömer maçın dengesi çok çok fazlasıyla değişirdi. Çünkü Suarez Nem Sensei'yi sadece ve sadece cellatla kasırgayla savundu. Bir sürü birim attı. Cellata attı, kasırgaya attı. Ve ya olay şimdi hani Nem Sensei bizi şaşırtmayı seviyor şahsen. Zannettik yani bu sefer de tutacak. Fakat senin de dediğin gibi cellat kartı, daha doğrusu benim de söylediğim gibi cellat kartı bütün dengeleri bozdu ve Suarez'de çok ama çok tank birim vardı. Bana sorarsan eğer yani Nem Sensei'nin saldırısı cadıyı yansıtmak ve çıkan yarasalarla saldırı yapmak, gelen birimleri ise mesela cellat gibi atıcı gibi tank birimleri ise roketle temizlemeyi planlıyor. Fakat hani temizlenecek o kadar çok şey var. Roketin ise menzili o kadar dar olmasına rağmen bu saldırısı Nem Sensei'nin saldırısı tamamen ve tamamen başarısız oldu. Bence yine güzel bir maç geçti. Doğru. Yani söylediğim gibi şu anda sanki ben onu hissettim. Nem Sensei birazcık şov amaçlı bir rehavet maç mi aldı diyelim aslında ona? Buna bir olabilir. Rehavet mi diyelim aslında? Olabilir. Çünkü olabilir. Bir önceki maçta çok şaşırttı bizi. Yani hiç kullanılmayan neredeyse yani kartları sıralayacak olsam en son kullanacağım bir dönemin favorisi bir karttan bahsediyoruz. Bunu kullandı ve başarılı oldu fakat bu sefer saldırı birimi olmadığından maalesef başarısız oldu diyebiliriz. Çünkü Ömer ben buna benzer bir destek kullanıyorum. Son bir haftadan beri hatta birazcık daha kısa bir dönem iksir toplayıcılarını koyuyorsun, aynalıyorsun iksir toplayıcısını, cellat ve kasırgayla savunuyorsun, ondan sonra da roketliyorsun. İki tane veya da üç tane iksir toplayıcın olduğu takdirde de bu sefer aynayı rokete kullanıyorsunuz. Zaten aynayı 5 kere falan rokete attığınız takdirde maç full. Zaten maç bitiyor. Yani cellat ve kasırganın savunabileceği bir desteli birisi gelirse eğer çok rahat bir şekilde yenebiliyorsunuz. Aslında burada Nem Sensei'nin de cellat ve kasırgalı bir desteğe önlem olarak da bir şey yapması gerekiyordu. Orada mesela yani farklı bir hamle yapabilirdi. Şöyle bir şey vardı bak. Mesela başında bahsetmişim ya toplayıcıyı yansıtacak şu an benim tahminim fakat yapmadı. Evet. Mesela baktı bu döngü tutmuyor. Ben olsam Nem Sensei yerinde toplayıcıyı yansıtıp hani toplayıcı bir zehir geldikten sonra diğer toplayıcıyı yansıtıp savunmayı da çöp birimlerle rahatlıkla yapıp saldırıya çıkabilir. Çünkü Suarez'de de doğru dürüst saldırı yapacak birim yoktu zehir haricinde. Bir büyü yoktu yani. Evet. Son rövanş maçı başladı arkadaşlar. Şu an durum birebir.
Merak ediyorum derken yine Suarez o çılgın desesini almış. Pekka koşbaşı ve çete çarpma yıldırım. Fakat zannediyorum ki Nem Sensei desteği çok az bir şekilde değiştirmiş. Nem Sensei geçen hafta kullanmış olduğu, evet vuracak o. Ve vurdu, koşbaşı vurdu. Geriden şu an bir tane mızraklı var şu an, görüyor musun? Yine 1-0 yenik başladı şu anda Nem Sensei. İstedikleri istediği gibi olmuyor gibi gözüküyor Suarez'e karşı. Çünkü Suarez... Mezarlık geldi soldan. Lafını böldüm fakat müthiş mezarlık bir geldi soldan. Şu an çarpması var diye biliyorum ben ama Darko dili... Yetişmez. Avro play. Bir nebze olsa yetişti ama... Yetişmez. Çünkü çok fazla sayıda oldu. Çok fazla sayıda olduğu için Dart Goblin de bir yere kadar gelir. Birazcık en başta atmış olsaydı imkanı vardı. Bu bana sorarsan hani beklenmeyen şok bir saldırıydı aslında. Bak geldi yine 4 tane vurduk bu ne? Hani dediğim gibi yani bana sorarsan hani beklenmeyen şok bir saldırıydı bu. Gerçekten öyle. Ben böyle beklemiyordum. Bu kadar şu an... Savunacağını zannetti sağ tarafı. Şu an savunma yönünden Pekka geldi. Evet, Suarez merak ediyorum. Güçlü bir şekilde şunu geliyor. Fark ettin mi hiç? Hiç minyon veya minyon sürüsü görmedik. Bir aynı doğru. Ve görmediğimiz büyücü de görmedik hiç. Onlar. Ne buz büyücüsü ne normal büyücü. Hiçbir büyücü şu an görmedik sahnede. Şu an belli başlı kartlar masal yapıyoruz ve cadı sadece yeni gelen cadıyı görebiliyoruz. Şu anda mesela Nem Sensei o koç başlarına hani koç başına müsaade ediyor bir şekilde. Hem sağ kasırgayı hem sola farklı bir yönde kullanmak istiyor galiba ki o koç başlarına müsaade ediyor vurması için. Çünkü iki tarafa da koç başı vurdu. Ama orada kasırgayı kullanmadı. Şu an bakıyoruz bakalım. Evet. Keyifli gelen bir atıcı oldu. Aynen, Dark Goblin çok gene iyi vurdu. %20'ye kadar vurdu. %20-25 civarı bayağı çözdüm zaten. Burada bir de Pekka şu an geliyor. Birkaç vuruş daha. Pekka rahatlıkla yok edecek. Yani şu an zıttan saldırıyor. Nem Sensei'ye karşı Suarez bakalım iş yapacak mı? Bir çarpma geldi. Bak şu anda kullandı kasırgasını. Güzel bir yıldırımdı. Fakat Barbar'ın bir tane sanki bir varlık gibi şu an darlıyor diğer satan. Suarez neyi var ne yok gönderiyor. Alabilir mi çok bilinleri. Çok hızlı geldi. Yıldırımı var Ömer. Ejder, 25 saniyesi var. Yıldırımı bir kez daha çevirmesi gerekiyor ve sen zannedersem çevirir. Fakat şu an karşı saldırı geliyor. Çok aynı sert hareketi bir saldırı. Nem Sensei gene yaptı ama Suarez izin vermiyor. Fakat savundu. Şu an 10 yıldırım saniye var. Atacak şimdi gelecek şansını. Çarpması da var. Çarpmayı döndürecek diye düşünüyorum. Dönmüyor mu çarpma? Aman ya Rabbi çarpması şu an dönmedi. Ah! İki can. Ah be! Ah be! 66 canı olan kule çarpma attı ve 2 canı kaldı. 64. Gerçekten bravo. Hüzünlü bir son. Gerçekten hüzünlü bir çok son. Çok hüzünlü. Yine şekilli. Bu şekilli davranışlarından da vazgeçmiyor. Bravo ama ya. Anlık atakları, anlık saldırıları gerçekten güçlü Nem Sensei. Yani beklemediğin anda bir hücum atağı var. Bu Nem Sensei'nin oyunculuğunun içerisinde. Fakat farkındaysan yaptığın son saldırı çok başarısız oldu ya. Yani hiç neredeyse kuleye vuramadı. Doğru. Hani bilemiyorum ne yaptı. Fakat yani Dart Goblin'i yavru ejder gibi birimlerle yoğun bir saldırıya yani hiç zarar görmeden rahatlıkla atladı Suarez. Doğru. Aslında burada Nem Sensei yine birazcık riskli bir iş yaptı. Çünkü kullandığı birimlere baktığın zaman Ömer, cellat ve kasırgaya yine ölebilecek birimlerdi. Evet. Yani harcanabilecek birimlerdi. İşte gece cadısı olsun, atıcısı olsun, ejderhası olsun. Tabii. Yani bir cellat, bir kasırga. Bu üç birimi de çok rahat bir şekilde counterlayabilir. Kendine zaten şey de vardı ama destesi farklıydı. Dart Goblin. Dart Goblin de mezarlığı bir şekilde savunabilirdi ama gene riskli bir hareketti. Bence Nem Sensei'nin burada yaptığı. Bir önceki kullanmış olduğu desteği kullansaydı eğer Suarez, Pekka'lı deste değil de bir önceki mezarlıklı destesini kullanmış olsaydı işlerin rengi çok çok değişebilirdi. Riskli bir iş üzerinde gitti ama tabii ki oyunculuğunu beğendiğimiz, oyunculuğu güçlü olan Nem Sensei gene galibiyeti aldı. Biraz şanslı olsa çünkü çok çok az kalmıştı evet, yani. Ama Suarez'i de burada hafife almamak gerekiyor çünkü çok güçlü bir oyuncu. Karşısındaki zaten çok güçlü bir oyuncu. İki taraf da çok güçlü oldu. Çok güzel bir maç geçti. Ama maç Nem Sensei galip geldi. Ben sana diyeyim hani Nem Sensei'ye karşı Suarez maçı eğer çevirebilseydi bence bu maçı çok rahat yenebilirdi çünkü son canı çok az kalan yerden sonra
Diğer tarafta Yeşian bayağı bir mi vardı? Hani bayağı bir sıkıntı yaratabilirdi Nem Sensei'ye. Evet, bilmiyorum. Diğer kulesinin de zaten, Nem Sensei'nin diğer kulesinin de canı zaten 1000 civarındaydı yani. 1200 miydi? Çok düşmüştü. Koçbaşı geldi vurdu oraya. Yani şarjı aslında... halde vurdu. Doğru bak. Şöyle bir şey söyleyeceğim. O en son sol tarafta bir goblin çetesi atağı yaptı yani. Bir o mızrak. Da, bir tane daha mızrak da atsa, atmış olsaydı şu anda çok farklı bir şekilde başka bir yöne almış olabilirdik ama tabii ki elden bir şey gelmez. Maç bu şekilde sonuçlandı. Süre bitti sonuçta. İki canla. Artık Suarez bunu bence sürekli olarak kendi kendine söyler. Ya ben bir maç yaptım da işte şöyle iki canı kaldı. Girdim de çok az canı kaldı. Hem Sensei'ye kaldı. İki canı kaldı gibi tarzından şeyleri söyler. Çünkü çok tam TV Royale'lik bir maç derler ya. Evet, tam TV Royale'lik bir maç diyebiliriz aslında. Tam TV Royale'lik bir maçtı. Bence bu çok başarılı bir maçtı. Zaten iki oyuncu da çok güzel. Yani ben Nem Sensei'nin mezarlık kartını kullanma şeklini çok seviyorum. Evet. Çok ani ve hızlı atak başlıyor. Evet, liderlik tablosu geldi. Şu anda görmüş olduğunuz üzere Nem Sensei yerini koruyor. 2 puanla hemen liderliği aldı şu anda. Nem Sensei fazla maç yaptığından şu an yerini koruyor. Yoksa hani diğerlerinden hani çok başarılı olduğundan, ya yani başarılı fakat şu an çok maç yaptığından birincilik sırasında duruyor. Doğru. Ben şu an benim var. Suarez de biraz şanssız gibi sanki ha Ömer. Evet. Hem Nem Sensei ile eşleşti. Evet. Sağlam bir rakip ya. Hem de aynı şekilde öbür kendi rakibi ise, öbür rakibi ise hemen buradan bakıp sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Derin'le eşleşti. Derin'e karşı da mağlubiyet aldı. Çok sağlam rakipler ya. Nem Sensei'ye karşı da mağlubiyet aldı. Yani liderlik tablosunda hanesine iki tane mağlubiyet yazdırdı. Yani şu andan itibaren Nem Sensei. Suarez'in işleri birazcık zor. Zor. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki maçlarda güçlü savaşlar gerçekleştirip gerçekten maçları kaybetmemesi gerekiyor. Eğer kaybederse şu anda puan istikrarını önde tutuyor çünkü. Yalnız ama şöyle bir şey var. Yani daha şu an çoğu şey bitmiş değil. Daha yolun başındayız. Tabii ki kesinlikle. Şu an kesinlikle. Çevirip birinci şeklinde bitirebilir bu grubu. Ama yani birincilik üzerinden konuşuyorum mesela, evet. Ben şu anda. Nem Sensei'nin 2 puanı var. Suarez'in eksi 2 puanı var. Yani arada bir 4 puanlık bir fark var. Yani çıkabilmesi için Nem Sensei'nin 4 maç kaybetmesi ve yani Suarez'in de güçlü bir şekilde yukarı çıkabilmesi için de hiç maç kaybetmemesi lazım 4 maç. Örneklendirme üzerinden gidiyorum ama güzel savaşlar geçti. Şu anda Adam. Yeni savaşmış karşımızda. Adam'la rakibi şu an bekliyoruz. Mavi köşede şu an Adam var. Bakalım kırmızı rakibi kimi mi göreceğiz? Beryn! Evet, senin iki tarafta güçlü. Beryn. Beryn stüdyomuzda. Adam. Yok. Stüdyomuzda değil. Güzel bir maç geçeceğini düşünüyorum çünkü Beryn güçlü ataklarla geliyor. Evet. Valla Beryn mi, Adam mı? Valla ben bu sefer sanki Beryn'e şans vermiyorum ya. Çünkü biraz şansını kullandım bir önceki maçlarda. Hem sağa hem sonra ciddi zarar görmesine rağmen yine de maçlarını çevirdi. Bu sefer artık şansını kullandığını düşünüyorum yeterince. Sanki Adam bu sefer yenecek gibi. Fakat şu an destekleri falan bilmiyoruz ama şu an benim sadece bu şahsi görüşümden ibaret. Hadi evet. Bize güzel bir maç seyretti. Maçın startını şu anda verdiler arkadaşlar. Bakıyoruz evet. Bakalım. Beryn. Toplayıcıyla başladı Beryn. Farkında mısın abi şu an? Çok fazla toplayıcı görüyoruz ya. Evet, bugün daha önce görmediğimiz kartları görmeye başladık turnuvalarda. Evet yani. Toplayıcıyı çok gördük. Yani neredeyse her maç var. Bir de koçbaşı maşallah bütün maçlarda yerini koruyor. Evet, sadece koçbaşı tek başına gönderiyorlar Ömer. Fark ediyor musun? Evet. Ve gitti o kuleyi vurdu şu anda. Ve ciddi bir hasar verdi. Fakat koçbaşı şeklinde vurmadı. Yine cadı görüyorum orada. Madenci gönderdi gene. Fakat o madenci tarafa. Savunma. Beryn. Yine panik mi savunma? Evet, sağ taraftan Megadal Kovuk da 2 tane vurdu Ömer ve oraya 500'e yakın bir hasar verdi. Toplayıcı var yine. Farkındaysan. Evet. Adam böyle bir hata yapmış olamaz. Herhalde toplayıcıları kırabilecek bir büyü almadı. Cadıyla şu an saldırıya çıkıyor. Evet, hemen hemen her destinin içerisinde Ömer. Cadı ve yavru Cadı ve yavru ejderha gördük.
Evet. Gerçekten müthiş derecesinde metada olan iki kart. Yavru şu an vuruyor farkındaysan. Baya baya bize. Barı şu an dolmasına rağmen bir şey yapmadı madenci artık o köşe. Hayır derken madenci. Te sanki o sağdan vuracak gibi ki vurdu da ve şarjlı şekilde vurması. Çok güçlü vurdu. Can sıkıcı. Ya bir tanesi yine kuleye döndü. Hala kuleye dönüyor burunda. Atıcının ittirmesiyle Barbar'ın bir tanesi kuleye döndü. Evet şu an bir de farkındaysan Berin toplayıcıları... Sağ taraftan mezarlık gelir mi sence? Evet geldi. Yani toplayıcıları rahatlıkla koyduğundan saldırılarını çok rahat şekilde karşılayabiliyor. Evet orada aslında Adam'ın şu anda gece cadısının yarasalarına bir çözüm bulması gerekiyor. Çarpma tarzı şeyler çünkü ve mezarlığın en büyük kartları kasırgası var galiba. Kasırgayı mı atacak? Sert bir saldırı. Kasırgayı atmadı. Zaten burayı verdi çünkü karşı koyması neredeyse mümkün değil. Çünkü toplayıcılara asla ve katkaya dokunmadı bile. Kesinlikle. Bugün Koçbaşı'nın kuleye vurmasını çok gördüm. Madem zehirin vardı bu zamana da niye bekledin diye sorarlar değil mi yani? Kesinlikle. Evet sol taraftan da çok güçlü geliyor şu anda. Ne yapacak? Gene bir madenci geldi. Çok sert bir vuruştu. Sanki evet, o kuleyi de düşürdü gibi sanki. Düşürmese bile çok büyük bir hasar aldı. Nedense bugün benim favorilerim sürekli kaybediyor değil mi? Ve Kral Kulesi'ni de aldı. Büyük bir yanlış zaten maçı. Çeviremem diye gönderilmiş bir büyü diye düşünüyorum ben. Burayı da kaybettim muhtemelen çünkü karşılamaya doğru bir ikili yok bıraktı. Ve zaten kasırgayı da bu taraftan gönderdi. Çok başarılı bir şekilde Berin galibiyeti aldı. Senin favorin yine yani. Yine ben kaybettim. Yine ben kaybettim. Fark ettin mi Ömer? Koçbaşı kartının sürekli olarak kuleye gidip vurmasına tanık ettik. Yani tanık oldu. Durduramıyorlar sanırım yani. Yani bir de hani rakiplerde şövalye buz ruhu gibi minik kartlar yok. Hep böyle büyük kartlar var. Cellat da mesela durduramıyor Koçbaşı'nı. Mutlaka yanına bir kasırga falan koymanız gerekiyor. Koymuyorlar genelde. Kartları göndermiyorlar. Yani var fakat göndermiyorlar kartlarını. Saldırıya saklıyorlar. Bu yüzden de Koçbaşı gidip şarjlı şekilde vurduğunda bayağı vuruyor. Çok büyük hasar veriyor. Vurmasını da geçtim. Vurmasını da geçtim. Vurduktan sonra barbarlar çıkıyor. Bu barbarlar da çok güzel vuruyorlar. Çok güçlü vuruyorlar evet. Yani tek Koçbaşı'yla 1500 civarı neredeyse bir hasar verebiliyorsunuz. Ve bugün de çok fazlasıyla tanık olduk. Şaşırtıcı bir şekilde tanık olduk. Koçbaşı çok güzel bir şekilde kuleye gitti vurdu. Burada mesela Beren'in 3 silahşörü yani kullanmadığı gibi bir şey oldu sanki. Yani baktı ki Koçbaşı'ndan ilerleyebiliyor, kuleye hasar verebiliyor, madenci ve Koçbaşı'ndan yol alabiliyor ve o taktik üzerinden devam etti. Son 20 saniye, 25 saniye kala galiba 3 silahşörü bıraktı ve orada da gene bir tane kule aldı. Aslında yani şu ana kadar izlediğimiz maçların içerisinde gördüğümüz tek bir şey var. İksir toplayıcısına müsaade etmediğin takdirde bir şekilde harcanıyorsun. Sadece Nemsense'in maçındaki o iksir toplayıcısı dışında. Mesela Suarez Nemsense'in maçında Nemsense'in iksir toplayıcısı koymasına bir türlü müsaade etmedi. Derken revanş maçı başladı. Evet şu anda geriye doğru yayılmış ve rahat rahat keyfine bakıyor. Çünkü zaten bir galibiyeti vardı. Bakalım bu sefer Adam desteği değiştirmiş miden ziyade toplayıcılara mani olacak mı? Fıçı! Neredeyse maçın başından böyle ilk kez görüyoruz ya. Doğru. Bir tanesi kuleye vurdu Ömer. Bayağı bir. Evet üç bayağı vurdu aslında. Galiba. İki kere mi? Bir kere vurdu galiba. Prenses! Evet bunu da görmedik Ömer. Allah Allah bu maç bayağı değişik olacak benziyor. Şövalye yine görüyoruz. Ejderha yine her zamanki gibi. Yavru ejder çok popüler oldu. Buz ruhu. Evet Adam'ın destesi sanki Ömer çok hızlı bir desteğe benziyor. Bizim şu kullanmış olduğumuz zehir. Çarpma tuzağı destesi olabilir mi? Valla bayağı adam bu yana farkındaysa ya hiç çarpma tuzağı görmüyoruz. Evet şu anda tahminimce Adam'ın kullandığı çarpma tuzağı alan deste. Sürekli olarak eğer şu anda Beryl bu Goblin'i Goblin fıçısına çözüm bulamazsa çok büyük hasarlar alacak. Zaten şu an gönderdiği kart kasırga. Güzel bir tomruk. Harika. Efsane bir harika tomruk. Bir tomruk. Orada prenses. Prenses'in yeni vurmasına sağladı ama mezarlık burada geldi. Güzel bir mezarlık şimdi geldi. Tomruk, bakalım ne yapacak? Tomruk gitti şu an. Çete geldi. Çarpma mı geliyor? Buz ruhu zıpladı. İyi oyunu diyor. Çok bence güzel savundu. Harika savundu ve şu an tank benim olarak yürüyen bir şövalyeden bahsediyoruz. Tomruk varsa ki yokmuş. Fıçı geldi.
Evet. Gafil adadı şu an. Ve gerçekten kral kalesini çekti. Gerçekten bir tanesi vuruyor. Bir tanesi vurdu fakat niye, neresi zaten diğer goblinlerin kral kalesini çekti ve kuleyi aktifleştirdi. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Çünkü yavru ejder bir tane fazladan vurdu prenses kartına. Dediğim gibi yine yayının başında çarpma yok. Yine tomruk da çok göremedik. Evet. Başın başından yani bu yana. Yani meta destelerinden farklı desteler bilerek kullanıyorlar galiba. Cellat geldi ama tomruk yok diye zaten. Evet, cellat orada erittiler. Tertemiz yaptılar cellatı ve şu an sanırım mezarlık gelecek. Mezarlık coming. Geliyor mu? Tomruk olduğunun gelmedi. Farkında olduğundan farkındaysan kart göndermedi oraya. Yani mezarlık göndermedi. Sanırım mezarlık şu an şimdi gelecek. Yavru ejder artık mezarlık. Şövalye gelir mi? Olmasına evet, rağmen geldi. Birkaç iksir zarar yaptı orada farkındaysan ve güzel harika bir zehir geldi. Tomruk geldi fakat şu an yavru ejder kuleye mükemmel şekilde vuruyor ve yarasına da varmış orada. Evet hasar takasında şu anda. Neredeyse eşit diyebilirim. Sanırım kasırgada çevirecek. Geriye attı. Diye. Çok belli oldu ama geriye attı yani. Ya bunu çekemesin diye göndermiş. Fakat evet, yine başa zor geliyor. Tomruk geldi. Geldi. Cellat var ama çok sanktirim var elinde. Nasıl yapacak ben elinde. Fakat şunu biliyor ki Tomruk çok yok elinde. Prenses spamlayıp duruyor. Merak ediyorum maçın sonucuna. Çok heyecanlı bir maç geçiyor. Prensesler şenliği bak, orada resmen. Prenses ölmesin diye ne var ne yok gönderiyor. Mantıklı bir hamle diyebilirim. Bir prenses daha geldi şu an tam oraya. Şövalye harika bir şey bence. Ve yine göremedi. Kızırgayı şu an yanlış kullandı diyebilirim. Çünkü prenses kartını da çekebilirdi. Beren burada galiba bir şekilde ulaşamayacağını fark edince sade zehri dağıttı ama burada çok güzel, güzel bir hamle fakat yaptı. Cadı şu an gidiyor ve zehirle... Vuracak mı? Aldı oraya. Bravo. Gerçekten oraya aldı. Bir türlü darlayamadı. Evet. Bir türlü darlayamadı. Aslında orada Adam birkaç tane goblin fıçısını hatalı attı. Yani doğru. Rakibin kasırgası olduğunu bilmesine rağmen hani bir geriye attı ki belki kasırgayı aşağıya doğru çeker diye düşündü de aslında hani geriye gitti çok belliydi. Goblin fıçısının. O da direktmen geriye çekti. Mesela orada bir tane bir turu çok boşa atmış oldu. Oradan bir 300-400 hasar eksik aldığını düşünürseniz. Bir de ön tarafa yine aynı şekilde öyle attığı bazen belli oldu. Yine orada Beren kasırga iyi bir şekilde atıp goblin fıçısını den kurtuldu. Aslında direktmen ortalama atmış olsaydı belki alabilirdi. Belki başarılı olabilirdi fakat direkt ortalama. Şu da vardı. Farkındaysan eğer zaten maçı bir zehirle aldı. Adam da vuran bir büyü yok. Tomruk karşısında zaten Tomruk da mezarlığa kullandığından fıçıdan başka bir alternatif yok. Zaten darlayamıyor. Hani biraz darlayıp sonra roketliye veya yıldırımlığa da bitirebilirdi. Doğru. Resisine güzel ve sert bir büyü koysaydı keşke diye düşünüyorum. Ben yani başarılı olabilirdi. Çünkü rakipte cellat var, yavru ejder var, şövalye var. Zaten bunları sayıyorum. 3 tane çılgın tank birim var. En basiti fıçıyı bazen farkındaysan cadıyla savundu. Mesela bir yıldırım olsa hani son zamanlara doğru bolluk zamanında yıldırım diyorum. Fıçının hemen peşinden bir yıldırım gönderse belki gafil ağlama şansı vardı. Bence bu şekilde başarılı olma şansı vardı. Fakat büyü yok denildi. Mesela şeydi prensesi de yine tam köprünün oraya bırakıp 1-1, 2-2, 1-1, 2 yani desteğinin zaten amacı o ama evet. Burada mesela felaket kulesi değil yani ortaya koyduğu bir kule olmadığı için mezarlık saldırısından karşı savunduğu için aslında zehir de birazcık işlerini bozdu Adam'ın. Yalnız şunu beğendim yani gerideki prenses kartını temizleyecek sadece zehir kartı vardı. O yüzden prensesi zıt çok sağlam gönderim. Savundu. Doğru. Ben sana diyeyim çünkü farkındaysan eğer sol tarafta 900'e kadar düşmüş çünkü prenses soldan vuruyor. Doğru. Yapacak bir şey yoktu. Yani sadece prenses diğer zıt kuleyi 900'e kadar düşürmesine rağmen zehir yani sağlam bir büyüsü dediğim gibi yine olsaydı rahatlıkla yenerdi çok diye rahat düşünüyorum. Alırdı. Çok rahat alırdı. Yani aslında baktığımız zaman düz baktığımız zaman goblin fıçısını kasırgayla counterladı. Evet. Aslında çok zor bir ihtimal ve liderlik tablosu şu anda geldi Ömer. Görmüş olduğunuz üzere Beren ve Nemsense birinciliği ikişer puanda. Birinciliği paylaşıyorlar. Adam ve Suarez. Peşinden ise Donkey Kong var ve Surgical Goblin de
peşinden yine üçüncülüğü paylaşıyor. Ve Suarez dediğin gibi yine en aşağı sırada kendisine yer buldu. Arkadaşlar bu sıralama, bu eşleşmeler tamamen random. Yani rastgele seçilerek yapılıyor. Tamamen kura yöntemiyle birbirleriyle eşleşiliyor ve onlara göre savaşlar gerçekleştiriliyor. Bu şekilde ilerleme gerçekleşiyor. Yani aslında savaşlar çok eğlenceli, çok güçlü evet. geçiyor. Umarım izlerken belirli bir kişinin oyunun hani oynayışını baz alıp hareket edebilirsiniz. Çünkü belirli bir kişiyi takip ederseniz de ona göre hamle yapabilirsiniz. Yani o kişinin oyunculuğundan az çok birkaç tane combo alabilirsiniz. Mesela burada Goblin fıçısını birazcık daha değerli kullanabilirsiniz. Hani en son gördüğünüz üzerinden daha bilinçli bir şekilde ilerleyebilirsiniz diyeyim daha doğrusu. Cümle bu şekilde toparlayayım. Burada mesela Goblin fıçısı bence çok hatalı atıldı. Doğru. Yani o, hani birazcık daha ileri düzeyde atılabilirdi. Veya... Tam ortalığa atmış olsaydı dediğin gibi bir de büyü almış olsaydı o desteğin yani, içerisine kesinlikle yani alırdı. Yani fıçıyı destekleyecek bir birimi yoktu. Veya hani fıçıyı yansıtma şansı da vardı. Doğru. Hani bir fıçı gönderip peşinden bir tane daha fıçı gönderse belki başarılı olma şansı vardı. Yine de dediğim gibi yani senin de söylediğin gibi zaten fikirlerimiz bir şu an maçta. Peşinden hani fıçıyı destekleyici yıldırım veya hemen peşinden bir sağlam bir roket. Çünkü o tarz tank birimleri karşılayacak tek büyük roket. Yani Goblin fıçısını kullanan hani Goblin fıçısının kullanıldığı desteler daha doğrusu söyleyeyim. Genelde içerisinde güçlü bir büyü olur. Ya işte roket olur, ya yıldırım olur, ya alev topu olur vesaire bir şey olur. Çünkü bir yerde son saniyelere doğru desteksiz kaldığı zaman hani artık son bir hamleyi de yıldırımla ve roketle yapabilecek durumlara geldiğiniz zaman yani son 10 saniye bir tane roket atarsın ve kulenin canını alırsın, yani kuleyi komple düşürsün yani, evet. ve kazanırsın. Ama Aiden bunu seçmemiş. Ya şaşırtıcı bir şekilde. Bugün aslında çok şaşırdığımız maçlar gerçekleşti. Çok evet. güçlü oyunculuklar gerçekleşti. Aslında bunlar bir taktik olabilir. Karşısındaki rakibe göre tutmamış olabilir ama bu yapılanlar belki bir taktik de olabilir. Ya ben şahsen mesela... Ya bu taktiğin tutmadığını görüyoruz ama tutan doğru. da olabilir. Belki yarayabilir. Fakat hani ben genelde DS'lerimde mutlaka bir tane böyle zehir kesinlikle gibi... Sağlam bir tane büyü bulundurmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü hani dediğim gibi yani son zamanlara doğru ne olacağı belli olmuyor. Bazen bazı maçları ki bu tarz mücadele ve turnuva maçlarının genelde berabere bitmediğini sayarsak büyük sağlam bir büyü hani mutlaka buna roket yıldırım da değil zehir gibi bir büyü de rahatlıkla konulabilirdi. Şu an derken, yeni maça geliyoruz. Yeni maç başladı Ömer. Dani. Mavi köşede. Mavi Dani. Köşede Dani var. Kırmızı köşede ise Royal var. İki güçlü rakip. Gerçekten evet. ikisi de çok güçlü rakip. İkisi de stüdyoya gelmiyor arkadaşlar. Uzaktan bağlantıyla savaşlarını şu anda sizlerle birlikte izleyeceğiz. Mavi köşede Dani, kırmızı köşede Royal var. İkisi de gene gerçekten güçlü rakipler. Aslında başlangıçta biraz hani kötü başladılar, doğru. Yani bunu söyleyebilirim. Fakat hani şimdi yine şansları sürüyor hala. Belki buradan maçı toplama şansları var. Olabilir. Şimdi startı verelim, başlasın bir. Bakalım nasıl maçlar gerçekleştirecek. Yani şu anda büyük bir ihtimal kendi bulundukları yerden destelerini kontrol ediyorlar, destelerini ayarlıyorlar ve bizimle bağlantı haline konuşuyorlar ve startı verdik. Şu an maç evet, başladı. Bol şansa maçlar başladı. Şu an destelerini göremiyoruz kendilerinin. Royal ve Dani. Bir önceki maçta sanırım Royal benim favorim demiştim ve bayağı bir perişan olmuştu. Şu an rakipler birbirini bekliyor. 25 saniyeden sonra Royal nihayetinde Kral Kulesi'nin dibinden çeteyi gönderdi ve Dani ise zıt taraftan Dark Goblin'in kartını gönderdi ve yine aynı taraftan derken zıt taraftan Goblin'i şu an geliyor. Cellat şu an karşılıyor. Bakın şu an çarpma olmasa durduramazdı. Dark Goblin ne çalışır gerilerden? Günün kahramanı Dark Goblin. Günün kahramanı. Gibi. Ben çok bayılıyorum. Çok da Dark Goblin'i kullanıyorum. Özellikle savunma binalarına karşı tam bir baş belası çünkü sizin bölgenizden yani hiç bölgenizden çıkmadan bile bayağı vurabiliyor derken lafın bölümü demin
dev kartını neredeyse ilk kez görüyoruz diyebilirim. Pekka! Pekka var. Bir favori pek görmeyen var. Hani de mezarlık, mezarlık geldi ama savunmadan yanlış bir mezarlık geldi gibi gözüküyor Ömer. Hayır, bence doğru bir mezarlık çünkü Pekka'yı rahat şekilde karşıladı. Fakat tek sıkıntı şurada bu. Goblin çetesi bir mızrak daha gönderse Dark Goblin'i yok edip rahatlıkla karşılayabilecekti. Dani şu an cellat kısırdı. Cellat'ı bakalım. Durduramadı Ömer. Durduramadı. Çünkü çakma göndermedi. Hem çarpma göndermedi hem de cellatın baltası Pekka'ya denk geldi. Koçbaşına denk gelmedi. Sadece Pekka'ya denk geldi ve o da ona büyük bir fayda geldi. Şu an mezarlık gelir mi? Canı dolu şekilde bir cellat geliyor. Bravo. Evet, baltası düştü cellatın. Şu an bakıyoruz Pekka şu an gelirli fakat çok tehlikeli çünkü Daniel de şu an tam zamanlamasını gönderdi. Tomurkülü yok ve şu an güzel bir vurdu. Dark Goblin'i çarpma çok güzeldi. Çarpma çok iyiydi fakat yine gelip birkaç tane vuracak. Pekka şu an yürüyor. Şu an büyük bir ihtimal koşboşu çok güzel geliyor bence. Bir kasırga gelecek gibi gözüküyor. Gelmedi kasırga. Gelemez çünkü DS'ler dönmüyor. Dark Goblin'i öldü mü? Dark Goblin'i öldü. Cellat orada gerçekten harika iş yaptı. Çünkü Dark Goblin'i iş yaptı. Muazzam iş yaptı. Çok ortada geçen bir maç var ve son 20 saniye kaldı Ömer. Yine bu sefer Royal gece cadısıyla başladı. Evet bak tam diyordum sağlam büyüleri göremedik henüz diye. Sağlam büyüler geldi riski şu an. Riski bir hamleydi bu. Çok mezarlık riski. Gelir mi? Çarpma. Geldi sanırım mezarlık derken zehir geldi ve bütün küçük birimler şu an öldü. Kuleyle baş başa dev. Royal mükemmel bir zehirdi. Burada gerçekten gene oyunculuk konuşuyor diyorum ya. Müthiş derecesinde bir hamle hesap etti. Müthiş derecesinde bir hamle düşündü. Belki birçoğunuz orada, ben de az önce söyledim mezarlık gelir mi diye söyledim. Birçoğumuz orada mezarlık bekledik ama o orada mezarlık yerine zehir tercih etti. Farkındaysan zaten tam maçın normal süresi bitti ya maç bitti. Hani son zamana kadar beklemiş doğru, tam değil mi? Tam bir saniye girdi ve maç sonlandı. Ben de mesela mezarlık bekliyordum ki Dani de mezarlık bekliyordu ki son anda bütün çöp bilmeni oraya attı ve doğru. Zehri bir anda yiyince kule ile dev baş başa kaldı. Ve neredeyse yarı canlı kuleyi de 4-5 vuruşla bildiğin göre göre kaybetti yani. Göz göre göre kaybetti. Bence muazzam bir hamleydi. Aslında aynı bizim gibi Dani de bunu beklemiyordu. İşte diyorum ya bazen oyunculuk çok fark ettiriyor arkadaşlar. Evet. Çünkü elinizdeki hani maça girerken girmiş olduğunuz 8 deste yani 8 kartın belki de binlerce yani yüzlerce binlerce demeyeyim de çok fazla sayıda algoritmik olarak farklı atak şekilleri, farklı davranış biçimleri var. Yani 8 kartın birbirine endekslerine baktığınız zaman farklı şeyler geliyor. Mesela burada mezarlık yerine yani zehri tercih etmesi bence ona maçı kazandırdı. Çünkü mesela bir sonraki aşamada kuleyi kaybedecek. Mesela ben de şaşırdım çünkü 4 kez bir çevrim yaptı. Ve 4 çevrimleri hep devi dev mezarlık yaptı. Cadıyı gönderdi. Cadı ölünce devi gönderdi gerisine çeteye gönderip mezarlık gönderdi. Bu sefer ne yaptı? Gördüğünüz üzere devi gönderdi. Gerisinde cadıyı gönderdi. Cadı öldü. Devi gönderdi. Çeteyi gönderdi. Fakat mezarlık değil. Bu sefer zehir bastı. Burada ben çok şaştım. Aslında karşı tarafa kendi destesini ezberlettirdi bildiğin. Doğru. Şu an 20 saniye oldu. Sadece iskeletleri görebiliyoruz. Şu an rövanş maçı arkadaşlar. Rövanş maçını izliyoruz. Bekliyorlar birbirlerini. Mavi tarafta Dani, kırmızı tarafta Royal var şu an. Bekleşiyorlar bakalım. Çünkü bu maç çok önemli. Bu maç çok önemli. Ben çünkü dev mezarlık destelerini seviyorum Ömer. Ben de çok seviyorum çünkü rakibi şaşırtan desteler. Mesela sol tarafı sallıyorum. 1000 cana kadar düşürmüşsek eğer diğer tarafı da yine düşürebiliyoruz şu an. Bir saldırı daha gördük. Zaten zehirle bir savunma oldu. Cellat şu an geliyor. Buz golemi Dani'den. Dani destesini değiştirmiş diye görüyorum. Bakalım ne olacak. Ve sıkıntı şu ki cadı geliyor, cadılar diğer taraftan geliyor. Cellat
Bir sıkıntı oldu çünkü cellat... Bak boş canlı cellat mesela çok az şu anda tamamen buz golemi, bir şekilde gece cadısını aldı. Buz golemi cadıyı ittirdi ve bunu fırsata çevirdi. Evet. Büyük bir talihsizlik aslında bakarsan. Buz golemi patladı, bütün iskeletler öldü orada. Hayır, daha şu an 8-10 tanesi yaşıyor. Ve kuleye bana aldı. Sorarsan bu büyük bir talihsizlik. Gerçekten doğru. Büyük bir talihsizlik. Burada aslında Dani orada 5 iksirini, gece cadısını kaybetmesi çok büyük bir talihsizlik zaten. Evet, çok büyük talihsizlik bence. Boş şanlı cellat geldi, gece cadısını aldı. Orada zaten çok büyük bir iksir zararına girdi. Büyük ve hemen önüne de dev ile birlikte atağa kalktı zaten. Zaten sola doğru dürüst saldıramamış yani. 124 civarı bulmuş, 134 civarı bulmuş. Şu an sağdan doğru yürüyor. Soldan niye bir savunma gönderdi şu an? Bunu bilemedim. Evet, bu sefer Dani buz golemini çıkartmasının sebebi ne acaba? Çünkü buz golemiyle mezarlığı savunuyordu. Evet. Kendisi atak yapabilmek için çıkarttı. Fakat goblin çetesine mezarlık attı ama... Zehir, güzel bir zehir geldi. Fakat zaten mezarlığı çıkardı. Bilmezliğinin çoğu zaten orada ölmüştü. Evet, cellatlar birbirlerini yediler mi? Yok. Bin civarı bir hasar verdi. Şu an bir saldırı daha. Harika bir şey bence. Harika bir saldırı daha. Benim en sevdiğim atak birimi bu şekilde işte. Evet, evet doğru. Fakat biz savunma birimi... Bakın şu an sağdan bir saldırı geliyor Dani'ye. Dani şu an saldırıyor. Zehir mi geldi? Fakat sanıyorum ki biraz bakarız. Ocak gibi çünkü kasırga. Bir var ya bir 5 saniye daha olsa o tarafı hakikaten kaybedecekti. Aslında zaman yetmedi. Umar, Royal'in yaptığı şu son 20 saniye içerisinde yaptığı sence biraz riskli değil miydi? Çok. Saldırı yerine savunma bilme özelliği vardı aslında. Doğru. Yani dev ve mezarlıkta şey 10 iksiri harcadı çünkü orada. Evet. Bir anda 10 iksiri kaybetti. Bir de hani bu saldırıyı daha çok destekleyecek böyle bir zehir gibi bir birimi yok. Hani bir savunmaya cadı falan gönderiyor. Basarsın zehiri. Bütün birimleri yok edersin. Fakat böyle bir kartın da yok senin. Neyine güvendin? Bana sorarsan bir 4-5 saniye daha olsa maç dönerdi. Kesinlikle çok rahat dönerdi ve maçı kaybederdi. Biraz bunu zamanın bitmesine yoruldum aslına bakarsan. Belki de şey düşündü hani ben bu kartı da gönderirim. Biraz zamanı yok ederim diye düşündü. Bu şekilde de göndermiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü savunurken de nereden baksın bir 15-20 saniye kaybetti. Doğru. Bir de aslında şey de yapabilirdi Ömer. Devi en arkadan bırakıp Dani'nin en arkadan mezarlığı bırakacağı yerden bırakıp mezarlıktan çıkan tüm iskeletlerin deve yönelmesini de sağlayabilirdi. Ve o 20 saniyenin de bir şekilde geçmesini sağlayabilirdi aslında ama tercihini bu yönden yana değil de saldırı yönünden kullandı. Aslında son 20 saniyeydi ama riskli bir hareketti. Çift tarafta mezarlık kullanıyordu. Tabii ki dev bir yerde kazandı arkadaşlar. Diğer tarafın tank birimi yüksek olmadığı için ve zehir goblin çetesine iyi bir şekilde hemen sonuç vermediği için de doğru. Mezarlığın çıkartma süresinin yarısını harcıyordu. Doğru. Soracağım bir de. Çarpma olsa belki biraz daha iyi olabilirdi gibi gözüküyor. Şey soracağım bir de hani bu yakın zamanda bir gördüğün kart var mı acaba? Hani şimdiye kadar görmediğimiz fakat şimdi gördüğümüz. Hani böyle hiç görmediğimiz kart. Şu anda mesela az önceki kullanılan desenin içerisinde buz golemi vardı. 2 veya 3 kere gördük. Evet. Zehir yoğun bir şekilde görüyoruz. Zaten ejderhayı. Yavru ejderhayı. Görmediğimiz DS'lerden kalmadı. Bütün DS'lerin içerisinde görüyoruz. Zehri bu arada biraz fazla görmeye başladım evet. Ben. Başka ne olabilir? Görmediğimiz DS kartlar içerisinde. Şövalyeyi bu sefer Kara prens, prens. Evet. Ondan sonra bu tarz mesela cehennem ejderhası. Mesela efsanevi kart olarak gece cadısı müthiş derecesinde kullanılıyor. Çünkü çok iş yapıyor şu an. Çünkü yarasalar. Her şeyi kemiriyorlar. Barkür'ü bile cadıya yani cadıya karşı Barkür göndersen cadıyı bile yok ediyor. Barkür'ü de mesela şimdilik hiç görmedik değil mi? Barkür. Evet. Bir kere tam görecektik ki şu anda liderlik tablosu geldi arkadaşlar. Beren ve Nemsel Sevgen'in liderliklerini koruyorlar. Adam, Dani ve Suarez de -2 mağlubiyet aldılar. Royal 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan tek oyuncu şu anda. Diğer iki oyuncumuz da bir galibiyetle liderlik tablosunu bu şekilde
sonuçlandırdılar. Maçlar halen devam ediyor. Gene çok güçlü maçlar var önümüzde. Stresli maçlar var. Çok stresli maçlar. Hem güçlü hem stresli maçlar diyelim biz buna. Kesinlikle. Yani zevkli ama. Çok zevkli maçlar. Çünkü bu stresi olmasının sebebi neydi Ömer? Büyük ödüller. Büyük ödüller. Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin. Doğru. Üçüncüye 6 bin, dördüncüye 5 bin, beşinci ve altıncıya 4'er bin, yedinci ve sekizinciye de toplamda 3'er bin ödüller dağıtılacak. Bu dağıtılacak ödüllerin toplamı da 50 bin dolarlık bir ödül. Yani görmüş olduğunuz zaten ödül havuzu şu anda karşınızda. Çok güçlü bir ödül havuzu var Ömer. Yani bu ödül havuzu için stresli maçlar gerçekten geçebilir. Yani çok sağlam para. Yani birinci olsan 15 bin dolar. Kesinlikle. Çok güzel para. Birincilik gerçekten şu anda tam net bir şekilde yani imkansız değildir. Hani hem bir imkansız tane... İmkansız ötesi değildir hem de. Şey bir tane parasını geçtim. Birinciliğin bir de namı var. Hani, tabii. Royal'in başlangıç zamanlarında yapılan şeylerden böyle bakacaksak eğer bir tane birincimiz vardı. Kimdi? Jason. Jason değil mi? Jason, Jason Dick diye bir şey vardı. Şimdi bile lafını yapıyor, çok başarılıydı. Ben mesela yani bu turnuvada hani bana para vermeseler de beni birinci yapsalar derdim. Ben şu an mesela ezbere bilebiliyorum Jason'ın DS'sini. Yani. Dev ve binici saldırısı yapıyor. Goblin, şey, okçular, barbar, iksir toplayıcısı, ok, harika. Minyon sürüsü. Evet, yeni maçımız başladı arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz üzere. Berin. Mavi köşede. Berin. Kırmızı köşede kim varmış, karşımıza kim çıkacak? Merakla bekliyoruz şu an. Muhtemelen yukarı sıralarda Nem Sensei. Nem Sensei geldi. Gene bakalım. Birinciler savaşıyor şu an. Çok heyecanlı maçlar işte şimdi. Gerçekten çok güçlü savaşlar. Bakalım. Yani favori şekil, bunlar şekilli yani. Şekilli gelişi yapıyor mu? Bakıyoruz. Şekil. Bakıyoruz. Şekilli gelişi yapmadı Ömer. Zaten kendisi şekilli ya. Evet, kendisi zaten şekil. Şu yan okey işaretini yapıyor her gelmesinde. I'm bu okay. Sefer yapmadı. Hey man diyormuş gibisinden yeni böyle bir okey okay işareti yapıyordu. Şimdi yani favori rakipler diyebilirim yani. Şu an zaten ikisi de birinci. Gerçekten ikisi de çok güzel oyuncu. Şahaneler ya. Çok merak ediyorum yani. Bakalım. Son savaşında yani senin bir ufak biraz şansı vardı ama yine de iyi oyuncu. Çünkü gerçekten yani. İki can kala gitti. Çok az. Bakalım ne olacak, ben de merak ediyorum. Şu an maça girilmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Artık maç evet, başladı. Son hızlıklarını yaptılar 5 ve saniye olmuş maç başladı. Verdiler. Desileri şu an görebiliyoruz farkındaysanız. Yine Nem Sensei son maçtaki desisini kullanıyor zannediyorum. Eğer yanlışım yoksa evet yine madenci artı buz ruhu. Buz ruhu kuleye vurmadı Ömer bu arada. Madenci nereye saldırıyor? Cadıya saldırdı. Ve bayağı vurdu. Bir de karşı atak geldi. Berinden. Başarılı. Başarılı, çok başarılı. Yarasanın bir tanesi vurdu ama. Evet, gene Nem Sensei küçük küçük vurarak ilerleyeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü Berinden, sol tarafta DS'sini görüyorsunuz. Doğru, bir de Berinden yine şaşırmayacak bir hareket toplayıcı ve Nem Sensei toplayıcıya saldırıyor. Fakat saldıramadı, başarısız oldu derken mükemmel bir zehir geliyor oraya. Vurdu mu? Bir tane de vurdu. Hem cadıyı aldı hem de toplayıcıyı aldı hem de kuleye vurdu. Gece cadısı harika. Döndü dolaştı geldi. Beren'in kulesine bir tane vurdu. Ve çok iyi bir hasar bıraktı oraya. Şu an iksir yönünden birebirler. Ve Nem Sensei bayağı bir şimdilik önde gözüküyor. Bakalım şimdiki hamlesi ne olacak? Muhtemelen yön değişecek. Madenci kartını muhtemelen yine toplayıcıya gönderir diye düşünüyorum. Cadıyı farkındaysan köprüye bir yakın gönderiyor. Çünkü madenciyle saldırırım ben diyor. Bu sefer gördüğün gibi kandırdı. Kandırdı bildiğin. Gerçekten kandırdı. Çok kandırdı. İyi bir şekilde kandırdı. Harika saldırdı. Evet, yarasanın bir tanesi vuruyor şu anda Ömer. 4 yarasa şu an çarpma gönderdi. Bildiğin kandırdı ya. İşte kendi desteğini ezberlettiriyorsun karşıya. Evet. Ve farklı hareketlerle ilerlemek de çok büyük bir taktik. İşte oyunculuk. Çöp birimleri toplayıcının dibine çıkardı. Sandaki madenciyi buraya gönderdi. Fakat zehiri basınca bir anda... Hepsi öldü. İkisi toplayıcısı öldü. Çok başarılı. Evet, şimdi gerçekten zorlu bir an. Bakalım bu 3 silahşörü savunma taktiğine nasıl girecek? 2x'e girecek bu arada. Bence Z'yi de savunacak. Evet, arkadan gelen bir buz ruhu var. Bu
büyük iş yapacak mı? Yapamadı. Orada iki tane silahşörü halen ilerliyor. Sol taraftan çok güçlü hasar verecek gibi gözüküyor ama savundu. 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 Harika savundu hem de. Cellat ikinci kez çevirdi. Saldırısı var. Madenci harika. Oo. Evet, kuleye mi vuruyor? Sanırım şu an mükemmel bir zehir geliyor. Sırf kuleye vurmasın diye. Koçbaşı'nı tank savunma olarak kullandı. Babıyla gönderdi. Bu bana sorarsan panik bir saldırı. Yani panik bir savunma. Evet, yeni bir madenci gelecek mi? Nem Sensei şu an saldırı üstüne saldırıyor. Soldan bakıyorum nasıl savunacak, yine madenci saldırısı gönderiyor. Çok güzel bir madenci geldi Ömer. Madenciyi gönderdi. Çok iyi bir madenci geldi. Sağdan Derin şu an tarafından. Sıkıntılar büyük. Derken yine savundu. Zıf taraftan koçbaşını yine savundu. Yön değiştirdi şu an Derin. Sağ taraftan nasıl bu işe geçecek bilmiyorum. Rastgele bir tomruk gönderdi ve harika bir rastgele tomruk. Fakat silah şöleri aldı. Zehir birazcık sanki erken atılmış ve yanlış fakat, atılmış gibi gözüküyor ama. Tomruk diyeceğim fakat tomruk da yok şu an. Buz ruhu var, mükemmel. Yalnız bir tane. Nemsede buz ruhunu çok iyi kullanıyor. Aynen, ben hastası oldum ya. Yine bir zehir, yine bir tomruk geldi ama. Bir tomruk. Evet, Derin gelken, de sürekli olarak deniyor aslında ama madenci. Bir şekilde destesi hızlı döndüğü için Nemsensin bir şekilde sürekli olarak durduruyor. Şu an savundu, çok güzel savundu. Kasırgayı ilk kez mi kullandı? Bir madenci, bir tomruk, bir de yıldırım. Bak hep biri farklı yerlere gönderiyor ve bu karambolde zaten burada vurdu. Bence madencinin vurmasına değil de zehrin diğer birimleri eritmesi evet, önemli. Evet, harika. Evet, harika ve kuleyi aldı ya. Çok zorladı ama ya. Gerçekten çok zorladı. Sürekli olarak 3-4 tane farklı kombinasyon üzerinden ilerledi. Nemsense görmüş olduğunuz üzere bir toplayıcıya gitti, bir direkt kuleye gitti, bir kulenin önüne gitti, bir kulenin arkasına geldi. Farklı hep kombinasyonlar denedi. Derin de sürekli olarak orada ya goblin çetesi çıkarttı, ya iskeletleri bıraktı, ya gece cadısını bıraktı. Ve onun arkasından da Nemsense'in atmış olduğu zehir Derin'in tüm birimlerini hemen hemen eritti ve geriye bir şey kalmadı. Kalan birimleri de zaten ya kasırgayla ya da cellatla ya da buz ruhuyla eritti. Doğru. Ve çok hızlı bir destesi olduğundan dolayı da Nemsense'in çok hızlı bir destesi olduğundan dolayı da bir şekilde 9 iksirlik 3 silahşörü bir türlü çıkartamadı. Çıkartsa bile ne? 3 kere falan hepsi çıkarttı. Onu da zaten bir tarafı savunmaktan, yani öbür kuleleri falan savunmaktan güçlü bir şekilde atağa kalkamadı. Ve şurada var hani tomruk ve zehirini kullanmış olsa bile buz ruhunu çok mükemmel kullandı. Yalnız destesini çok iyi kullandı Nemsense. Evet, hani buz ruhunu ben hani sanmıyorum o kadar şahane kullanabileceğimi. Hakikaten böyle dedim ki bir an sıkıştı. Böyle çöpleri gönderdi, iskeletleri gönderdi ve bir tane buz ruhu gönderdi ve biraz zor da olsa rahatlık karşılayabildi. Anlık olarak ikisini bıraktı oraya. Yani evet. Hesaplamasını yapalım şu anda arkadaşlar. Birlikte dörtlü iskeleti bıraktı ve aynı anda buz ruhunu bıraktı. İkili silahşör iki iskeleti öldürdü. Buz ruhu atladıktan sonra o geri kalan iki tane iskeletse oradaki silahşörleri öldürdü. Yani sabit kalan silahşörleri bu şekilde rahatlıkla öldürebildi yani. Çok iyi bir şekilde yani counterladı. Zaten fırsat vermedi ki. Gerçekten fırsat vermedi. Yani adamı resmen böyle sinirlendirdi. Kandırdı yani ama bildiğin. Ne güzel kandırır. Mesela o birini saldırdıktan sonraki saldırıda ben sanırım ki toplayıcıya gidecek yani. Bildiğin kandırdı rakibi kuleye gitti ve o gelen zehirle beraber çöp birimleri de yani küçük birimleri de öldürdü. Bildiğin saldırıyı yani saldırmasını seyretmek zorunda kaldı. Derken rövanş maçına geçiyoruz. Nem Sensei ve Berin şu an rövanş maçındalar. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Berin'e şans veriyorum aslında bakarsan. Çünkü destesini değiştirmiştir diye düşünüyorum ben. Bakalım. Lider bu haftanın birincilik yarışı gibi bir şey bu arkadaşlar. Yani birincilik değil tabii ki ama şu andaki lider tablosunda iki tane birincimiz var. Yeşil alanda olan. İki yeşil alanda olan oyuncumuz şu anda gene revanşını oynuyor. İlk maçını Nemsense rahat bir şekilde almıştı. Şimdi Nemsense destesini değiştirdim. Evet, Nemsense geçen haftaki destesini kullanıyor Ömer. Evet. Beklediğimiz ve istediğimiz destesini kullanıyor. Bakalım. Yalnız o destede cadı yoktu. Gidecek cadısı yoktu.
Sanki şövalye vardı. Ya buzgarı ya şövalye vardı. Sadece cadı farklı bir gösteri. Ben doğru değil, olabilir. Cadıyı cadı... daha iletmiş olabilir çünkü cadı gerçekten çok güçlü bir kart. Evet. İlk defa şu an büyücü görüyoruz. Evet. Elektro büyücüsü. Yayının başından bu yana, turnuvanın başından bu yana ilk defa büyücü görüyoruz ve toplayacağız yapılan saldırıyı mükemmel şekilde kartladı. Koşbaşı vurdu mu gene vurdu. Koşbaşı vurdu. Büyücü gördün mü? Evet. Sağ solu saldırı yaptı. Hem oraya vurdu hem buraya vurdu. Ve şu an hemen bir karşı saldırıya geçiyor. Sanırım şu an mezarı görüyor derken mezarlık kendi tomruğu var. Ve mükemmel bir tomruk gönderdi. Cadıyı da bu şekilde öldürdü fakat yarasalar var. Yarasalar saldırıya biraz da olsa karşılar. Beri yine panik savunma yaptı fakat şunun farkında fark etmişsen eğer zehirle toplayıcıya saldıramadı. Evet orada birazcık yanlış bir attı. Bir yanlış yaptı. Nemsen senin ilk hatasını şu anda yakaladık. Evet. Ya ilk değil belki daha öncesinde yapmıştır ama şu ana kadar gördüklerimden bir tanesi. İki tarafta birbirlerini şu anda evet. iki toplayıcısını koymasına müsaade etti. Zaten farkındaysan o sihiri gönderdikten sonra bir sinirlendi Nemsen seni. Ay nasıl olur böyle bir şey diye. Çarpma gönderdi. Koşbaşı şu an kuleye vuruyor. Gene vurdu Ömer. Harika. Ve Beren toplayıcıları çift yapmıştı. Zaten Beren'in süresi bittiğinden. Dev gelir mi? Dev gelmez de mezarla gelir sanki. Diye düşünüyorum ben. Veya zehir de gelebilir şu an. Toplayıcıya da ekran saldırıyor. Nemsensin. Şu anda gece cadısına, mezarlık saldırısı yaptığında gece cadısına bir çözüm bulması lazım diyeceğim ama burada belki de gece cadısını o yüzden mezarlık dev koymadı gibi. Evet. Gece cadısını çıkartması için. Şu anda gece cadısı büyük bir ihtimal dönmedi ve evet. Tomruk gelecek mi? Bir yandan savunup bir yandan saldırıya diğer tarafa da çılgınlar gibi gidiyor. Bayağı oldu yani. Evet çok silahşörleri şu an yok etti. Evet, o kule düşer. Zehir basıyor, saldırı kaybettiriyor. Ama çok zor anlar yaşıyorlar. Çok zor anlar yaşıyor Nem Sensei. Dediğim gibi bir maçın başında Nem Sensei'ye Nem Sensei değil de derine nişan atacak vermek lazım. Son anda az daha vuruyordu. Kulenin dibindeydi. Fakat Kral Kulesi'nin yardımıyla o vuruşu yapamadı. Fakat Nem Sensei şu an çok zor zamanlar geçiriyor diyebilirim. Müthiş zor anlar yaşıyor. Şu an çok ciddi fakat, bir plan yapması lazım. Fakat geçtiğin çünkü dev mezarlık kombolarındaki şu an dev geliyor. Savunmadı her fark savunabilir. Hiç savunmadı fakat oradaki geri geri küçük birimler... Çok güçlü geliyor Ömer sol taraftan, sağ taraftan. Derken, 600'e kadar düşürdü Ömer sağ tarafı. Dediğim gibi asla dev mezarlık kombolarında maç bitti diyemiyorsun. Kesinlikle. Bir anda maç dönüyor fakat derin bu sefer yani durumu bir bir... eşitliğe gönderdi. Ekranlarda bakalım, gördünüz. Bakalım şu an ne olacak? Ben de çok merak ediyorum kazananı ya. Ömer son çok anda heyecanlı. Gene Nem Sensei'nin yapmış olduğu hata gördün mü? Gördüm ya. Son 3 saniye içerisinde hani hiç savunma atmadı. Sadece bir tane oraya tomruk attı sol tarafa. O da küçük iskeletler vurmasın diye mezarlığa attı ve arkasından devi koydu. Müthiş derecesinde 2000 küsürlük canı olan kuleyi 600'e kadar düşürdü. Yani gene böyle bir saniye kadar daha olmuş olsaydı Nem Sensei gene geçen hafta yapmış olduğu olayın aynısını yapacaktı. Ve çok başarılı bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Ki doğru bir saniye dediğinde gayet haklısın. Çünkü kulenin dibinde neredeyse 15'ten fazla iskelet vardı. Zaten her biri biri vurmaya 80-85 civarından fazla vuruyorlar. Buna muazzam bir yani bir saniyede kral kulesini bile temizleyebilirler. Kesinlikle ya. Çok öyle. Çok tehlikeli. Yani... Aslında en tehlikeli kağıtlardan bir tanesi Ömer. Mezarlık. Yani ben sana diyorum ya hani hani dev mezarlık kombolarında veya diğer türlü mezarlık kombolarında maçı asla kaybettim diyemiyorsun. Dönebiliyor çünkü maç. Hani mesela burada gördük. Beren'in kulesinin daha dokunmamıştı. Fakat Nem Sensei'nin kinde 694 civarında bir canı vardı. Nem Sensei zor zamanlar bekliyor dedim fakat yine buradan da çevirebiliyormuş yani birkaç saniye daha olsa kesinlikle. Belki Nem Sensei o sağ kuleyi alsa belki Kral Kulesi'ne de gidecek ve maçı kazanacaktı ya. Ama şöyle bir baktığımız zaman mesela Nem Sensei orada o kuleyi almış olsaydı evet. aynı anda Beren de diğer kuleyi almış olsaydı ana kuleler kaldığında sanki Nem Sensei'nin bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum ben. Evet doğru. Çünkü yani savunma, saldırı atak bakımından yarıdan, baktığımız zaman yarıdan fazla canı vardı devin ve o devi ve gerideki kalan minik birimleri de yok etmek o kadar kolay değil.
Burada Beren'in de atakları çok güçlü. Gerçekten müthiş derecesinde güçlü atakları vardı. Yani 3 silahşörü ciddi anlamda çok iyi değerlendirdi. Çok iyi kullandı. Ataklar mesela sol taraftan çok güçlü bir hamle geldi. Örnek veriyorum, hani örnek değil yani, direktmen o şekilde dev ve mezarlığı gönderdi. Beren işi gücü bırakıp sadece dev ve mezarlığı savunmadı. Hem savundu, aynı anda hem de saldırdı. Bu arada şaşırtıcı bir şekilde koçbaşı, bugün çok fazlasıyla tanık olduk, sürekli olarak gidip kuleye vurdu. Yani burada iki kere falan vurdu ama bugünkü maçlarında çoğunda koçbaşı bir şekilde ulaşıyor ve kuleye vurdu. Ve burada zaten Beren'e maçı kazandıran ataklardan birkaç tanesi de şu koçbaşının kuleye gidip vurmasıyla gerçekleşti. Çünkü bir tarafı düşürünce diğer tarafa adapte oldu Beren. Ve iki tarafı da çok rahat bir şekilde düşürünce, yani psikolojik men aslında Nem Sensei'yi düşürdü ama tabii ki Nem Sensei boş durmadı. Yine atağını yaptı ama Beren orada birazcık rahat oynadı. Ondan dolayı bir avantajı vardı. Bu kıl payı maç kazanma muhabbetine belki Nem Sensei'nin yaptığı o toplayıcıya zehir gönderememe yanlışı da sebep olmuş olabilir. Çünkü birkaç iksir daha fazla Beren öndeydi. Bakalım şu an en son maçı oynuyoruz. Beren mi, Nem Sensei mi? Sence değişimlerini değiştirmişler midir? Bence Beren desteği değiştirmiştir. Bence Nem Sensei az önce kullandığı, ilk maçta kullandığı madenci ve zehir destesini kullanacak. Çünkü o deste çok müthiş derecesinde hakim. Gerçi bu deste de çok müthiş derecesinde hakim ama bence o deste birazcık daha sanki atak ve savunma yönünden birazcık daha güçlüydü. Çünkü bu son dev mezarlıkta savunma modu yoktu. Bence şu an bambaşka bir deste aldı. Hayır, yine madenci evet, ve Nem Sensei, evet, ilk maçta kullandığı desteği kullanıyor Ömer. Beren de aynı desteği kullanıyor. Niye toplayıcı? Beren'in toplayıcı kullanmadığı desteği yok. Suarez yine diyor. Kandırdı. Yine kandırdı Nem Sensei. Evet, Beren gene bunu yine kandırdı. Fark etti. Bir yandan toplayıcı zarar gördü, bir yandan kulesi zarar gördü ve bir yandan da gece carısı zarar gördü. Derken madenciye minik bir saldırı bulduğu geliyor bir yandan. Fakat sadece yarasanın bir tanesini öndürebildi. Derken yine güzel bir cellat gönderdi oraya. Bakalım. Şu an çok da zarar yok aslında. Birkaç iksir bir zarar var. Niye çöp silimler derken iskeletleri buraya gönderdi. İskeletleri koçbaşı gene vurdu. Evet vurdu. O cellatın yanına gönderdiği bir iksirlik iskeletleri keşke koçbaşına göndereydi. Koçbaşının vurmasına müsaade etmeyecekti o zaman. Fakat Beren dışında onun farkında sağ veya sol hiç fark etmiyor. Bir yere gidip o koçbaşını vurdurayım diyor. Hiç mühim değil hani. Yani ben mesela saldırı yaparken şunu düşünüyorum. Yani sol tarafa daha çok vurmuşum. Soldan yürüyeyim. Soldan diyor. Gideyim. Fakat benim de böyle bir mantık yok. Sol tarafa 500'se bile, sağ tarafın canı 90'se bile mutlaka sağ tarafa bir yer saldırıyor. Bu sefer yemedi. Bu sefer yemedi Beren. Fakat yine cadı o zehrin çapına yarı da olsa girdi. Muhtemelen korkbaşı artı madenci geliyor şu an. Bakıyoruz bakalım. Farkında bir tanesi şu an Beren diğer taraftan saldırdı, değil mi? Hem sağ hem sol yaptım. Senin ne kadar başarılı oldu? Bence Beren bu taktiği bence kendi sisteminde oturtmuş gibi gözüküyor ben. Çünkü 2x'e girmeden de bana kalırsa 3 silahları göstermeyecek, çıkartmayacak daha doğrusu. Ve şu an 2x'e girdi ama sağ bayağı taraftan vurdu. Müthiş derecesinde soldan giriyor. Sence vurumu buz ruhu var artı iskeletler bence bu kadar vuramayacak gibi. Sanki çarpma gönderiyor ki yarasalar yok olsun diye. Fakat sanki orada yok oldular ya. Vuracak mı? Bir tanesi bir tane daha vuramadı. Bir tane vuramadı çünkü cadı öldüğünde çıkardı. O mükemmel bir zehir. Cadı öldüğünde Beren bence artık iksir toplayıcısının faydalı olmayacağını anladı ve onun üzerine yürümüyor. Direkt atağa kalkıyor. Evet burada çok güçlü bir atak yapması gerekiyor şu anda. Yarasa. Evet sağ tarafı sağ tercih etti. Bakın yine çok düşünmüyor. Zırh taraftan saldırdı. Kasırga biraz fail bir kasırga oldu. Çünkü kuleye sabitlendi silahşör. Hala mı vuruyor kuleye? Hala vuruyor. 650'ye kadar düşürdü. Tomru var mıydı sanki? Evet tomru da varmış. Alabilir mi? Bu saldırı eğer çok başarılı kritik. Olursa eğer. Çok kritik. Alabilir. Madencisi var. Artık zehri yok. Şimdi
Çok zor bir ihtimal. Hala vuruyordu. 260 alacaklar indirdi. Bravo. Ve gerçekten bugün Nemsense'yi karşılaştığı tüm rakipleri aynı bu şekilde son anda. Fakat çok çekişmeli bir maçtı. Müthiş derecesinde. Çekişmeli bir maçtan bahsediyoruz abi. Yine gözünü taktı. Yine gözünü taktı. Yine bak, şeklini yaptı Nemsense'yi. Ben buyum, ben yaptı, buyum diyor. Hakikaten bravo da. Çok çekişmeli bir maç. Nemsense'yi bugünkü maçları hep bu şekilde geçti ama ben fark ettiğin üzere. Evet. Fakat son zamanlara, son anlara doğru çok güzel saldırıyor ve rakibi çok şaşırtıyor. Doğru. Çok şaşırtıyor. Ben bile hani burada oturduğum yerden maçını seyrediyorum. Ben bile şaşırıyorum yani ya. Bir sağa gönderiyor, bir sola gönderiyor. Yani sabit bir taktiği yok. Belli böyle kartları gönderdi. Genellikle madenciyi gönderdi. Lokasyonlar çok mühim ve nokta atışları yaptığını söyleyebilirim. Doğru, kesinlikle. Yani Nemsense aslında kendi 2-3 destesini çok rahat bir şekilde ezberlemiş ve bunun üzerine ilerlemeye devam etmiş bence. Önceki maçında aynalı bir tane destesi vardı arkadaşlar. Eğer hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ayna ve roketi kullanarak kulenin canını indirmeye çalıştı. Onu, o desteği sadece bir kere kullandı. Evet. Ondan sonra daha onu kullanmadı. İşini hiç riske atmadı ve çok iyi bildiği, çok iyi ezberlediği desteler üzerinden ilerlemeye karar verdi. Bence çok başarılı bir hamleydi. Doğru. Gerçekten çok başarılı bir hamleydi ve başarılı bir şekilde, çünkü Beren de şu anda liderlik listesinde az sonra gelir arkadaşlar, göreceksiniz. Yeşil alanda olan diğer oyuncu. Yani iki en iyi oyuncu şu ana kadar, hani şu duruma kadar en iyi oyunculardan ikisi şu anda eşleşti. Tabii ki bu önümüzdeki hafta her şey değişebilir. Ben sadece bugün yaşananlardan bahsediyorum. Ama Beren'i de hafife almamak lazım. Çok. Üç silah şörü gerçekten çok iyi kullanan bir oyuncu. Çok güzel kullanıyor. Nemsense onu harika, sinir hastası harika ettiği için bir türlü çıkartamadı üç silah şörü ki. Nemsense işte abi hani nasıl diyorlar, hani darlama, dillik yani hani aynen, bir rahat aynen bırakmıyor. Bu aslında bir taktik savaşı. Çünkü büyük kartını bırakırsa başına ne geldiğini biliyor, tamam mı Nemsense? Kesinlikle. Bu yüzden ne toplayacağı müsaade veriyor. Hem de madenci gönderirken zehri basıyor ki gönderdiği birinden de yok olsun, daha çok bir zarara girsin. Zaten bir kere geldi, o bir kere gelmesinde de kulesinin canını 600'e kadar düşürdü. Ben dedim ki, ben şey dedim hani, order dedim yakaladı. Fakat yine savundu bir şekilde. Doğru. Çok mesela, zor oldu ama. Yani burada Nemsense'in uyguladığı bir taktik daha söyleyeyim size arkadaşlar. Bunu fark edenler olmuştur belki de. Ömer'in söylediği gibi başta, hani bir sağa gönderiyor, bir toplacıya gönderiyor, bir arkaya gönderiyor, bir ön tarafa gönderiyor derken şu liderlik tablosunu bir yorumlayalım arkadaşlar, sonra devam edeceğim. Nemsense şu anda liderlik tablosunda birinci arkadaşlar, 3 tane galibiyet, Beren 2 galibiyet, Donkey Kong 1, Surgical Goblin 1, Royal 1, Adam ve geri kalan 2 arkadaş da 2 mağlubiyetle liderlik tablosunu sonuçlandırdı. Ben okumakta birazcık zorluk çektim size anlatmakta ama siz takip ettiğiniz oyuncu zaten muhtemelen liderlik tablosunda görmüşsünüzdür. Dedim ondan sonra da az önceki anlattığım konuya devam etmek istiyorum. Akıl şaşırtmacısı yapıyor. Karşı rakibin aklını hani birazcık yorduğu için de karşı rakip de hani sağdan mı gideyim, soldan mı gideyim diyerekten birazcık geride kalıyor. O anda zaten Nemsense zehirle, madenciyle zaten alıp alacağını götürüyor yani. Hızlı desteğiyle alıp alacağını götürüyor yani. Zaten beklemiyor. Yani doğru abi, hani zaten bu bir nasıl diyeyim, bir taktik savaşı. Taktik savaşı. Sonuçta bu bir kart oyunu ve stratejinizle rakibi şaşırtmalısınız ki başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Yani ben çok beğendim rakibi bu şekilde, yani bir sağdan bir soldan aklanıyordu resmen ya oynamak. Hem rakibi moralmen de çok artıyor. Ben mesela burada seyrederken madencinin bir sağdan bir soldan bir toplayacağı bir kuleyi, bir baden de fark etmişsen eğer cadıya falan gönderiyordu. Doğru. Madenci kartını. Ben burada seyrederken benim sinirim bozuldu. Beren'i şu an düşünemiyorum. Hakikaten muazzam bir taktik savaşıymış ya. Bu aslında şey de olabilir. Maçın hakimiyeti bende. Rakibi yıldırma. Sen kontrol dur bende. Kontrol bende. Maçın hakimiyeti bende. Sen dur Beren. Ben seni yönlendireceğim. Sen ona göre hareket et. Tarzında bir bilinçaltı mesajı vermek gibi. Bir oradan evet gönderir, bir bul. Madenci de böyle bir kart Ömer. Evet. İlk çıktığı zamanlarda mesela müthiş derecesinde bufflı bir karttı.
müthiş derecesinde metada olan bir karttı. Zaten madencisi zaten olan kesinlikle ve kesinlikle çok yukarılardaydı. Zaten hani şimdi de metada gene çünkü var. Hani ne kadar nerf görünmüş olmasına rağmen madenci kartı şu an üst slasher, Gomind'in çetesi gibi kartlarla, daha doğrusu cadı gibi, daha doğrusu her karta kombinlenebilen ve her yerden çıkabilen, çünkü büyüleri saymazsak eğer başka hiçbir kart her yerden çıkamıyor. Sadece kendi bölgenizden bırakılabiliyor. Her yerden çıkabilen muazzam, zaten namidyar, efsanevi bir kart. Ben çok beğeniyorum ve kullanıyorum yani. Şu son mesela Clash Royale'in haftanın destesi diye paylaştığı 3 slasher destesinden evet, sonra madenci sanki birazcık daha gün yüzüne çıkmaya başladı. Çünkü onun öncesinde domuz binicisi, kasırga ve cellat birazcık daha ön plana çıktığı için madenci sanki bir adım geride kaldı ama bu son hani Clash Royale'in haftanın destesi diye paylaştığı desteden sonra madenci de vardı, madenci de bir deste yapılır diyerekten yeni yeni desteler üretilmeye başlandı ve madenci birazcık daha fazladan kullanılmaya başladı ki gerçekten Ömer'in de söylediği gibi madenci çok şey arayan bir kart. Yani tank özelliği çok yüksek bir kart. Hani dörtlü iskeletle bile bazen çok büyük işler evet, yaptırabiliyorsunuz madenciye. Veya rakibin top beylesini de parçalayabiliyorsunuz. Kesinlikle. Yani bir de madenciyle, yani zehir bir yana, madenciyle rakibin top beylesini kırdığınız zaman toplayıcının bedeli 6, madencinin bedeli 3. Bir de madenci kırdıktan sonra gidiyor kuleye vurur. Vuruyor, bir de zarar da verebiliyor. Rakibi cidden zarara sokuyor. Zehirle beraber kombinlenmesi zaten hem kuleye zarar veriyor, hem rakibin birimlerini yok ediyor. Bildiğin hepsi yok oluyor. Zehirle beraber muazzam bir kombin yapılabiliyormuş. Şu an ben mesela bunu bu kadar bilmiyordum. Sen şimdi bunları anlatırken ben Nemsensi'nin o sinir bozucu hareketleri aklıma geldi sürekli. Bir sağdan bir oradan, soldan. Bir buradan, bir oradan, bir buradan. Bir de kalktı böyle falan yaptı. Benim var ya kesin çok sinirlenmiştir. Sen çıkışta müthiş bekle Nemsensi diye. Müthiş derecesinde sinirlenmiştir. Tabii ki bunlar tatlı çatışmalar ama. Tabii. Yani dediğim gibi bu oyun bazen gerçekten çok güçlü kombineler ve taktikler gerçekleştiriyor derken yeni savaşımız şu anda bizlerle birlikte. Surgical Goblin mavi tarafta şu an bekliyor. Bakalım karşısındaki rakip kim? Merak içerisindeyiz de Nemsensi. Nemsensi bugün gerçekten müthiş derecesinde önümüze çıktı. Bugün çok bahsettik Nemsensi'yi. Yalnız şöyle bir şey var. Hem Surgical Goblin hem Nemsensi'yi tam bir baş belası. Doğru. Baksana şu adama. Merak ettiğim savaşlardan bir tanesi de buydu onlar. Abi çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum ya. Surgical gerçekten çok güçlü rakip. Hem baş belası hem ikisi de siniri bozucu yani. Yani nasıl derler hani? Bunu negatif şekilde değil mi? Pozitif şekilde sinir bozucu rakiplerden bir tanesi yani. Burada çok merak ediyorum. Nemsensi sence ilk maçında gene madenci ve zehirli destesiyle mi başlar yoksa? Bence madenci değil. Çünkü dev ve mezarlık destesini kullanırsa belki Surgical Goblin'in elindeki kullanmış olduğu destenin içerisinde Valkür vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. O deste birazcık anti kaçabilir ve domuz bilgisi vardı. Nemsensi'nin de elektro büyücüden başka durdurabilecek bir kartı olmadığını düşünüyorum. Bakalım. Dev mezarlık kullanırsa ki derken mesela kartları sol tarafta göremiyoruz arkadaşlar. Bakacağız ilk kartlardan veya ikinci kartlardan kartın gidişatları belli olacak. Nemsensi X'i evet. Mezarlık geliyor. Mezarlık destesini kullanıyor ama toplayıcıya da bu sefer destesinin içerisinde farklı bir şey koymuş sanki Ömer. Şimdilik göremedik vallahi, bilemiyorum. Toplayıcıyı kırdı. Çeteyi bir kısmını zarar verdi. Yani tam ölmedi. B madeni gidiyor. Tomluk lazım ona. Cadı gönderiyor. Fakat cadı bunları zaten yaratılarla rahatlıkla karşılayabiliyor. Karşı saldırıya çıkar mı zannetmiyorum. Nemsensi. Evet, ikinci iksir toplayıcısını koydu. Nemsensi'nin buna bir şey yapması lazım. Birincisi bitti. Benim tanıdığım Nemsensi'yi o toplayıcıya mutlaka bir şey yapacak. Bir müdahale etmesi gerekir. Yoksa bu ona çok büyük bir şekilde geri dönüşüm yapar. 10 iksir oldu ve halen bir şey yapmadı Ömer. Buz golemi mi görüyoruz Nemsensi'yi? Evet. İlk başta, ikinci maçta kullandığı buz golemi ve mezarlık destesi. Buz ruhunu göndermişse madenci vardır diye düşünüyorum ben. Ne üç silahları gönderdi? Evet. Bugün
Nemsense'ye de rakipler genelde hep 3 silah şöyle gittiler Ömer. Evet. Genelde hepsiyle baş etti. Fakat şöyle bir durum var. Farkında zaten cellat, sol taraftaki cellat madenci göndermesine rağmen Surgical Goblin gitti yine silah şöyle sabitlendi. Evet. Çok tehlikeli olmaya başladı şu anda. Mezarlık geliyor şu an ben sana Surgical söyleyeyim. Ve biz zehir geldiğini şahsen düşünüyorum. Zaten zehir de güzel zehir bir zehir geldi. Birazcık şey geldi ama Ömer. İksir toplayıcısını alacağım derken sol taraftaki goblinleri boşa bıraktı. Sol taraftaki goblinler de bu sefer de şeyi almadı. Mezarlığı kantalayabildi birazcık. Ama yine de hasar aldı tabii ki. Yine vurmadı. Gerideki madenci şu an duruyor. Yaratı var ve cadı. Madenciyi de talan etmeye gittiler ve neredeyse full canlı bir cadı. Gidiyor derken iki kat iksire girdik. Ömer şöyle bir bakıyorum. İksir toplayıcısı Surgical Goblin'de. Hasar takasına bakıyorum. Nemsense önde. Burada bir terslik var gibi gözüküyor. Nemsense gene aradan böyle ufak ufak gene bir şekilde mezarlıkla ve zehirle vuruyor. Güzel bir zehir kullandı. Vuracak mı? Vuramadı. Maalesef silahçıların gerisine Fatıma derken zaten soldan şu an gidiyor. Yine vurdurmadı ya. Bravo. Yalnız bu kadar iksir toplayıcısına rağmen bu kadar iyi savunabilmesi çok büyük bir başarı. Müthiş bir başarı. Evet, minyon sürüsü geldi derken bir süper bir kasırga geldi. Harika bir kasırga. Sanırım şu anda bir zehir geldi oraya. Of. Evet. Buz golemi bir tane de vuracak ve patlama hasarıyla beraber hakikaten muazzam vurdu ya. Ömer evet. Üçüncü iksir toplayıcısı var sahada şu anda. Çiftlik kurmasına rağmen harika bir mezarlık. Gerçekten üçüncü iksir toplayıcısını koydu. Evet artık Surgical Goblin 3 silahları gönderdi. Madenciyi gönderdi. Oraya gönderebildiğim bütün kartları gönderdi. Gördün mü bak hepsi öldü. Gerçekten. Oo, şaşırttı şu an rakibi. Yine Surgical'ın son dakika saldırıları fakat bu sefer başarılı olamadı. Diğer taraftan saldırıyor. Buz golemi neredeyse karşılayacak bütün kartları var be. Bravo ya. Fakat sağdan bir şeyler gidiyor şu an. Vuracak mı? Vurdu mu? Vurdu. Vurdu. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. 190 canı 40. Kaldı. İnanamıyorum şu an ya. Gerçekten i̇nanamıyorum müthiş şu an ya. Şu an var ya inanamıyorum ya. Gerçekten. Derim ya. İki isme yakışır bir maç. Bir önceki yayınlara bunu bahsetmiştik değil mi? Surgical Goblin'in son 20 saniyedeki yaptığı saldırıları hakikaten muazzam. Efsane derecesi. 20 saniye kadar. Benim hiç umudum yoktu. Zaten o sol taraftaki son zehri görünce dedim ki maç bitti zaten. Fakat seyirciye göre bitmesine rağmen Surgical Goblin'e göre bitmemiş. Bitirmiyor işte ya. Bitirmiyor. Bütün hakimiyeti elinde olmasına rağmen bütün hakimiyeti tek bir hamle bazen bazı çok şeyleri değiştirebiliyor. Yani bak az önce mesela bunu çok net bir şekilde gördünüz arkadaşlar. Bütün hakimiyet Nemsense'nin elindeydi. Zaman süreci tamamen bitmişti. Artık bütün ümitler kırıldı dediğin anda Surgical Goblin tek bir hamle. Tek bir hamle. Tek bir yaptığı hamle de aslında bir önceki seferde yaptığı 3-4 hamleye benzer hamleler ama içerisinde sadece ufak bir değişiklik yaparak yaptığı hamleler olduğundan dolayı sağ tarafı çok başarılı bir şekilde hak ederek aldı bence. Burada Nemsense'yi de gece cadısının gazabına uğradı. Doğru. Koş başını almadı. Çünkü önceki iki seferde falan hani böyle vurarak falan bilmem bir şekilde aldı. Fakat o tarz saldırıları sadece koşbaşı vardı. Bu sefer bir de geride madenci vardı. Doğru. Yine o madenci başındaki mumla beraber toprağın altından çıktı. Ve koşbaşını tankladığı için gerideki barbarlar rahatlıkla öldürdü. Çok şaşkınım şu anda ya. Gerçekten var ben ya. Ben de şaşkınım abi. Bu maç dönmez diyordum yani. Kesinlikle dönmez. Çok heyecanlıydı ya. Geçen hafta Nemsense'nin yaptığı bir hareket benim aklımdan bir türlü çıkmamıştı. O goleme karşılık. Bu hafta da gene aynı şekilde gene Nemsense, Surgical Goblin iki tane güçlü rakip. Bu sefer de Surgical Goblin'in yaptığı bu hareket şu anda aklımdan çıkmadı ama rövanş maçı gerçekten şu anda çok çelişkide. Yani izlediğiniz kadarıyla siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Müthiş derecesinde çelişkide olan bir maç önümüzde şu anda. Deseler değişir mi sence Ömer? Vallahi bence Nemsense'yi DC'sini değiştirir diye düşünüyorum. Fakat Surgical Goblin yine bir çakallık yapıp DC'yi değiştirmeyecek diye düşünüyorum. Bakalım bunu tabii ki zaman gösterecek. 3 silahşör ve koçbaşı
Nem Sensei'nin diğer kullanmış olduğu deste dev ve mezarlık destesiydi. Buna karşı bir önceki maçta birazcık çaresiz kaldı. Bunu biliyor. Bakalım burada ne yapacak? Çok merak içerisindeyim. Gerçi bu destesi Surgical Goblin'e iyi hakimiyet aldı ama son bir anlık bir hamle işte. Ama aynı desteği kullanıyor gibi gözüküyorlar. İkisi de aynı desteği kullanıyor gibi çarpma gözüküyor. Çarpma gönderdi. İlk kartlarından sadece anladığımız kadarıyla. Şövalye geldi. Evet, Surgical'dan şövalye hamlesini gördük. Domuz biniciliği destesi mi acaba? Nem Sensei ile prenses gördük. Surgical Goblin'den Nem Sensei ile... Çarpma tuzağı olan deste gönderdi. Olabilir mi? Evet. Çarpma tuzağı olan deste. Bu arada Nem Sensei... Güzel bir tomruk. Dev ve mezarlık destesini kullanıyor Ömer. Tomruğu olması gerekiyor Dart Nem Sensei şu anda. Birkaç maçları göremiyorduk Dark Goblin'i. Bak geriden görüyor musun nasıl vuruyor gerilerden? Ömer çok çelişkili bir maç. Eğer Nem Sensei tutarsa gerçekten kuleyi çok rahat bir şekilde alır. Eğer Surgical Goblin, tanıdığımız Surgical Goblin ise buna müsaade etmez gibi gözüküyor ama hiç de belli olmaz. Nem buna... Sensei'nin başı belada. Mega Dal Kavuk bak. Gerçekten şövalye vuruyor şu anda. Vuramadı. Başı belada. Birkaç tane vurdu fakat sonrasında madenci geldi. Farkındaysan maçın başından bu yana ilk kez Mega Dal Kavuk görüyoruz oyunda. Madenci geldi şu an. Muhtemelen çete gelecek diye düşünüyorum. Çete geldi Goblin çetesi. Surgical Goblin sanki çok rahat bir maç geçirecekmiş gibi bir hissiyat veriyor şu anda bana. Nem Sensei'nin Goblin çetesine karşılık bir çözüm bulması gerekiyor. Acilen hem de. Goblin çetesine bulursa şeye bulması gerekiyor. Prenses'e. Oo, müthiş. Evet, Surgical Goblin'den yine tahmini tomruklar. Bu arada fark ettin mi? Dark Goblin'e full kuleye çalıştı. Doğru. Hiç Jody'ye vurmadı. Hep kuleye çalıştı. Şu an gerçi daha demin tomruğu gönderdi. Fakat dev geldi. Prenses. Mezarlık gelir mi? Prenses bir tane daha ok gönderdi ve gerideki her şeyi öldü. Kasırga ya, çeviriyor. Zırttan madenci vuruyor. Fakat madencinin bu vuruşu aslında pek ifade etmiyor çünkü Nem Sensei'nin başı hakikaten belada. Gerçekten çok büyük dert içerisinde ve kulesini kaybetti zaten. ekranlarda sağ tarafta görüyorsun zaten Ömer pür dikkat. Şu anda oyunu oynadığı telefona kilitlenmiş durumda. Evet. Çok zorlu durumlar şu anda bekliyor ki Surgical Goblin kuleye bile yaklaştırmıyor. Kasırga ile sürekli geri çekiyor. Nem Sensei hakikaten şu an çok zor durumda. Bundan sonra dönmez. Nem Sensei için artık her şey sona. Bir puanı, mağlubiyet puanını bence listesine yazdırdı gibi gözüküyor. Roket mi? Son kartı roketmiş. Hadi yine şekil yap diyeceksin. Şov yap. Şov yapmayı bekliyoruz senden. Evet, canı sıkıldı, morali bozuldu. Gerçekten haklı. Karşısında çünkü gerçek anlamda çok güçlü bir rakip var. Çok güçlü ya. Ben var ya, yani şahsi düşüncem neredeyse daha, gerçi fonlanmadı yayın ama bu yayındaki en güzel çekilişli maçlardan bir tanesiydi. Doğru. Çekişmeli yani. Aslında Nem Sensei burada bir önceki kullanmış olduğu desteği kullanmış olsaydı gerçekten büyük başarılar elde edebilirdi. Çünkü bir önceki maçta tamamen son 10 saniye içerisinde kaybetti. Bütün hakimiyet elindeydi. Yani dev destesi kullanması birazcık riskli gibiydi arkadaşlar. Ve Nem Sensei bunu göze aldı ve bu riski göze alarak da savaşa girdi ve kaybetti. Yani gerçekten hiçbir şey yapamadı. Yani son roket atması yani çok muazzamdı yani. Ama gerçekten Surgical Goblin. Şöyle bir durum var ama nasıl diyeyim sana? Surgical Goblin'de Goblin fırçası var. Goblin fırçasını da karşılamak için hiç yoktan bir tomruk. Hiçbir şey yoktu elinde. Veya çarpma lazım. Ne tomruk var ne çarpma. Çete gönderiyor. Surgical Goblin tomruk da var. Tahmini fırçı gönderdikten sonra yani yine sana söylediğim şekilde fıçıyı destekleyici bir tomruk atıyor ve karşısında hiçbir şey durmuyor yani. Mega Dal Kavuk zaten bir tane vurana kadar Goblin bir tane vurmuş oluyor. Şövalye var zaten. Bu sefer tank birinden hakikaten iş yapmadı. Kesinlikle. Yani bir tek dev hatayla girmiş. Dev hata ve devini de gerçi elinde madenci de vardı kabul ediyorum. Tamam ama tamam da gerisinde sadece tek belası fıçı değil ki.
geride çete var. Dark Goblin diye bir baş belası var. Bir de Prenses diye bir baş belası var. Tamamıyla bir çarpma tuzağı dediğimiz destelerden bir tanesini kullandı. Surgical Goblin. Zaten ilk haftada onu kullanarak başarılı oldu yani. Binici destesi kullanarak zaten başarıyı elde etmişti. Bu sefer de çarpma tuzağını kullanarak başarıyı elde etti. Yani çarpma tuzakları bu aralar başarı elde ediyor sanki. Ya doğru da bakın. Şu da var şimdi. Nem Sensei'nin kullandığı desteleri görmüş. Mutlaka Surgical Goblin bir önceki maçları seyretmiş. Farkında ki... Sabit desteler oluyor ama galiba evet, Ömer. Zaten Nem Sensei'yi belli başlı desteler kullandığından... Şu anda liderlik tablosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada Nem Sensei yine 3 galibiyet, 1 mağlubiyet. Surgical Goblin 2 galibiyet. Berin, yani zaten takip ettiğiniz şeyler, oyuncular varsa ekranda görebiliyorsunuz. Sağ taraftaki L harfinin bulunduğu yer mağlubiyet. Sol taraftaki W harfinin bulunduğu yerler win, yani kazanan. Kazanan ve kaybeden. Yani şu anda bu hani şu ana kadar olan maçların içerisinde gene tepede olan bir mağlubiyetle aslında Nem Sensei sistematik olarak baktığımız zaman bir tane maç kaybettiği için Surgical Goblin'le eşdeğer durumda gibi gözüküyor. Fakat şöyle bir şey de var, hani Surgical Goblin'in daha yapmadığı maçlar var. Doğru doğru. Ama 3 yani tane galibiyeti olduğundan dolayı bir tane mağlubiyeti olduğu için Surgical Goblin'le şu anda tam eşit sayılır. Doğru. Yani Surgical Goblin bir tane mağlubiyet alırsa gene Nem Sensei bir basamak daha önde olur. Bakalım evet. Yani çok güçlü savaşlar, güçlü rakipler var karşımızda, yani önümüzde. Bir anlık her şey değişebiliyor yani. Ya tamam ya, bu bunu kesin alır. Daha hiç ileriye bakmayalım dediğiniz anda son 10 saniye kala bir atak her şeyi değiştiriyor. Doğru. Ve o an mesela işte bir oyuncunun en çok zevk aldığı yerdir bence. Son 10 saniyeye kala kadar bütün ümidiniz kesiliyor. Son 10 saniye kazandığınızdaki, yani hiç olur mu Ömer, başına geliyor mu böyle bir şey? Ya başıma geliyor da yani zaten sonuçta bu taktik savaşı. Kesinlikle. Zaten taktik savaşı da budur. Hani o... şey, zaman bitmeden hani biz bitti demeden bitmez diyorlar ya. Doğru. Bitti demeden bitmiyor. İşte son 10 saniyede kazanmanın vermiş olduğu mutluluk, diğer kazanmanın vermiş olduğu mutluluktan sanki böyle bir adım daha önde gibi hissettiriyor. Çünkü ben buradan izlerken bu kadar heyecan yapıyorsam, yani bir de hesap edin ki o arkadaş orada, Surgical Goblin orada kazandığında nasıl bir keyif, nasıl bir mutluluk içerisinde olduğunu. Müthiş derecesinde bence, ama şahane bir şey. Nem Sensei burada gerçekten ikinci savaşında çok gafil avlandı. Yani, bana kalırsa müthiş derecesinde. Yani Nem Sensei'nin gerçekten gafil avlanması. Doğru. İzledik. Değişti hani gafil avlanma derken. Deste hani, farklı. Nasıl diyeyim, hani Surgical Goblin, hani yine dediğim gibi Nem Sensei bütün maçlarını ben seyretmiş ki zaten o tarafta yayınlar şu an mutlaka seyrediyor. Bütün maçları seyretmiş ki çarpmaya zayıf olduğunu, tomruğa zayıf olduğunu görmüş ki buna has güzel bir deste yapmış. Kesinlikle. Bence çok iyi. Kesinlikle. Arkadaşlar bu 8 oyuncu, ben tekrardan baştan toparlamak istiyorum. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Toparlamak istiyorum şöyle bir toplu bir şekilde. Şu anda bugün izlediğimiz maçlar Avrupa bölgesinin en iyi 8 oyuncusunun maçlarıydı. Biz önümüzdeki 4 hafta boyunca pazar günü akşam saat 6'da Ömer'le birlikte burada olacağız. Biz sizi burada görmekten gerçekten mutluluk duyuyoruz. Sizin burada olmanızı istiyoruz. Liderlik tablosunu zaten gördünüz. Oyuncularımızı gördünüz. Ödül havuzumuzu gördünüz. Gerçekten çok büyük savaşlar geçiyor. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. Biz sizlere sunarken ve burada olmaktan gerçekten keyif alıyoruz. Tabii. Artık önümüzdeki 4 haftada da bizi yalnız bırakmayacağınızı düşünerekten sizleri selamlıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ben kendi adıma iyi akşamlar diyorum. Ve son olarak da Ömer iyi akşamlar dilemek istiyor. Nasıl bir son bağladım ama hallettim işte kanka. Şu an seyirciyle beni baş başa bıraktın. Ben de toplu şekilde herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu tatiller, mutlu hafta sonları.
Bu arada kapatmadan önce karneleri aldınız arkadaşlar. Karnelerinizi de umarım başarılı karneler almışsınızdır. Görüşürüz arkadaşlar.